alo dediğimiz bir muhabbette siz güzel izleyicilerin karşısında birazcık sesçiyi kısalım. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur umarım. Bugün bildiğiniz üzere artık S2G'nin final günlerinden bir tanesi. Daha doğrusu final haftasından önceki oynayacağımız bir videodayız. Daha doğrusu daha sonra izleyecek arkadaşlar videoda olacak ama şu an canlı yayında güzel izleyiciler. Tabii ki videoda izleyenler de güzel izleyici. Onlar ayrı bir dava da. Öyle ya da böyle iki tarafta da kalacak bir video olacak. Çünkü maçları kaçıranlar olabiliyor, durumu işte ne bileyim dışarıda olanlar olabiliyor, işi olanlar olabiliyor. Ondan dolayı böyle bir şey yapmak istedik. Umarım şimdiden hoşunuza gider. Altta Minifex çalıyor ne alakaysa. Biz buradan Fight Pack'e geçelim. Nasıl gidiyor arkadaşlar günümüz? Güzel misiniz? Her şey yolunda mı? Hemen burada bu sorduğum soruları lütfen iki taraflı algılayalım. Yani sizler de orada cevap verirsiniz diğer arkadaşlar. Ben iki tarafa da yetişmeye çalışacağım. Onun yanısı bir sıkıntı yok. Bugünkü One Man Squad'da bir takım talihsizlikler yaşandı. Görmüşsünüzdür izlemesi. Bugünkü One Man Squad hakkındaki düşünceniz de cidden ya. Gerçekten çok can sıktı. Gerçekten o çok can sıktı. Yani yapacak çok da bir şey yok ama. O airdrop'ta Free Gunca gittiğim her birisinde ölmem beni bir ayrı bir sıkıntıya soktu ciddi anlamda. Şöyle bir kameranın arka ayarını ayarlamaya çalışıyorum. Tamam, güzel bir açı bulacağım şimdi. Artık ekranımızı normal ekranımıza doğru çevirelim. Nerede şimdi? Şu iyi mi? Size bakıyormuşum gibi. Sizi ama çok böyle salak gibi durdum. İyi, iyi. Maçımız başladı mı? Halen daha maçımız başlamadı. Lan yanlış ekranı verdik. Dur, dur. Halen daha maçımız başlamadı. Bugün kaç film? Bugün kaç film? Günlerden istiyorca arkadaşlar bugün. Bir de biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta var. Önümüzdeki haftada final haftası var ama biz hemen hemen bu haftadan PMGC bileti için uğraşıyoruz. PMGC o West bileti için, dünya şampiyonası bileti için uğraşmaya çalışıyoruz. Onu da bir sizlere ekstra burada bir söyleyeyim. Üç win diyenler var. O diyen var. Bu diyen var. 2 win var. En az 2 var diyen. Okey. İlk maç oynuyoruz biliyorsunuz. Puan çekmemiz gereken bir maç. Selamun aleyküm arkadaşlar size de. Aleyküm selam. Böyle tek atamam ya. Yani neyi tek attın? Abi tam dedim Barış'a bir şey yapmadı. Çek bir saniye sonra. Biraz daha sakin geçebilirmiş gibi geliyor en azından üst. Uçağın rotasyonuna göre biz kötü yerde değiliz. Aslan hemen hemen herkesin işini arayan bir kampo militar Eraz'a arı tarafını geç oraya da uçuruyor. Daha önce de çok gördük. İşler garanti alındı artık o son gün biraz daha böyle bir rahatlık olabilir. Biraz hep beraber ama dengeyi kuralım. Ama ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Alan bizim bayağı tersimize verdi. Sıkıntı yaşamayız inşallah. Öyle düşünüyorum. İnşallah abi. Yani bu alan biliyorsunuz Beşiktaş'a yarar. Bu alan FF'e yarar. Bu alan GG'ye yarar. Bu alan onlara yarar. Onların etrafı. Gerçi biz de üst tarafa oynamaya alışkınız. Hacı'yla falan bayağı uğraşıyorduk ya bir aralar. Aslında orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben de. Gidişimiz zor. Gidişimiz çok zor oraya. Buraya gidişimiz bayağı zor. Bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Silahsızlar mı onlar? Galiba. Geri kalan geç oyuncuları kaçabildi mi o bölgeden bilmiyorum ama. Oradaki skorları isteyecek. Var ama silahı var, silahı var. Seksi biraz daha geride kaldı hatta. O dağın hemen altında kaldı. Burada Getson'un işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama arkasında mı seksi öyle oldu? Paraşüt mü şu an vallahi halledemediler? Ne yaptılar? Kuytu bir şekilde içeri geçiyor ama takım arkadaşlarına doğru koşmuş. Loy. Şöyle bir şey söyleyecek miyim? Yani açıkçası ben şunu beklerdim. Elazar'a gidebilen bir uçak. Beşiktaş Elazar'a bence gidebilecek. Bence endgame. Yani Getson'un hallederiz. Los Higos, Milas, Dersur, Prison civarında dünkü bekleyebilir miyim? GTA 5 ve şunu kırmam. Çok güzel bir GTA 5'ti. Şunu kırmam benim hiç hoşuma gitmedi. Koltuğumun kolu yok arkadaşlar artık. Harbiden. Şöyle koyayım da düşüyor kolumdan ya. Vallahi düşüyor, billahi düşüyor. Ya burada açıkçası ben şunun etkili olduğunu düşünüyorum. Sizden 3. map ne abi? Şansları vardı. Evet. Bunu denemek için bakamadım, şansları vardı. Yapmadım. Her ne kadar 3. aşama. 3. map gene sanok değil mi? 9. sıradalar. Bakıyorum hemen. Erencim. İyi. 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 Var. Ama senin de söylediğin gibi çok iyi. Olsa Erenca da işimizi yarar ama. Erenca da hep yastığına yakıp atıyor ya. Çok daha iyi bir oyun onları bekliyor olabilirdi. Hala kötü pozisyonda değiller. Bunu alalım, sizden de biraz yani düşüncelerinizi alalım ya. Neler düşünüyorsunuz bu hafta sonu için?
Son gün, son günü takımı olmak, son gün takımının menajeri olmak neler hissettiriyor mesela? Genel olarak köşeli rotasyonlar. Şimdi çok alışık olduğunuz bir senaryo olduğu için hep son hafta Beşiktaş'la biliyorsunuz bir şampiyonluk fight'ımız oluyor. Biraz heyecanlıyım her zamanki gibi. Bilmiyorum. Çok değişik duygular yaşıyorum şu anda. Gayet insancıl bir insan. Nasıl biz böyle hayvan olabiliyoruz ama anlamıyorum. Ambulans aramamız gerekiyormuş bunu yani. Bu önemli. Yok, ben şu anda bizim çok yani normal. Yani bir yerde birazcık yükseldi. Ama şu an iyiyim yani. Frozen nasıl kaçırdın onu? Yavaştı, vururdu. Frozen daha yavaş. Daha yavaş, daha yavaş. Kamikaze burada. Hem mini SMS'ler varmış ya. Kendisini Rookie de aynı şekilde orada kilitleyecekler pozisyonu. Adam da M4 yani 6x pik açtı. Birazcık daha ısrarcı olmuş olsaydı Frozen'ın onu düşüreceğini bile görebilirdik aslında. Ben galiba maçı onların gözünden başladı. İzlediğim için çok heyecanlanıyorum. Onların gözünden izleme. Düşünüyorum. Yapamıyorum. Çok merak ediyorum. Sabredemiyorum. O yüzden böyle şeyler yaşanıyor. Onların ya şimdi onlar nasıl anlatayım? Biz onu izleyemiyoruz diyor. Boşver. Evet. Nasıl ya? Biz diyemeyiz onları. O anlık. Anlık o. Aa, koymadık mı 15 dakika derim. Halledecek. Halledemeyeceğimiz çok. Arkadaşlar beylicikleri bir asılalım ya. Bir basın ya beyi. Asılın. Asılın deyince de biraz. Beyin. Yani puanı alıp gitmesi gerekiyor orada. Çok da ciddi bir baskı üzerinde gibi ki o da San Martin'in davranı mı kapatıyor yoksa orada bir split mi durdular? Split durdular galiba. Geri dönecek. Sinan buradaki en sıkıntılı noktalardan bir tanesi SMB'nin araçlarla burada rotasyon atıyor. Abi bu split değil bu. Nasıl bir şey? Aha SMB Zwolf'a gitti. Zwolf öldü. Biliyorlar mı? Biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Burada işte oyuncunun oynadığını görmüş olabilir. 176 hasarı var. Bir de biliyorlar. Render bug'dan mı gördüler? Evet, saptan işte. Büyük ihtimal buraya geçerken falan gördüler. Üst kata doğru Zwolf'un üstüne gelecekler ve Roll hiç affetmiyor. Çok da ciddi bir hasar veremeyecek Zwolf burada ve Good Guys. Çok kötü puana gitti. Bir oyuncu çektikten sonra kendisi de oyuncu kaybıyla tanışıyor olacak. Sinan yani o bölgeyi haritada bir dakika ama ya. Nereden görüyor? Render bug'ı bizi emulator render bug'ı gibi bak var mı burada? Var var. Oradan görüyorlar değil mi mesela? Ya tam kaç metre bilmiyorum ama belli bir mesafeden sonra ev gözükmüyor, evin içi gözüküyor. Oğlum bu saçma ki, bunu düzeltmeleri lazım. Ya bu çok uzun zamandır var abi. Tamam, bu oyunun kalitesizliği, kaliteli olmasıyla alakalı bir şey. Evet. Tabii ki biliyorsunuz PUBG Mobile dünyanın en fazla oynanılan mobil oyunu. Bence çok iyi. Yani bu kadar iyi bir oyunu daha önce görmedik biz hayatımızda. Yani çocukların cihazları kötü. Çocukların cihazları kötü büyük ihtimalle oradan fark edemiyorlar. Güzel oyun. Ekstra livik oynayacaklar. Güzel oyun. Evet. Komple genelden bahsediyorum. Ama bugün de ekstra livik oynayacak. PUBG Mobile ekibi de bizi izlediği için çok bir şey demek istemiyorum. Mahmut Beyciğim, Serkan Beyciğim selamlar. Size de selamlar. Biliyorum oradasınız, ekran başındasınız. Farkındayız. Rahatta kalın. Silas niye FF'te mi? Transfer ettik. Bonservise verdik. Yani dünkü GTA'dan sonra. Dünkü GTA 5'ten sonra bize artık bir yararı olmaz. Biliyorsunuz. O yüzden biz de dedik ki gitsin FF'te oynasın dedik. Ne alakası var abi? Ufak tefek bir çırpınış görmüş olsaydık hiç bu durumlara kalmadan daha rahat pozisyondan kalabilirlerdi diye düşünüyorum. Evet. Ya ama şimdi FUT Esports genelinde de baktığımızda yani senenin başına itibaren hep bir iskelet değişikliği oldu. Ya o da aslında zor bir durum bence. O iskelet değişikliği işte zaten iki oyuncu gidiyor sonra başka bir oyuncu. Videonun sesini açayım mı? Hatta ben içeriden bir cihazımı alıp gidiyorum. Geliyor. Bir saniye. Yani ben ilk aşama genelinde birazcık izlerken demiştim yani ne olacak acaba? Ne kadar ileri gidebilecekler? Neler yapılabilecek diye ama yani üçüncü aşama genelinde gördüklerim beni en azından yeni kurulmuş bir ekip genelinde tatmin etti. Ama tabii bunu üçüncü aşamada bırakmayıp eğer finallere kalması durumunda finallerde de tabii sergilemelerini bekliyor olacağız. Kesinlikle ben de sana katılıyor olacağım. Yani geçirdikleri canlar az. Bir sürü oyuncu. Ben birkaç soru sormak istiyorum Mune Hanım. Hazır buradaysanız sevgili chat de bunu bir bilsin.
1. Aa, tahmin yapmadık. Bir dakika, alan nereye kapatacak onu görelim de. Sen yaptın mı? İçeride hiçbir şey görmeden yaptım. Vay. Bizlerden gidiyoruz lan öyle. Ha, sağdan gidiyorum, sola verdi. Şaka gibi. Bütün. Şöyle bir bak. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şu yoldan Minas'a bağlasalar oradan. Gerçi Fener'e de gidiyor. Abi her yerde ya, baksana zaten yaptım. Takımların hepsi bu tarafta. Biz fight'a mı girdik? Alan yine kuzeybatılara doğru verdi. Onu söyleyebiliriz. Güneyden niye durduk? Gelen adeta bir kavimler göçü. Alanın kuzeyleri çok güneyiz durdu galiba. Alandan çıktı ya, can basacak. Erken şekilde bu boşlukları değerlendirdiği takdirde bir sonraki alanlarda gelecek olan kuzey artistleriyle birlikte çok net ve avantajlı pozisyonlarda kalabilirler. Oralarda güzel de aslında evet, yükseklik abi avantajı bulunduran pozisyonların da olduğunu söyleyebiliriz. Birinci sorum. Yani bakalım güzel bir bölgeye biz doğru geçiş yapacaklar. Finalden sonraki turnuva ne zaman? Tarih. 7'si de finaller başlıyor. 8-9. Yani Beşiktaş'ın rotasyonu da batılı giderlerse birazcık evet, teşekkürler buna. Çok çok açıklayıcı bir teşekkürler. Bayağı yakın bir tarih. Bayağı yakın bir tarihmiş arkadaşlar. Duydunuz. Çılgınlık. Hayır burada şey var. İşte ben tahmini geç yaptığım geç için saymadılar. Aa, en son yemek yiyordu da. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Galatasaray'da çıkıp galibiyeti alabilir. Reis neye düştün lan? Hiç sıkıntı yok. Alır niye almasın ya? Reis kiti basayım derken ayağı mı kaydı? Biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ı genel olarak eleştiriyordum. Ama mesela bu Galatasaray'ı mı geldi? Ne oldu? Tanınırsa belki bir tık daha yetişler yapabilirmiş gibi geliyor. Bir dakika, bir dakika. Zamanı ihtiyacı olan ekipler kategorisine alıyoruz. Bir dakika. Etabımız. Olmaz kategorisinde değiller benim için. Çevrili. Zamanı ihtiyaçları var olabilir. O zaman bir dakika. Programını çek. Yok onlar yandan gidiyor tamam. Olmaz kategorisinde olan takımları sana soracağım. Guys artık kendin ayağa kalk. Hamsi durdu. Tuzağına düştün. Olur. Tamam. Olmasın. Oraları da değerlendirme olacağız. Tabii şimdi gelen kuzey alanı ile birlikte ekiplerin hepsinin alanın içerisinde al artık. Rotasyonla izledik. Gembeler hala alanın dışarısında sürüyle tutucu alan dışarısında yerde. Uzakta bir savaş veriyor. Evet. Yani yerdeki oyuncuyu yeniden kaldıracaklar. Orada büyük bir zaman kaybettiğini söyleyebiliriz Estucin. Hani X-Ray'e de burada mermiler geliyor. Tabii açık bölgeye de yakınlar burada gördüğünüz üzere. Takımlar da o bölgeyi İşte çok kutlamak bir IV var da. Zest de ciddi hasar almış. Burada kitini kullanma yolunu tercih edecektir. Yani bir tek rahat olan Galatasaray var gibi gözüküyor. Onlar da 3 kişiler çok kritik bir ev grubunu elinde geçirmişler. Selim teşekkür ettim bu arada bağışın için. Bro. Allah'ın izni alıyoruz bugün bir ilgilesi var. Ben hocam çok çok teşekkürler bro. Çıkan biri olursa otomatik bu arada Nurçat da onunla abonelik hediye etti. Teşekkür ediyorum. Alper teşekkür ederim Alper. Ben seviyorum bu alanlarda genel olarak. Beşiktaş da şimdi açıklığı fark edince onlar da bu ev grubunu aldı. Biraz bekleyecekler sanki. Sinan şu anda genel haritaya baktığımda Gepson'un alan dışarı biz alan kadar görüyorum. Aynı senin oyunun başında söylediğin. Yani işte bunu yapacaksınız. Ne gerek vardı bir oyuncu kaybetmeye vurdu lafını evet, şu an çok daha net bir şekilde anlamış oldum aslında. Ya başka bir takım olmasaydı demezdim ama zaten genelde bu yapıldığı için. Alışıklar ve böyle oynamayı biliyorlar. Ben hep mesela normalde çok eleştiririm ama mesela onlara hiç bu konuda bir şey demiyorum. Çünkü zaten yani çok kuzeyleri tercih ettiğinde bir haritada güneye verdiğinde bunu yapmak zorundasın. İşte çok doğuya verdi bir yine çok kuzeyden rotasyon atıp doğu yollarını kullanmak zorunda kalıyorsun. Sonuna kadar alışıklar. Ama dediğim gibi sen de çok doğru bir Seven'ın da hafta sonuna çıkması için yaşamadan sonra bu denenebilecek önemli yani bir maçları. Bir oyuncu kaybıyla bence orayı atlatmış olmak bile bayağı iyi. Kesinlikle orayı atlatıp biz güzel yerden gittik de alanı bize doğru çekmez mi ya? Bir şekilde yaşama şanslarına sahip oldukları için bence abi ben sol üstü atar diye düşünüyorum. Atmasın ya. Atmasın. İnşallah. Gelecek bir harç çıktı. Genelde o taraf oynatıyor. Derken. Çok net bir arşiv olmasa da evet. Yine ortalığa yakın bir alan senin de söylediğin gibi ama bu biz nereden gideceğiz? Oyuncu ve takım çok fazla Sinan. Arflaxo daha doğru biz gidiyor. Birilerine kafa atacağız abi. Galatasaray'la senkron bir oyun gelir gerçekten. Nexian'ın daha da güzel. Nereden geliyor çok rahat açılıyor. Nexian'ın daha da güzel. Ya buradan yüksek skor da gelebilir bu arada. Çok yüksek skor evet. Da çıkabilir buradan senin de belirttiğin gibi. Yani bir de baktığımda Getso uzakta onların da daha girişi olacak ama Getso bu tarz alanları biliyor. Onlarla Efe'nin üstünde bir kampant var. Sana söyleyeyim kuzeyde. Nexian'ı oraya alırsa. Boş olduğunu görünce. Ya çünkü ben Tim Demiral'a baktım. Onlar çok dışarıda oynamak istemeyeceklerdir. İçeri girebilecekleri kadar girecektir. Belki kuzeydeki yükseltide bir beklerler ama sonra biraz da aşağı kadar inmeyi tercih ederler. Lucky Seven de öyle diye düşünüyorum. En son Lucky Seven'ın yeri güzel. Bütün şu anda oyunun evet. Gelişini, gidişini her şeyini çizdi bize Sinan. Beşiktaş düşürdü ama fight çıkmaz herhalde oradan. Of, Kairos'un üstüne patlayan bomba Snow's'in ellerinden çıkmış. 3 kişi yere kapaklanmış bir anda SMB kadrosundan. Yani Sevin geliyor, Force'a geliyor. Ego da geliyor ona. Burada ikili bir baskın var. Ay. 40.000 düşürmeye oldukça yakın ama o bunu gerçekleştiremeden Snozy'nin mermileri daha başarılı olacak. SMB Beşiktaş'ı kill çekti galiba burada.
Galatasaray ise uzaktan orada skorları annesine yardım edecek. Yani aslında ya bir ya iki. Bulunduğu bölgenin çok kritik yani bölge olduğunu söyleyelim. Skorlar bu arada Beşiktaş da çekti. Dört bagimiz var aslında var ya. Araçlarımız çok güzel. Benzinlerimiz de vardır. Üç kişi devam eden Galatasaray bir kayıp daha vererek. Rotumuz da ehme iyi. İçin işi çok zor olabilirdi ama hala üç kişi yaşadıkları için. Ama önümüzde Seven var. Ya hayatta kalma şansına ve gelen kafaları tutma şansına sahip olacaklar. Evet evet kesinlikle katılıyorum. Yani güzel rotasyonlar görüyoruz şu anda ama bu rotasyonlar sonucunda tabii çok ciddi çatışmalar çıkacağını da söylemek lazım. Kuzey zaten doluydu görmüştük az önce. Evet. Sağ taraftar haritayı görüyorsunuz orada tam olarak belli değil gibi ama birazdan ya, sıkıntılar abi mevcut olacaktır. Çünkü bütün takımlar Kuzeydoğu'dan girmeye karar verdi bir anda. 3 ekip de aslında Güneydoğu'dan. Oy. Biz buraya törde gelir miyiz? Biz buraya törde gelir miyiz? Aha Saylat çektik gidi. Çok güzel. Çok yani S2G'nin burada işine gelen hamlelerden bir tanesi oldu. Ama arkamızda dolu, arkamızda her yerimiz dolu. Oraya girmişiz biliyor musun? Şimdi yollarına devam evet edecekler ama Gameplay'den Sürrel ve S2G'nin girecekleri yer gerçekten çok kritik ve dolu bir bölge. Burada çok ciddi savaşlar vererek alana girmek zorunda olacaklar. Yaklaşık bence 5-10 saniye sonra, maksimum 30 saniye sonra burada ciddi bir savaş çıkabilir. Çünkü alanda bir yandan geliyor olacak Sinan. Hamsi o face'i aldın Hamsi. Ayy be. İkisi de karşılıklı olarak muazzam mermiler atınca bir daha birbirlerine bakmamaya karar vermiş. Rakipler basılacak artık. Bir canı bas Hamsi. Gayet iyi mermiler gördük. Selim İkisi de çok güzel vurdu birbirine bu arada. Game bedel 2 oyuncuya kadar gerilemiş durumda. Çok arada kaldılar. Evet, game bedelini Ezel miydi o? Cancan'ın da patladı araç. Ezeldi. Yani Ezel'in bu face base'i bir sıkıntı ben anlamadım ya. Hayır. Ayva arkamızda ama. Kalse belki oradan oynatır. Alırsın oradan. Hatta Kalse biraz daha yakın kulübe bölgesinde. Kulübeye bomba yemez. Burada bir yol açmak. Attın o bombayı. Kulübeden çıkman lazım. Hepsi sana bomba atacak. Kalse. Hepsi sana bomba atacak. Kalse. Kalse'yi aradan çıkartmak isteyecek Deniz Bakbelkes. O kulübeye kilitlenmiş bir oyuncuyu almak istersin çünkü. Yani Kayse burada birazcık zaman kazandırırsa Hamsi'yi yerden kaldırabilirse takım arkadaşı oradan. Aha bombaları dışarı atıyorlar. Güzel. Hayır Zed sal bizi ya. Sürpriz yapmış ama bu bölgeye yine orada çok ciddi hasar vermesine rağmen kendisi de fazla hasar alınca. Yani Silas'ı aşağı çekemedi. Hamsi de kitini basmayı başardı. Bakalım buradan çıkmak isteyebilirler yani. Burası hiç mantıklı bir çatışma değil. Hamsi düşüşe kaldı galiba. Çok zor işleri, çok Ray Lux'ı düşürdü. Belki çıkışımız da olur buradan. Boran da düşürdü. Ne yapıyorsun lan Ray? Kaç! Adamlarını al! Adamlarını al! Defo! Adamlarını al! Defo! Lan defo. Bir anda Good Guys'in bittiğini görüyoruz. Çok hızlı. Kara parça edilmişler. Çok hızlı. Biz nereye kafa attık şu an? İçerisindeki savaşı oldukça hızlı şekilde geçip 3 skoru hanesine yazdık. Rotate'deyiz abi hala. Hayır ya. Defo arkadan. Kalsi'yi vurdu. Ryze arkada kalmış çünkü. Sexy ve Spron da alana düşmüşler. Lost Tech başına kuzeydeki dağa gidebilmiş. Çok karışık. Yani gerçekten onlar da Türkiye'de. Efendim yerimiz bence gayet güzel. Güzel de. Lan ne yapıyorsun Reis? İzlediğini aldın mı? Reis ikisini de aldı galiba. Adamsın lan! Çok iyi. Abi Reis'i çıkaralım abi. Abi Reis'i transfer edelim abi. Abi başka oyuncu abi. Al sana Reis. Adana oğlum bu çocuk. İki ekip savaşa giriyor gibi gözüküyor ama bakıyoruz toplamda aldıkları skor güzel oynadı. Çevreden güzel oynadı. Net şekilde ekiplerin bakın şimdi böyle bir ekibin yanına gelirse var ya. Çok süper olur. Çok süper olur. Deniyor. Deniyor. Geliyor galiba. Geldi galiba. Sıkıyorlar. Hayır. Ölmedi. Hadi Reis. Girdin oğlum bizim çocuklar yanına. Gitmesi gereken önlerinde yol olacak. Galatasaray şu anda alanın en girdi. Oy, Silas da PC düşürdü. Güzelsin. Hani PC aşağı çektiler. Angara girerken düşürme şansları var mı ondan emin değil. Bomba gelmez iyi mi burada 3 kişiye? Onlar da üst tarafta Beşiktaş'ı görmeye devam etmek istiyorlar. Geliyor. Artık haberimiz var. Tamam. Hayır duracağız orada. O yüzden burada bitirme şansa sahip olmayacaklar. Lucky Seven. O yandaki hangar bizi oynayamaz ya. Çok demek isteyecek ama Oscar'ın mermileri onların GS 4 değil mi? Sebebiyet verdi. Hayır, direkt üstüne basacaklarmış. Galiba. Agresif bir oyun severiz biz. Anlatmayı da severim, izlemeyi de. Yürüs, olur. O nasıl bomba lan? GG vurdu galiba GS'den. Burada işlemler tamam, kızışmışlar ve aşağıda bir bomba yuvarlıyor Kodes ama Kodes'e... Biz oradan 3 kill çeker miyiz be bunu? Ne diyorsun? Çekeriz bence, konumuz bir tık kötü ama... 6 skor senin de belirttiğin gibi. Bir oyuncu kaybı var Tim Demiral'ın.
Alanı bize verirse iyiyiz. Alanı bize verirse iyiyiz. Araba falan kalmadı. 10 bin kişi 4 bin beğeni ayıp denen bir şey var arkadaşlar. Harbiden. Bir şey söylemiyorum. Köfe'nin yeri çok iyi. Yine onların batısında New World'sün yine toplu bir şekilde oyun kurabileceğini göreceğiz. Nekşu'ya Beşiktaş yan yana kaldı. Nekşu olduğu yeri arka tarafı salıp direkt ortaya gitmiş. Çok kritik Sinan. Sonra kilini kim çekti? GS çekmiş. Ooo. Haa. Güne Soulless Fireflux alanda çok iyi ortada. Yani ondan oynarımız var biliyor musun? Oynarız da. Ama arabamız var. Bagilerimiz var. Var. Bagiler GG. Yo yo. Almamışlar tekerleri. Almadılar. Da GS bizi çıkartırım buradan. Ama diğer bence çıkarım. Livros ve Foot'un da niye çıkarmasın? Sınır senin yaşın yetiyor mu lan? Takımların işi çok zor. Şimdi Kuzeydoğu'dan gelecek 3-4 tane farklı takım var. Alt taraflardan da Fenerbahçe'nin ve Nivros'un bakma oğlum bakma roket yürü hadi. Seni görebiliriz. Fireflux'ın da işi iyi gibi kolay gibi gözükse de çok zor aslında. Evet evet. Lexia'ya bakar mısın? Lexia çok kritik bir yere ilk rotasyonu attı Sinan. Lexia pipi parçalarsa orada birbirlerinde. 2-2 dağılım bozup dörtlü bir savunma yapmayı tercih etmiş gibi gözüküyor şu anda. Sizler de tabii sağ tarafta görebiliyorsunuz bunu. Beşiktaş'ın işi çok kolay değil gibi. Onlar biraz daha diğer takımların arabasını bekleyebilirler. Galatasaray evet. Ve Sucu'nun hızlı oynaması gerekecek. Yani hızlı oynamaları gerekecek ama üstlerinden gelecek. Ama GS'nin durduğu yere baksana. Smoklasana. Smoklasana. Tek kampant gruplarını tuttular. O arabaya smoklasana vermiş. Sonra oyunun içerisinde dışarıdan girecek ekipten iş çok zor. Yani infosunu aldılar en azından. Aa ne oldu lan kendini patlattı. Bunlar ne yaptı? Garip işler yaşandı. Kendini patlattı. Yani yerde hızlı bir şekilde kanayacaklar. Onlar biteceklerdir de zaten. Hayır. Beşiktaş patlattı galiba. Silas kaldırılabiliyor ama alının gelişiyle beraber burada üstünlüğü zaten. Evet. Koşuya ya da rotasyona başlaması gerekiyor olacak. Forsa da oyun alanın dışında bitiyor. Hayır ama ya. Enjoy. Drive-by sanırım burada gelecek. Hayır. Drive-by değil. Üstteki kulübeden almış ama S2G'ye çok ciddi bir zaman kaybı. S2G'ye zaman kaybı. Almaya. Çok iyi. Yapma be. Hatta çıkabileceklerini düşünmüyorum. Abi neyi bekliyorsun burada? Neyi bekliyorsun? Halen daha neyi bekliyorsun ya? Kaldığında biliyorsun çok fazla takımı sıkıntıya soktu. Hani Ego'dan iyi işler. Beşiktaş'la beraber şu anda hiç çok sıkıntılı yere kaldık. Yani S2G bir anda oyuncu kayıplarıyla tanışmak durumunda kaldı. Race çok sıkıntılı yerde kaldık ya. Üstümüzü almışlar, altımızı almışlar. 50 takımla uğraşıyoruz. Alacak Beşiktaş'taki oyuncu kaybıyla beraber şu anda ciddi darbe alan takımlardan sadece bir tane Beşiktaş'ın puan alamaması lazım. Beşiktaş'ın puan alamaması lazım. Verdiğini görüyoruz Sinan. Solkay burada onları bulmak isteyecek ama bomba biraz kısa kalıyor. Zor onların işte çok zor. Evet, yani nasıl daha sprintli olabiliyor ya burada? Zorundalar. Yani tekrardan aslında toplanmış gibilerdi. Fireflux oyunu Solkay ve Solus'la birlikte birazcık daha açmak istediler. Solkay tek başına Fenerbahçe'yi tutan ekip diğer oyuncular da alanın içerisinde kuzey bölgesindeki Nexia ve Beşiktaş gibi ekiplerle mücadele ediyor. Yani Nexia'nın yani orada onları görmesi lazım değil. Oğlum nasıl bir alan la burası? Fenerbahçe tarafından elinecekti onlar da. Ego daha fazla ilerleyemedi. Onun için de fena performans kesinlikle değildi. Memnun tamam peace gitti. Peace gitti. Peace kill çekildi. Enjoy kaldı. O da kit dönecek büyük ihtimalle. Tamam. Yani 3 puan daha aradaki fark açıldı galiba. Çünkü görüldü. Fireflux'a da skor yazılacak. Fireflux alan avantajını da aldı. Yani az kalsın Frozen'ın da yere kapaklandığını görebilirdik. Bir tık anlaki. Hızlı bir refleksle beraber yere yatacak. Onların da pozisyonu çok rahat değil. Fireflux senin de söylediğin gibi iyi bir pozisyonda. Niveöz'ün diğer ikilisi Kamikaze ve Related'da Rookie ve Cedric'e katılacaktır. Frozen da yere yığılacak. Sinan şöyle bir durum var. Fireflux alanın ortasında. Diğer ekiplerde şu anda Nexia haricinde yerde bir oyuncu yok ama Fireflux bu açıyı kullanıp rakiplerinden bir oyuncu düşürürse rakiplerine çok büyük bir zaman kaybı yaşatabilir ve alana girişlerini engelleyebilir. O yüzden Fireflux'ın burada agresif bir mücadele ortaya ölümü göze aldı ya. O da bir puan daha çekmeye çalıştı. OTP'ye doğru bir hücum gelirse onu tutma konusunda zorlanacaklarını görebiliriz. Burada da yani Galatasaray ikilisinin aracının nasıl araçlar da harbiden varmış ha. Sonra HP'den güzel bir spray. Varmış da niye bu kadar alan dışı bekler? Niye bu kadar beklersin ki o araçla bir de? Arkadan gitişte alan gelmeden. Yani artık yavaş yavaş ekiplerin hareket etmesi de gerekecek bir yandan. Uuu Lovazin yani burada kör cerrah almak istedi ama neredeyse kendisi de yere kapaklanacaktı. Kill yok oğlum takımlarda. Nasıl oluyor lan bu? Çok büyük bir abi herkes pasif oynuyor. Alan ortasına yapmışlar. Çok kritik bir nokta.
Tabii yavaş yavaş gelen utility'lerle birlikte ekiplerin de kendilerine bir koridor oluşturmaya çalıştığını gördüğümüz saniyeler içerisindeyiz. Footy Sports burada riskli olanı yapmış gibi. Öldüler. Beraber de bir spor oluşmak isteyebilirler. Andrex'in ayakları gözüküyor. Mermiler gelecektir o bölgeye. Geri döndüler. Tekrar aşağı çekilecek. Onların buraya gelişi birazcık gecikecek gibi gözüküyor. Ay. Onlar da yerde yekten gelen arka mermiler var. Solkay iyisin. O da şimdi burada ayak oyunlarıyla ayakta kalmak isteyecek ama burada işler çok kolay değil gibi. Lan. Şimdi burada yakın mesafede Solkay'a çok iyi mermiler lan. Gelecek. Bir diğer rakibini daha bu Sadam'a tuttu. Keçinin de garantisini çekiyor olsa da burada Fireflux 3 kişi oyuna devam edebilir. Harbi yani oradan toparlanması gerekecek. Fireflux ekibinin dokunma çok açıktı. Owner onu yakalayabilir. Solus'tan muazzam pardon Owner'dan muazzam mermiler. Skorun garantisi Solus'ta kalmış gibi gözüküyor. Ancak bir de yakalanacak ve bu da Next Rüya'nın bittiği anlamına geliyor olacak. Yani Next Rüya aslında çok mantıklı oynadı. Evet. Tam foot atağa kalkmış. Fenerbahçe güzel aç almış bu arada. Divert. Oğlum Divert yok. 2 saatli Divert'i hiçbiri görmedim ama. Niverse Fenerbahçe'de yakınlaşacak bombalarla birlikte kilitleri açmak istiyor oyuncular. Yakında patladı o bomba. Yani Niverse çok dirayetli oynadı, onu da söylemek lazım. Bizim şu an ekotrenizde bir şey yok. Köftecili bir spor oluşturmak durumda kalmış. Bizim şu an fizicilik mücadelemiz var. Buradaki sıkıntıları çözmüş gibi. Elvis'te Solus'un mermileri sonucunda yere kapaklanıyor olsa da burada o bombayı atar mı lan oraya Andorex? Burada bir önceki ya, bombanın sağlamasını alacak. Ayy. O bombayı yollayacak iki kişiye çok ciddi hasar. O da gitti, o da gitti aynı yere, o da gitti aynı yere, o da gitti aynı yere. Bomba patladı ama hasar yok. Yok. Yine de Elvis'i yerden alma şansına sahip olabilir. Burada Fireflux'ın bir sürü takımına... F'in burayı halletmesi lazım ya. FF'lik oyun yani burası. Solkaya ciddi bir hasar verse de... Neve kalkacak yine anlayacak. Ooo, Neve çelmeyi taktı. Neve çelmeyi taktı. Burada takımı adını ayaktaki son isim konumunda oraya gelen bombalarla... Oğlum ne yaptınız lan? Mermi bir mermi atsaydınız adamlara. Bir mermi atsalardı. Oldukça güzel de bir avantaja sahipler. Gelen alanda birlikte hareket etmeleri gerekecek ama Fireflux'ın da savaşlardan yeni çıktığını söyleyebiliriz. Muhtemelen bütün oyuncuların ekipman açısından büyük sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum ki öyle. Solkay'ın kask yeleği çok iyi bir seviyede değil. Hızlı şekilde canını yenilemek isteyecek bütün Fireflux oyuncuları sprint içerisindeler. Nivros ekibinin çok... o tepeyi, o hangarı adeta. Hadi bakalım tecrübe mi? Yoksa yani kesinlikle etraflarını sardılar. Solkay tabii burada ne derlerdi? Belki bir değişiklik, belki genç yetenek, taze kanlı evet. Gördüğü üç konumda olunca bunlar da birazcık risk içeriyor. Ama Lats'ın yeri çok güzel. Lats'ın yeri çok güzel. Böyle pozisyonlar oynamayı sever. Sıkıntılı olacak. Yani Niverse için çok iyi bir sürüsü face face girebileceği pozisyon yok burada. Burada iyi oynayıp sakin oynayıp doğru düzgün yok abi. Evet, burada face face olmaz. Solus'un şimdi nereye gittiğinden haberdar. Rookie diye düşünüyorum. Yani flank alacağı açılara da almışlar. Basit bir oyun sergilerse Lats'a bir anda yeme olabilir. O yüzden senin de söylediğin gibi daha sakin oynayıp evet, rakipten hata beklemek Diverse'ün galibiyeti için gözüktü artık Solkay'ın bir tanesi olacak. Acaba Solkay kendini orada isteyerek mi gösterdi? Kendisini gösterdi. O görmedi bu arada Ruki. İhtimaline karşı belki de oyuncuların yerini saptayabilmek için. Şimdi ama şu anlık Diverse takımı o mermileri oyuncuya yönlendirmedi. Şimdi mermi sesleri gelecek ama herhangi bir hasar göremiyorum ben. Solus bombasını çekti. Bombalar için çok uzak mesafe. Çok bekletti ama elde. Yani bir kere seker. Ama yetişmez hata sekmedi bile. Lorsed'i geride bıraktı. 3 Niverse oyuncusu Rookie'nin yanına doğru yanaştı ama dediğimiz gibi bombaları göndermek için sisler dağılacak. Önler sisler dağılacak. Sislerden şimdi siperler oluşturuluyor. Yani tek burada sıkıntı şu. Niverse bir kişiyi sokarsa içeriye. Sisin içine. Biraz daha sola atması lazım tabii ama. Onlar da onu tahmin ediyor. Sisin içine girerler diye tahmin ediyor. Ama şu anlık kulübe bölgesi Fireflux oyuncuları tarafından terk edilmemiş durumda. Bombalar da bu yüzden isabet etmiyor rakiplere. Evet, sisin içine girme olayı dönüyor. Attığı sis bombalarının arkasına gelen Fireflux oyuncularını görüyoruz. Artık çok yakınlaştılar ama Sinan. Bir oyuncu saptan da 22 hasar verildi. Bombayla var. Related Solkay'ı yakalayacak Solus. O da artık görüldü. Ona gelen mermiler de var ama hala oyuncuyu aşağı çekmeyi başaramadılar. Şimdi sislerin içerisine doğru atıyor olacak Solus kendisini. Last'tan burada çok ciddi bir pusu var ama artık tek başına kaldığını biliyor olması lazım. Last Rookie ona doğru koşmaya başlayacak. Mermilerin hedefinde. Niverse taze kambint. Maçı kazanıyor. Winner winner çıkın. Umut Önal. Yani teşekkür ediyorum. You are amazing. Çok iyi bro. Kesinlikle Sinan. Ben de sana katılıyorum. Yani biz hasar almışlar. Halledecek. Ama halledecek. Çok güvenelim. Güneşli günleri göreceğiz. Diğer takımlara 10 bin kişiyiz şu an an itibariyle. 11 bine doğru ilerliyoruz. Beğeniciklerimizi atmayı unutmayalım diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Umut. Güzeliz. Şimdi bugün biliyorsunuz bir maç daha fazla var. Bugün Livik de var. Onu söyleyeyim sizlere. Bugün Livik maçımız da var arkadaşlar.
Ne yapıyor lan? Kerim'le ne yapıyor? Ne yapıyor? Kerim, yapıyor. Kabul et. Ne yapıyorlar abi? Ne yapıyor? Burada. Kabul etmezsen ayıp olur ama. Devrettim sana. Bir tane maç attık hemen hızlıca. Bir Nusa'ya girdik. Darma duman ettik. Nusa. Okay hemen abi. Bir Nusa'yı darma duman ettik arkadaşlar. Tabii ki maç arasında bir güzelce izleyelim. Universe takım evet güzel bir takım ya. Kerimler ne yapıyor ya? Her fırsatta söylüyorum yani. Gerçekten. Ozorox. Sefil'le tabi zamanında yıldızlarımız uçuşmasa da iyi çocuk aslında. Yani zararı çok yok. Biraz delikanlı bir çocuk. Yani onlar da. Onların LG'li kim abi? Sefil galiba değil mi bu ne? Anlıyorum ben hiçbirini. Bence Sefil'dir. Evet, ben de Sefil diye biliyorum Sefil'dir. Da Swain çok orada. Swain LOL'cu değil mi? Swain LOL'cu. Kesin LOL'cudur. Bir insan niye ki Swain de vardı. Ney? Swain. LOL'de var işte oğlum LOL. Swain. LOL'u bilmiyorum ben TFT'de. Evet TFT karakter LOL'den geliyor. Verro! İstuyucu Ferro'dan. 50 tane üyelik geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet tatlı oyuncu ya. Yok amca oğlum. O takım... Okay. O takımda... yeni... Genç oyuncu kim var? Swain mi var sadece? Swain ve Strom olması lazım. İkisi yeni ve genç yeteneklerden. İkisi de çok iyi duo. Zaten farklı bir takımda da birlikte oynuyorlardı diye biliyorum. İkisi birlikte transfer oldu. Yok Oza'ya. Bu, vallahi bu sezon bir tane oyuncu Avrupa'ya transfer olacak ama kim? TR Ligi'nde çok fena oyunlar dönüyor. İngilizce yok ama bizimkilerde. Abi nasıl anlaşacaklar? Evet İngilizce yok zaten. Aldım senin önündekini. Uçak sahibi miymiş? Neymiş? Gitti o. Enes Batur'u buldum. Nerede? Göreceksin şimdi. Bir dakika sizin kamerayı değiştirdim. Silahın adını Enes Batur yaptık. Bütün PUBG Türkiye'ye Enes Batur yazıyorsun. Sizin de arabada bir şey kalmıyor. Altta mısın? Üstteyim ben. Ben alttayım. Adam burada dipte ya. Altımızda adam da. Baya gitti beni. Ne? Ne? Nasıl ölmedi? Ay arkada. Enes adam Batur ya. Abim. Vurmuyor. Vurdum. Çok da fena sal vurmadın mı? Body gitmedi mi? Sana bir şey diyeyim mi? Sadece iki mermi vurdum ona ya. Arkadakine döndüm. 172, 72 vurmuşum ben o çocuğa. E tabii ki DBS daha güçlü diyebiliriz. Ben DBS daha güçlü diyorum. Sanki onun tek yemesi lazımdı ya. Ben mi yanlış biliyorum? Ulan sen adam olsan insan gibi yaptığım isteğe önce bir karşılık vermeye çalışıyorsun. Uzun için varsa yayından sonra penal girince bilmem ne yazarsın. Ancak boş yaparsın diğer türlü. Ne anlatıyorsun oğlum? Ben de sana yazmadım abi onu. Yani çözemedim chat. Abi bu Enes Batur silahı ne olmuş ya? Bu kadar kötü değildi bu silah. Stumble Guys gelecek mi abi? Ben size güzel bir haber vereyim mi? Stumble Guys'ta biz bir şey bulduk. Futbol sahasını, işte ne bileyim o diğer istediğimiz haritaları kurabiliyoruz ve istediğimiz oyuncuyla da kurabiliyoruz. Yani bu ne demek? Halı sahalar başlasın Stumble Guys'ta. Ülke ve siz yapmadık mı hemen? Ya. Yeter be kardeşim, yeter ya. Harbi Arnavut'la ayarladım, akşama yaptık Arnavut'un VS'e Türkiye Stumble Guys. Neyse aslında söyleyeceğiz ya. Kerim bir de ülke VS'si yapma ya. Yeter be. Hoş adam. S.A. bu arada. Aleykümselam abi. Niye Ferro abi? Aleykümselam abi hoş geldin. Afari abi yok Fakirci abi. Ömer abi. Hoş geldin abi. Yeter be, hoş bulduk. Tamam abi. Enes Batur silahını buldum. Ha DBS ya. Gel ya DBS. Ama iki tane de sıkıntı. Lan böyle. Oğlum ben anlamıyorum. Burada tamam düştü. Çok vurdum. Sen geri gel. Bir tane. Geleceğim bir daha. Abi üstüm bir ara. Ben anlamadım bu silah bende vurmuyor. UMP mi chat bu? UMP. Aldık mı? Buradan gelecekler. Ya
Oğlum öyle bir şey yok lan. Öyle bir şey yok lan. Ben bir daha mı öleceğim yok artık. Geldim bekle. Çatıda çatıda. Şeyde bu topun orada. Onun avradını. Çekme lan. Ben bitti. Ay. Alt tarafı 2 dakika. Alt tarafı 2 dakika. Ayakta duracaktın yani. Abi seni çekmesin diye atladı. Yok yok. Harbi çok dengesiz. Dengesiz. Galerici bitti oğlum ama ben diğer simülatör oyununa indirdim. Sıkıntı yok onda. Ver başlat. Tamam şimdi bin izle. 7 değil ya, yeleğimiz yoktu orada. Raf bitti be. Raf çok güzeldi ama. Raf güncelleme gelmiş. Hadi lan oradan. Ben olamaz. Olamaz. Raf final yaptı ya. Raf final yaptı oğlum. Pardon Raf dedim. Ben de Range zannettim. Range'e güncelleme gelmiş. Range'e çok güncelleme gelmiş hatta. Yeni platformu geçelim hadi biz. Bekletiyoruz hala ya. Aramızda halen daha Discord'a gelmeyen insanlar var. Bana Discord linkini atar mısın? Başı sabitleyeyim. Atıyorum abi. Kefsit bak değil mi ya? Öyle de. Link ayarlamaya çalışıyoruz. Like. Bu arada Discord'da da o konuştuğumuz şeyleri yapalım ya. Böyle haftada yapacağız, bir. Yapacağız. Gönder. Bizden hızlı kimse inemeyecek bu arada. Dedi ve yanda adam gördüm onu. Giden adam. Yukarı. Abi yelek kas çıkmıyor ki buradan. Aa ne adam indi. Ver şu silahı hadi. Ya sen gerçekten kötüsün ya. Oğlum. Sen kapının sağına mı gittin cidden? What? Sen var ya, harbi kötürüm bile değilsin ya bro. Bir dakika, şu shotgun'la oynamadın mı chat burayı? Ben oynadım diye düşünüyorum. Kanka gerçekten oraya yaptın mı ya? Sorunların var senin ha bu arada. Bir dakika, ben bu shotgun'la oynadım burayı. Şunu basalım ama. Sağda mı o? Şöyle bir şey yapacağım. Bomba çekti bak. Kanat katlayayım abi gel bir saniye. Bekle. Tamam burada adam yok. Burada da yok. Barış abi yayınlayayım duymuyorum. Burada da adam yok. Kim? Ne? Ne? Burada da adam yok. Su tamam. Oğlum adam yok. Nereden girdim lan? Burada arkamızdan geldi. Sol. Çıktı. Bak. Merdiven geliyor. Gelsin. Merdiven geliyor abi, merdivene dikkat et. İyi oldu, cam basıyorum. Çok iyisin. Lan! Bum! Geldim. Lan Barbie. Lan! Ya ama oraya sen çıkma ya. O ne ya? O ne yap? Oraya nasıl çıktı? Oranın iyilisi ya. Oradan nasıl vurdu lan? Oranın iyilisi o. Aa, kadın oradan vurmuş o zaman. Oranın iyilisi o. Maç başladı bu arada. Maç başladı mı? Tam yeri dönmüş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Barbie vardı arkadaş ekleyiciysen. Ben kabul edeceğim hemen. Yeah. Devam ediyor. Yaptın mı? Tercih yaptım. Yaptım. Harika. Evet, ben de o noktaya var çok ya. Yakınım. Evet. Bir ter akıttım bayağı düşünürken. Topalı kullanmayı seviyorum ya. Yani tabii ben de bir tamam. Evet, abi, PNP'de main fight'ın iyi olmuyor ya. Ortalı bir alan arkadan izliyorsun bu arada. Her zaman dediğimiz aynen, artık PUBG Mobile'a giriş 101 dersinde bile öğretilen Sanok haritasında kötü hazırlık. Hazırlıkta bile öğretilir mi diyorsun yani? Kötü bir şey olur abi. Etlamız alanı geçti o var. İleridedir yani. Orada söylersin.
Sanok haritasında uçak ve adam paradaysa böyle sivri bir hatırlıyor musun? Oho oyunuzu başladı Sinan. Bir kere hatırlıyorum ilk anlattığım dünya şampiyonasında o kadar garip bir şekilde. Sanırım polisi UVS'si bitmeyecek. Tale falan kesmişti. Belli. Alanda Mognay'ı kav arasında bitmişti. Onu evet. Hatırlıyorum çok problemli ama onun dışında yok. Yani kim bilir kaç sonra anlattık. Yani düşün Miramar'daki evet. Adalardan bile az gördüğüm bir şey. Kesinlikle öyle bu arada. Bu arada oyun geldi. Skor geldi. Bu arada tabii ilk 16 için genel sıralamada mücadele eden iki ekibin girmiş olduğu bir savaş olduğu için çok daha değerli ve kıymetli puanlar olacak. Bunlar Lucky 7. Foot Espor'dan çektik. Hadi hadi 10.000 MHz'yi yuvarladık direkt. Çözülemediler. İkinci maç bitene kadar. Arkada izlerken analiz yaptık. Biraz hızlandırdık. Dur şunu 1.25'e alalım geri. Artık çocuk saçlarını mı yoldu? Beni hatırlıyorsun. Ben bir kere böyle bir iki gün falan üst üste denk gelmemişlerdi. Çok. Tamam. Sonra bir gün ikinci aşamanın böyle artık 5. günü mü ne bir baktım yine kamptalar karşılıklar evet. Dedim. Lütfen. Ne oldu lan ekrana? Bir şeyler oluyor yapmayın. Bir şey yok. Salın bir şey bizi salın. Yani ben de Scott'ın yanına öyle gidiyorum zaten. Şey. O böyle bir tansiyon düşüyor, yerler mi kayıyor, deprem mi oluyor demeye başlıyor. Ben de böyle bir şey yok. Böyle bir kelime duymak durumunda kalmıştık Riyad'da. Ayaklarımın altından yerler çekiliyor diye. Çekiliyor muydu? Çekiliyordu herhalde. Çekilmiyordu. Ayıp olmasın diye çekiliyordu. Çekiliyordu çabuk. Evet. Deprem olmuştu. Hatta mesela farkında mısın şeyin mesela? Bir talihsiz bir meme yapıldığında bile hep o talihsizlik başına gelen kişi Scott oluyor. Dün o motor hikayesinde Reels'ında bile evet. Şu an kişi Scott yani bir şekilde ve ben o konu hakkında hiçbir şey söylemedim bile. Çekiyor Scott çekiyor, herhalde. Çekiyor aynen. Bana da öyle çekiyor geliyor. Ya bir de işte hep o şey var ya işte şöyle olursa şöyle olur. Bak şunu yaptık şöyle olacak. Ya Sinan neyse. Barış abi Kerim abiyle oynadığı bir turnuva vardı. Ne oldu bitti bitmedi. Bugün onun finali var. Oğlum ben bu puan tablosunu alabilir miyim ya Kerim senden? Merak ettim. Değerli izleyenler de bunu biliyorlar. Son halde evet. Evet son halde bir görelim. Bunun provası erken geldi. Bence... Geç çıktı evet. Falan. Abi, tabii. Dışarıda zaman geçirdiğini derken. Geçerlikle saat yok abi bir dakika. Haftanın 5 günü falan görüyorsun. Son halde. Şöyle bir hikayede ben noktayı koymak isterim. Riyad uçak yolculuğu. Sol tarafımda sevgili yargıç Tony. Sağ tarafımda sevgili Scott. Ve ortada ben oturduğumuz koltuğun. Üçlü koltuğun turnuvada bir tona yaklaştı ve yani uçak harbi puan farkı gerçekten puan farkı yok ha. Bak yemin ediyorum sana puan farkı yok. Bir winle ikinciyiz. Bir winle ikinciyiz. Sadece birinciyle. Diğer win alırsak ilk birinci. Tamam biz bugün yaptık. Çok güzel bu uçak yolu. Bugün yaptık mı gerçekten? Başta şey yapmıştım böyle. Baktım bugün geri gireceğiz oturmaya. Herkes diktatörü bir tek ben farklıyım. Girelim. Sonra bu arada abi şey dediler. Herkes büyük yani bir de kesin ben bu Facebook tarafı değil de. Helal sinci de girmesin. Ne kalırdık bu arada. Bunu söylememde sıkıntı olur muydu? Zaten insanlar bana ortaya geçeyim diye para teklif eden Mela bir tarafında büyük bir turnuva düşünüyorlarmış. Ama tabii ki de kabul etmedim. Şey dediler. Barış'ı yine takımımızda oynamak isterse oynayabilir ama isterse ayrı bir takım olarak da gelmek isterse alabiliriz dediler. Bizim göbek bağımız bir kesilmiş de geç. Şey dedi sadece Türkiye'den dedi seni ve Barış'ı alırız zaten dedi adam. Teşekkürlerimizi ilet. Biz zaten bir takımız. Tek yüreğiz. Yarın nasıl o turnuvada oynayamayız. Oynasana. Olur oynasana. Ne olur oynasana. Benim bir tarafım Arap biliyorsun. Oğlum benim Discord açıklama bir de Arapça lan. Yayını beğenin işi rast gidiyormuş bu arada bir kere. Evet rast gidiyor. Bir beğenin görün hemen. Hemen fark göreceksiniz. Aslında sevgili Duke Kestin. Hadi be. Duke Hostun. Duan Elis'in. Pardon. Üçlü ne dersen. Ol diyelim. Duol. Duol. Tamam. Duol. Bitti. Evet. Sevgili Doğul'un yapmış olduğu yorumdaki gibi ha, arada, şu anda splitini tamam. Gerçekleştirdi. İki kişiyi Paradise'da bıraktı. Tam ben Malus diyecektim. Sen söyledin. Birazcık şey daha güneyinde. Onlar da alan geriden geldim. Kahve içiyordum. Tamamını kontrol etmek istiyor. Paradise'ın altına çeker mi lan Circle'ı? Amin inşallah ya Rabbim. Söyleyemeyiz ama bir şey diyeyim mi? 20 kişi çıkar. Yan yana diyebileceğimiz konumlarda iki kişi çıkardım o kayanın üstüne. Çelme takabilir. Sefer'in dokunmadan haberi olduğunu pek de düşünmüyorum. Mermiler gelmeye başladı şimdi. Şimdi haberleri oldu en azından. Ama çok sakin. Senin de söylediğin gibi haberleri oldu. Burada tabii oyuncular erken aşamada kayıp vermek istemeyecekleri için çok yakın geziyorlar. Omigo Dark Passage, bir Next Rüya, 3 S2G ve bir Beşiktaş'la... Helal olsun. Tamam, Omigo biz dememiş. Omigo biz demedi. Erman abi şaşırtmıyor S2G diyerek. Yürekli adamsın diyorum. Tebrik ediyorum. Hiç yakası yok Omigo'nun ya. Evet Beşiktaş ekibi de yavaş yavaş tepelerdeki Nexion'un bulunduğu bölgeye doğru bakıyor artık. Ozorox dokunmanın yanına kadar gelmişti ama biraz daha geriye doğru çıkmayı tercih ettiler. Biraz daha aslında ileriye doğru gitmiş olsalardı erken bir skor kaybıyla veya büyük bir savaşta karşı karşıya kalabilirlerdi ama dokunmanın pişirmiş olduğu bir bomba var. Storm'a doğru gönderiyor olacak. Hadi, 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 gelen alanı da hadi. Biz kayaya çıkamamışız. Net olarak büyük bir savaşta karşı karşıya kalmadık. Lucky 7'in futtan çekmiş olduğu daha bir puan söz konusuydu.
Onun dışında adeta mermi atılmadı. Belki. Yaprak kıpırdamıyor şu anda sana. Evet evet ya bayağı sakinler. Tabii biraz da bunun şununla alakası da var yani. Galatasaray oynamıyor. Onlar da biraz daha güney bölgesine yakın zaman zaman oynayabiliyorlar. Bu güney abi, bölgesine eksik takımlar da güzel alan. Nereye doğru? Çok gittik. Güzel alan. Çok temiz alan. Yani Paradise Camp Bravo arası yine bu. Yani bırakır mıyız Paradise'ı? Düşüncelerdeyim. Getso gelecek şimdi Paradise'a. Getso gelecek şimdi Paradise'a. Bizim tepeyi aldığımızı düşürecek. Darkbus'u çok iyi noktada kaldı. Onlar bir sürpriz yapar mıyız? Orada hissetti. Hissetti de çok erken hissetti. Ben sana söyleyeyim daha bir altı alan daha hissetmesi lazım. Bir altı alan daha hissederse olur bence. Sürreal tabii oraya doğru yaklaşıyor. Nexria, Ozorox yine aynı şekilde. Ooo köprüde ciddi bir savaş söz konusu. Natix'in skoru Şangiller tarafına gitmiş oldu. Onlar da hızlı şekilde bir skoru aldı. Gembedel oyuncusu takım arkadaşlarının erken şekilde köprüye gelmenin cezasını Şangiller tarafından kesildiğini söyleyebiliriz aslında. Onlar 3 kişi yoluna devam ediyor olacak. O köprüde tabii Şangiller olduğunu anladıktan sonra birazcık daha geriye doğru Payinan Ruiz bölgesinden muhtemelen alana girmek isteyecekler. Final amacı kalmadı mı? Ya tabii birazcık yollar uzadı. Kalmadı galiba. Ama tabii yani dünyanın sonu olmayacak. Bu arada şeyi ben ilk 12 kalacak değil mi Piyel'de abi? Alt bölgeye doğru devam edecekler. Şeytan üçgeninden bağlanacaklar. 16 mı 12 mi? 12 değil mi? Yani FUT eSports problemi altında kalabilir. Yani Good Guys öyle bir dizilime sahip ki şu anda. FUT'ta bu bölgede beklemeye devam ediyor. Zaten iki oyuncu kalmışlardı. İki oyuncu kalmışlardı zaten. Burada Good Guys da onları bekliyor gibi 36 tane bandajı var. Falcon belli yani şey diyor. Ben 5. alana kadar beklerim. Evet. Yani asla çıkmam. 35 tane bandajım var. Sonsuza kadar buradayım. Siz çıkmasanız ben de çıkmıyorum ama onlar araçta geldiler bile artık. Yani dediler ki yeter. Sinan bu da artık kaç tane sayamayacağımız maçı anlatmanın muhtemelen vermiş olduğu bir tecrübe. Oyuncuların ekipmanlarına bakarak düşüncelerini yorumlama. Direkt bakıyorum. Aldım Ando. Yoksa ses çıkarmayacak. Zivop geldi 35 bandajı verdi. Şu an Andorex'ine düşünüyorsun. Andorex'i düşürdü. Andorex'e biz sıkıntıdayız. 3 tane kitim var. Ben burada birazcık takılırım. Şu yandan geleni düşürürsem öndekinde takım arkadaşım düşürse 2-2'ye gelir diyor. Süper süper. Hemen bak. Zwolf gidecek şimdi Andorex'e doğru. Rip 7'da. Açıyı birazcık daha yaydı. Andorex atış etmedi ama Rip 7 açıktı. Andorex sona yakalıyor olacak. Skorun garantisi de hızlı şekilde geldi. Good Guys beklemediği noktada Andorex'ten bir çelme yedi adeta. Ama Zwolf yanlış oynadı sanki. Şimdi Zwolf direkt olarak Rip 7'ın bitirildiği yere doğru geldi. Bombasını çekti eline. Andorex'i aradan çıkartmak isteyen Good Guys oyuncuları bakalım bunu başarabilecekler mi? Elinde uyan PC'ye birlikte Andorex çok yanlış oynadı. Oğlum vazil bekleseydin ya. Ama Good Guys bir oyuncu kaybıyla birlikte artık yoluna devam edecek. Gelen bir sis bombası sonrasında Lovazin açısı da kesilmek isteniyor ama Lovazin bakalım tek başına Good Guys oyuncularına dur diyebilecek mi? Yani Andorex biraz daha sakin oynayabilirdi. Özellikle bir loot almasını mı bekleyecek onu merak ediyorum. İki oyuncunun yerini saplayamamışken bir oyuncu düşürünce o kadar açığa çıkmış. Haberleri yok o adam. Kendisinin sonunu getirdi. Galiba evde olduğunu düşünüyorlar. Daha sakin dirayetli oynaması bence daha farklı bir sonuç getirebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü konum olarak hiç fena bir bölgede değildi. Onun üstüne oynanması gerekiyordu. O sis açılacak önünden Lova. Işte, bekle. Tesisatları da iki oyuncunun az. Good Guys'in biraz daha fazla tesisatı var. Bir bomba mantıksız. Buraya, sesini alır. Almasa bile. Olduğu için oyuncuyu da çok suçlayamıyorum bu tercihi almasında. Ama dediğim gibi bir tık daha bekleyebilirdi. Zaten açığa çıkan. Bombanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Orada Lovazin'e ikili oyun kurabilecek pozisyonu kendisini getirmiş olsaydı Good Guys oyuncuların işi çok daha zor olabilirdi. Lovazin'den şimdi arka arkaya bombaların geldiğini göreceğiz Good Guys'a doğru ama değil ki. Bir anda Fenerbahçe elendi. Nexria. Evde olduğunu hissettiğimiz vardı. Fitten takip edebildiğimiz kadarıyla. Evde olduğunu halen daha düşünüyor. Evet halen daha evde olduğunu düşünüyor galiba. Yok düşünmüyor. Gördük. Şimdi Nexria'dan gayet iyi bir oyun başlangıcı. Tabii artık iki takım gördü. Good Guys ve futbolist oyuncuları şu anda çok fazlasıyla zaman kaybetti. Çok uzaktalar alana bakar mısın? Bir sonraki alan hele kuzeyli geldi. Hadi oğlum sola harç en kuzeye bir rotasyon zaten başlamak zorunda. Hep eleştirdiği nokta bu oluyordu anlatırken de. Bu nokta mesela bence ya takımların zaten bir noktada kit basma yolunu tercih etmesinin sebebi de bu oluyor. O kadar çok kitleniyorlar ki alanın içinde zaten yapacak bir şey kalmıyor. Güzeliz. Tepeyi alsaydık ya. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Üçlemez. Tepeyi alsaydık var ya. Başta kalmış yılan bile seni eleyebilir. Sanok öyle bir harita gerçekten. Bitirecek. Paradise'de yani bitirecek. Yani çok kolay olmayacak işleri. Yani SMB de mesela kamp üzerinde yani Good Guys'ın geri kalan ikilisi onlarla bile karşılaşabilirler. Galiba biz şu ortaya alacağız biliyor musun? Çok kolay olmayacak artık oyun onlar için. Kesinlikle öyle. Zaten SMB önlerinde de onların biz oraya alacağız. Fireflux tarafı için Solkay'ı daha güneyde bıraktılar. Ama Chat, alanın ortasında hala geçiyor, bu Chat kadar takımı kaldırabilecek İyi düzeyde misiniz? Olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki alanla birlikte aslında o kırılmalarını yaşayabiliriz. Ozorox'un şu anda Fenerbahçe oyuncusuna Sefir'in atmış olduğu sprey Nax yakındaydı. Sefir düşürdükten sonra ilk sprey sonrasında
oyuncunun skoru nasıl aldığını bir kez daha görmüş olduk. Yani burada trap şimdi o mermilerde geliyor trap'e doğru ama uzak mesafe. Silas White düşürdü. Silas ama görmediğiniz noktada Wild'ı aşağı çekmiş. Çek yani onlar az önce bir hava yardım paketi almışlardı S2G kadrosu. Yani biraz daha kuzeybatı bölgesinde bulunuyorlar. Dinledin mi? Başka birini mi aldık biz? Bir yani uzun söylediğim o dağılım yine gerçekleştirmiş gibi ama bu sefer o dağılım çok da fazla meyve vermemiş gibi. Özellikle iyi görmek güzel. Birazcık köşesinde kalmış olması. Çetin geleni güzel. İyi. Burada iki tane skoru çekmeye yakın diyecektim. Özür dilerim. Sven'in skorunu çekti. Diğer oyuncu birazcık daha uzakta. Storm'un, Cancan'ın bulunduğu bölgeye doğru. Biri kötü geçenleri de iyi geçenler bir enerjisini verirse sevinirim. O iyi. Çok iyi. Ekranlar. Can alıcı mermiler diyebiliriz. Take my energy. Canlı mermiler diyebiliriz. O da olur. Evet olur. Bak, Cancan'dan şimdi... O ikisini alabileceğiz mi yoksa kafaya mı gideceğiz? Yoksa bırakacak mıyız? Yani Ozur Oksin'e Hırcalı'yı da aldık. Rakibi çektik. Beklemediğiniz bir oyuncunun takımın gidişatını ne kadar değiştirebildiğini bu maç içerisinde ikinci şahit oluşumuz. Takım ellendi galiba. İyi oyuncu kaybı üstte çıktı. Saylas. Ooo yaşkan bayağı. Saylas. Ay bir tane söyledi. Birlikte gelecek adamla işler çok daha zor olabilir. Saylas zıpladı şimdi Reglum Kaya'daki oyuncu. Ayy! Pencereden mümkünü gönderdi. Headshot'la birlikte. Tron'u düşürdü Saylas. Tepeden geliyor. Bakalım sonrasında nasıl bir operasyon izleyecek. Ayy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 y
birlikte diğer S2G oyuncuları da buraya geldi. Bakalım bu savaş nasıl çözümlenecek? Wild ve Lox ikilisi. Evin içerisinde karşılıklı bölge alınmış. Crossfire yapılmış. Geliyor lan, geliyor. Hayır. Kötü yanıcı. Silas'ın sonunu getiriyor. Abi tek tek gitmeyin, gözünüzü seveyim. Halsicinin sonunu getiriyor. Loxy skorun sahibi olduğu. Niye böyle kafa attılar? Hüküm kare durumu çok iyi toparladı aslında Tron düşürüldükten sonra. Öyle Loxy'nin Silas'a attığı. Oğlum hüküm kare yaparak çıktıktan sonra ne gerek var ya? İşi bitirdi. İşi bitirdi. Yani Halsicide... Odaya bomb yanıcıyı atabilseydi çok bir şey yine fark etmeyecek gibi gözüküyor. Bombayı çok dikkatli. Daha bir sıkıntı yok. Loxy'nin bir kafa bir vücut tarifesi. Masapan gittik orada. İki kişi bıraktı gerçekten. S2G de aslında dört kişi yaşamasına rağmen oradaki savaşı adeta iki oyuncusu evet, düşmüş gibi geçirmek İkimiz zorunda kaldı. Oraya diye. Açıları olmadığını düşünüyorum buradaki oyuncuların. Yok yok işte evet o sıkıntı. Görüyorsun solda Enjoy'u. Enjoy'u görüyorsunuz solda. Solunu kontrol et bro. Kaldılar Enjoy. Burada Raze'i yakalıyor olacak. Artık tek başına bir oyuncu var S2G'de. Tepede tabii Raze'i kaldırabilir ama o bölgede S2G oyuncularının bulunduğunu bildiği için bütün çevredeki ekipler bu bölgeye karşı çok dikkatli şekilde oyunun geri kalanında davranacak diye düşünüyorum. Ezel bir sanok yılan daha, bir yılan daha. Ezel şimdi ikiyi istiyor. Yerde bir oyuncu var, DBS'i elinde. Kaya arkasında ayak oyunlarıyla birlikte Ezel Fireflux'ı bitirmek istiyor. Takım arkadaşlarından buraya yardım gelmesi biraz zor gibi. Solkay'la karşı karşıyalar Ezel ama Lats tarafından düşürülüyor olacak. Arka tarafta kaldı Lats. Ya orada niye öyle oldu? Çünkü iki kişi tepeye bıraktık. İki kişiyi tepeye bıraktığımız için iki kişi kafa oynadık. Hamsi'nin silaha güvendi. Yani ama işte o yakın temastayken şu bomba, şu yakın temasta bomba olayını bizimki alıştırmak lazım ya. Biraz dağınık oynamak durumunda kalmışlar. Hamsi bir de tek oyuncu var sandı orada. Şimdi iki oyuncu evet. Tek zannediyordu. Getsuya bak, çok çok iyi pozisyonda Nexus'a yalnız. O bölgeye doğru gelmek isteyebilir. Hatta Getsuya bir kafa geliyor diyebiliriz. Yolun karşısındaki yere bizim bu alanda oyunlarımız nasıl olur merak ediyorum. Mantıklı. Hayır hayır, yan yana geldiler. Map de dönmüş, biz neredeyiz? Map yan mı duruyor? Oğlum alan var ya, alan tam dediğim yerde bitti ha. Tabii burada yapmış olduğu Getson'un Paradise'dan hangar çok güzel oynamış. Yani baş ağrısına ama şimdi bakın, yani alanın ortasında 3 eve sahip bir ev grubu varken siz 2-1-1 yapamazsınız yani. Öyle bir gelir alırlar ki o evi Beşiktaş orada bizim 2 olduğumuzu biliyor. Çıkartırlar mı? Çıkartırlarsa biz Paradise'ı kenarına alır mıyız? Çok daha farklı bir senaryo alırsak bak yani, şöyle bir şey söyleyeyim. Paradise'ı alırsak şuradaki hangar var ya, şu hangar. Şu an oradan gene oynarız. Gene oynarız var bu oyuna. Sadece şu an Sony hiçbir bizi görmesin, biz oradan çıkalım. Yani Mexican'ın bu alınan skorlarla birlikte 5 skora kadar çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bu saatten sonra Sexy ve Lost'un işi de daha zor. Çünkü bulundukları bölgeleri tek başına koruyor olacaklar. Ya isteseler birleşemezler. Evet, 2-3 satmadan birleşemezsin bile artık şu noktada. Bayağı problemli olacak onlar için.
Tabii yani Nexus'a da tecrübeli bir ekip. Onlar da buradaki dağılımı fark eder etmez basmışlar. Sen de ben de senin gibi düşündüm. Karşı eve gelmişlerdir diye ama evet. Onlar... Yok Beşiktaş salmış bizi diyeceğim. Yok. Salmamış. Nexus'a şu anda en avantajlı takım. Beşiktaş da bir kısmı oynamak isteyecektir. S2G'yi de yakalamak istiyorlar aynı zamanda ama yani buradan Nexus'a çok rahat oynayacak gibi görünüyor. Kesinlikle çevredeki bomba çekmiş. Hasar vermeye başladılar bile. Beşiktaş onlar direkt kafaya gidiyor race. Race. Kalse yerde bitirilecektir zaten. Ya Beşiktaş ekibi zaten Kalse'nin başında adeta akbaba gibi geziyor oradaki skorları. Kötü. Race. İki adam düşürdü race. Alırsa yer killer gelir bize. Bitirildi diye düşünüyorum evet. Yok. Bitirildi. İki almış. Raze 2 almış bu arada. Takım arkadaşlarını kaldırıyor olacak birazdan. 1 ve 2 atmış orada. Kaldırılacaklar. Alan içinde de dizi kalmış sadece. Evet. 4 kişi için büyük bir şansa da sahipler. Oraya doğru. Regum Kare geldi. Timber'dan bir spray izleyebiliriz. Soldaki oyuncu Unplug. Anlaki. Arkon mermileri gönderdi. SMB için adeta Azrail oldu orada ama. Kairos ağacının arkasında durumu toparlamaya çalışacak. Arkon elinde. Şu Enes'in şeyini alsanıza. Enes'in direkt alsanıza. Gelen donate'lerde hesabı belli zaten. Direkt onu alsanıza. Aslında olan ekiplerin burada hareket etmesi aldım, gerekecek çünkü anında bir çok ekip rotasyonu bütün hesabın ve hesabına şeyini alsana. Benim stüdyodan. Güney bölgesinde ama karşılaşmaları gereken birden direkt fazla bir ekip olacak. Bizim avukata verelim. Bu kadar fazla ekibe karşı savaşabilecek bir takım olduklarını biliyoruz. Oradan gelen parayla bir İskender'i sparladım bana abi. Senin paranla çok güzel işler yapacağım. İskender'i sparla bana ya. Gibi Naksiyer'e çekti. Sefil'in Naks'ı kaldırabilecek ama o bölge alan için mi diye bir kontrol etmek istiyorum. Alan içinde muhtemelen. Evet evet alan içerisinde. Alanın tam içerisinde bulunan bölge olduğu için oyuncular yollara devam etme şansına sahip hala. Dark Best ekibinde bir oyuncu daha şimdi yere çekiliyor. Bu arada 11-11 olmuşken yapmadık bu başka sene kadar 11'ler. Bakalım takımı tutabilecekler mi? Yapılır ya 11-11'ye kıfı atarız da. Ücret skorunun garantisi Fireflux'a geldi. Hemen şöyle bir tam ekrandan çıkıp 3 saniyede 8400. 10.000 oldu orası bu arada. Yani bu iki ekip burada yüksek skor siz 10.000 like yapın siz bu akşam turnuvada birlikte olun. Yani kuzeyden gelecekleri Nexus'a, güneyden gelecekleri Fireflux ama Fireflux'a yok mu? Kendi bileği lapladım. Onların işi biraz daha zor bir ev korumasına sahip değiller çünkü. Storm mermileri gönder Dark Prince tarafına doğru. Beşiktaş puan almadan buradan çıkartsak. Tabii Fireflux tarafına karşı korunaklı bir bölge olsa da Dark Prince tarafına doğru olabilir. Lats'ı da aşağı çekiyorlar yani dediğim gibi Fireflux bir tık daha zorlu bölgede. Şimdi Dark da bir adım öne doğru. Pis bombayla Regi düşürdü. Ağacın arkasında Dark onu düşürmeyi başaracak. Onun skorun garantisini almak isteyecek mi diye bakıyorum ama o önce kendisini güvenli bir bölgeye yerleştirme amacında. Reis efsane oynadı da. Tabii burada sis bombalarının önemi abi çok 4 büyük. Kişi üstüne geliyor. Ne yapabiliriz? Büyük Dark Pass challenge 11. olarak sabahtasına veda ediyor olacak Solkay. Pis kit dönüyor galiba. Yok dönmüyor. Tron'la beraber alan dışı kalmış. Kadar çıkmıştı Fireflux ama Lucky 7 de 10. olarak oyuna veda etti. Oyun alanının içerisinde herhangi bir ekip yok şu anda. Gerçekten oyun alanı yani inanılmaz hiç yok. Bir tık tersi attı. Fireflux da tabii oyuncusunu kaldırınca yerden Lats'ı alınca alanın içerisine doğru hareketlenmek isteyecektir. Fakat Ozorox'un iki oyuncusu Sefir ve Nax sanırım onların geçişine izin vermeyecektir. Ya güzel puan alacağım bu maçta ya. Tepeye çok geç çıktık. Ama, geç Ozorox, çıktık tepeye yani. Bunun farkındadır ya. Ondan sonra keşke o ikna kalmasaydık. Yani oraya kafa atmasaydık. Aslında güvenli alan içerisindeki güzel pozisyonlara geçmek, MT, koşmak güzel. Çok zor olacak. Dediğimiz gibi anca belki siz bombaları yapacak koridorlar. Bu Taylor çok güzel vurdu da. Diye düşünüyorum. Hamsi bir tık geç kaldı sanki orada ya. Ya. Hayır hayır tek zannediyorlar büyük ihtimalle. Taylor nak alınca işte tek olu çeviririm dedi ben. Bire bir atarım alırım dedi. Bombaları göndermek isteyecek. Sonra dedi ki Hamsi ben gideyim alayım. O da başka adam olduğunu görünce sıkıntı oldu. Bilmiyordu yani dibinde olduğunu. Kapı dibinde olduğunu adamı. Nexus'a mermileri gönderdi. 8 zaten yere düşmüştü. Lost kafasını gösterdi. Onun kafasına lan Frozen oluyor ve Getz oyuna veda ediyor olacak. Yani çok iyi işler başardı. Nexus'a 9 skora sahip. Yerdeki isim kaldırılabilecek mi? Evet yani dokunma eğer orada hava yardım paketine saklanırsa kaldırılabilir. O ne ya? Arkon. Oraya dur mermileri olacak. Alanın doğusunda inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Arkon çekti eline bombayı. Bu ne oğlum? Catch. Hemen kendisini geriye doğru atıyor. Oldukça akıllı bir hamle çünkü oraya doğru gelen bombalar söz konusuydu arka tarafta. Yalana çalışacaklarına biraz oyunculuğa çalışsalarmış. Anladı. Keçi gördü ve bitirmeyi başardı. Sürreyl'in 9. skoru bu. Oldukça güzel bir oyun geçiriyorlar onlar da. Hala 4 kişiler. Şimdi tüm burada Kudur'u görüyor olacak. 10. skor geldi Sinan. Ya tarafta onu da görecektir oyuncu.
Sürreal sefiri de bulmayı başardı. O 11 geldi. Yekta'dan bir çelme gelebilir. Şimdi Sürreal'e Timber Score'un garantisi geldi. Beast. Bombayı çekti. Yekta'ya doğru gönderdi. Nexion'un umutlarını belki söndüren bir bomba olabilir bu. 3 kişi yaşayan Sürreal kadrosu, diğer takımların hepsi birer oyuncuyla hayatta. Sıkıntıda zaten Frozen kit basıyor alanın içerisinde. Buraya kadar gelebilecek bir takım arkadaşını kaldırabileceğini ben zannetmiyorum. Yani Storm'u bitirdiklerinde artık onların galip oldukları kanıtlanmış olacak ama yanıcı yeterli olmuyor. Jetkill bu arada dışarıda kit basıyor. Alanın içerisinde 2 oyuncu Sürreal. Biri düştüğü takdirde onlar da sıkıntıya girebilir. Arkon. Arka taraftaki Storm'u da bulduktan sonra arkaları tamamen... Nexia buradan toparlayamadı oyunu. Önlerine odaklanacaklar. Nexia'dan 2 oyuncu. Abi. 3 oyuncu hayattaydı. Lan Cici alana giriyor lan. Arkon tarafından Sürreal'in şu anda kaç skor puanına... Alan yapma. Niye yumruk pagı yaptın? Roam da oyun alanına düşüyor olacak artık 3'e 1. Niye yumruk pagı yaptı? Frozen da alanın dışarısında kitlerini basıyor. Muhtemelen son kitlerini basıyordur. Çünkü birçok da savaş geçirdi bu ekip ve Sürreal ikinci Sonok haritasını kazanmaya yakın diyecektim ama 10 tane kiti var hala Sinan. Yani var ama yine tabii kazanacaktır burada Sürreal kadrosu. Yani maç hakkında da konuşmak gerekirse Sürreal zaten çok iyi bir son alan oynadı bence. Next Real da zaten o evleri ev grubunu Getso'ya yaptığı baskınla beraber aldığında dominant bir oyun geçireceğinin sinyallerini zaten bizlere vermişlerdi. Hastayım ya bu kit olayına, yemin ediyorum. Elde ya bu alanın şeyi ya. Bir Sürreal... Bu alanın muhabbeti bu. Hasarlı arttırmaları lazım. Zaten, zaten o evleri ev grubu Getso'ya... Dün mesela oynadığımız Arap turnuvası da görmedim. Verdim dedi. Ya. Şu haritayı değiştirsene. Ne yapayım abi? Erencil yap. Okey. Başlatın. Erangel. Erangit. Dör abi, sen bunu hatırlıyor musun abi? Ya hakim o tek sıkıntı olan şey, hakim olduğumuz haritayı vermek oldu şu an. O puanı vermek oldu. O bizi bir tık üzdü. Molotov biraz çok anlaki oldu kanka ya. Molotov geldi Barış abinin dediği gibi ya. Tek zannetti orada onu. Tek zannetti. Tek zannetmesin dedi. İki olduğunu zannetse hamsi oynamaz oraya. Ben tek zannetti. Sinirliydi ya bana abi, o yüzden dedim. Sinirimi düne bıraktım. O zaman ama bugün İstanbul'a İstanbul'a geldin mi hesaplaşacağız, merak etme. Abi hesapları sen ödersin büyük olarak ya. Sen olmaz büyük ihtimalle Muhammed. O hesabı atarım, veririm ben. Alman usulü. Hadi Kerim. Doğu squad. Aldık buradan bir 40 kill. 40. Aa, yakında geçiyor. 40 mı? Maçı bitireceğiz mi? 40. Bir tane önce 3. maç yokuz. Aldık mı? 40 aldınız diyenler var mı? Ya da şey yapsınlar, çete kill tabiri. Doğru bilen... Nasıl takip edeceğiz bunu? Tut tabi. Boşver. Bir şey yapacaktım da bir dedim. Nasıl takip ediyor? Sonra da bakıyorsun. Frozen sonunda kill mi aldı? Helal. Yok hadi şükür ettim. Ya güzeliz. Dediğim gibi finaller önümüzdeki hafta, finallerden sonra şey var. Oğlum emin misin, oraya uçar mıyız? Şuraya uçup buraya uçup orayı temizleyip oraya gitmek daha mantıklı değil mi? Okey ya, atladım abi. Burayı temizleyelim, öyle gidelim oraya. Buraya atlarsa tamam. Bir 3-4 adam onları vururuz geçeriz. Finallerden sonra PMBL mi var abi? İşte onu Buni söyleyecek. Ne zaman o? Buni tarihi belli mi? PMPL'den sonra mı? Finallerden sonra, 7-8-9'undan sonra. Finallerden sonra Europe var. Tam ne zaman? Geçen sezon 15 gün sonra hemen başlatmışlardı. Muhtemelen bu sezon da öyle olacak. Henüz tarihler açıklanmadı. Herkes evinde mi oynayacak yoksa offline? Yok, offline olmayacak. Yine gaming house'dan oynayacağız. Oğlum buraya adam gelir dedik. Adam haricinde herkes geldi. Dur. Oğlum silah alamıyorum yerden. Offline yapmıyorlar. Offline yapsalar da zaten telefon şey, telefonlarında oynatmıyorlar. Öyle muhabbet var. Park telefonla oynama muhabbeti. Yok, sürdüğü için büyük ihtimal o yüzden yapmıyorlar. 3-4 gün sürüyor. O yüzden zaten çok offline. Europe'dan sonraki de zaten 3-4 gün sürmeyecek mi? Ben mi yanlış biliyorum? Europe'tan sonraki daha büyük turnuva ya. Herhalde o yüzden direkt onu hani göze alıyorlar. Ama Europe çok hem masraflı oluyor bence.
Hem de 3 günlük turnuva için offline yapmak istemiyorlar. Asraf oluyor derken PUBG Mobile'ın parası mı yok? Yani... Öyle demeyelim şimdi... PUBG Mobile biliyorsun dünyanın en... Onlar... PUBG Mobile dünyanın en güzel oyunu zaten. Biliyorsun. Zaten dünyanın en güzel oyunu. O yüzden soruyorum. Niye offline olmuyor diye. Ya onunla ilgili şöyle bir teori, var. 15 gün içerisinde pasaporta olan oyuncular var, olmayan oyuncular var. 15 gün sorumlulukları var. Bunları falan halletmek için kısa bir süre olduğu için herhalde o topa girmek istemiyorlar. O zaman bence geçelim bize. Telefekten ses mi geliyor daha önce? Sağdan. Sağ sağ. Ne diye bağırıyordun? Feri'yi. Oynayalım mı oraya? Oyna. Aa, telefilik yukarı çıkıyor. Telefilik yukarı çıkıyor. Bekledim, gördüm, gördüm, gördüm. Ölüm üzerim, üzerim, üzerim. Boş yolu, boş ver. Devam et. Devam et, devam et. Bomba atacağım, bomba. Bomba mı? Evet. Takip ediyorum. Buradan telefonu uçmadık mı? Uçamayız. Bas be, hadi be. İndik abi, vurduk onu. Lan. Lan! Barış abi tekrar dön, tekrar dön. Ya ananı! Bekle. Sisim var. Sisim var. Hay anana uğradığını ya. Sağ sol yap kafamı. Sağ sol yap. Yok göremez şu an. C'ye bastım C'ye. Oturunca yukarıya kaldıramıyorsun kapı. Eti var mı? Var. Onlar üstümüze oynayacak kadar delikanlılar mı onu düşünüyorum. Yoksa bombayla mı bitirecekler şimdi? Oynamış. Lan! Ay anana vuradım. Scope tuşu vuramadık. Abi direkt kafamı atayım. İneyim mi? Şunlar sağda bir yerde ha. Burada solda adamlar var ha. Hay anan. O ne lan? Niye çıkamadı? Önümde. Oo, duvar dibi var. Şurada. O bombaya gider dedim de. Ev misin orada? Aynen, gördüm. İçeri şu uzun bina var ya. Şunun üstüne doğru çıktı. Şunun arkasına geçti. 5 kişiler dur, halledeceğiz. Bende niye aktif oyuncular gözükmüyor sağ üstte ya? Bomba geldi. Bir tane daha geldi. Barış abi dikkat et. Ay kafanda patladı lan. Arka geldi. Ya. Gerçekten mi? Adamın kafada bomba patladı. Peki sayı 5 miydi abi? Bunlar geldiğinde arttı değil mi? Aha solo oynarız. Arttı mı? Gittim. Ben de gittim. Aşağıda bug var. Var. Aynen bug var, bug var. Sen soldakini mi alıyorsun sağdakini mi? Burada var, benim altımda var. Ben altımdaki alacağım. Tamam ben de bunu aldım. Abicim PMPL daha doğrusu bu uzun soluklu bir turnuva. Biz uzun soluklu turnuvaya ortalamaya baktığımızda güzel ilerledik zaten. Gayet istikrarlı gidiyoruz abi. Gayet istikrarlı, gayet bebek gibi gittik. O yüzden boş muhabbetler yapmayalım biz. Hemen daha cezit yazanlar var. E-sporcularla bir tutmayın lütfen. Hadi klasik değil bu. Turnuva diyoruz. Yapmayın şu yorum artık, bak chat'i üye moduna alıyorum ondan sonra. Yapmayın. Kim boş yapıyorlar? Chat'te gene adam var, adam var, adam var. Barış Abdolu. Kaçtım. Girmiyor muyuz? Girelim mi? Oha! Çok kalabalık. Oha, burada duvar kafa atmış. Taktik güzeldi.
Beni buraya dönersen burası senin abi. Ben Allah belazı ver. Planörümden ne istediniz lan? Lan planör lan. Baba bak soldan açı alıyor bir de. Yapma ama soldan da öyle eşek açısı alma. Arabaya bin gel. Vuramam ki. Yakın fight bekleyeceğim. Mecbur. Hayır. Ne? Sana geleyim mi hemen? Hayır. Hayır. Kavrada değil misin? Geri dönüyor bu adam. Geri geliyor. Bu nasıl? Hmm, en azından deneyeyim. Amir'in elbisi duvarda mı deliyor ya? Mami'ye. Mami su. Kendine iyi bak bro. Resetme geliyorum. Mami su git üstüne. Baba baba bana pikliyor. Mümkünce önce. Bekledi arkadaki vurdu ya. Bu oyun kötüydü zaten, başka adam yoktu Beşet. Allah aşkına. Başka şey yapamadık. Adam değildi bize daha. Ya sıkıntı yok. 3 kilo olur. Sıkıntı yok kanka. 3 kilo olur demiştim abi, onu da alamayacağız galiba yazmış. Go 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 go. Tamam Jayzit demeyeceğiz ama niye onun olmuyor takımda? Ne sıkıntı var abi? Kötü bu oynuyor. Ya oğlum siz anlamadım. Cümle anlaşılmıyor mu? O demeyeceğiz değil. Demeyeceğiz. Demeyeceğiz daha doğrusu. Neyse. Burası e-spor arenası diyorum. Alo bunu istiyorum. Kendisi de söylüyor oğlum zaten. Bir abi şurada çok geçer. Ya bir benim tane biri oldu. Vardı böyle abi. Türk YouTuber'lardan. Bir tane bizim bisiklime geldiydi. Keşke bir videosunu bulabilsem de atsın. The Wolf. Devdiğim bir çocuk. The Wolf zamanında e-spor oyuncusu olmaya çalıştı. Abi bir maç girdi, bir maç. The Wolf e-sporcu olmak istiyordu. Ruslarla falan oynamış galiba. Onların bisikletine bir turnuva sınavına girmiş. Çocuk dedi ki klasaya geri dönüyorum. Kaldı. Yani o yüzden boş yapmayalım lütfen. Boş yapmayın, like atın. Hadi. Ben hissedemiyorum. Nereye? Aa oğlum niye aşağı atlamadık biz? Nereye atladın sen? Aşağıya. Şey dedim abi, ne, bunun ismini ne koymuştuk? Gecekondu. Gecekondu olabilir bak. Toki. Bak. Toki. Abi, Toki var. Anladım Toki abi. Var. Toki var ama Toki var. Evet Toki gece var. Gecekondu değil, Gecekondu değil. Oğlum adam geldiyse biz buraya boş. Oha abi geliyorlar geliyorlar, silah topla çabuk çabuk çabuk. Ciddi misin 8-10 sen? 8-10 kişi var. Eminim arkadan indiler. Oo. Ben dedim 8 kişi, sen de okay. 10 kişi. Adam yanıma geldi, silah yok. Var tamam artık var. Duvar dibi var. Bir dakika. Arabaya bindi, kaçıyor biri. Daaa. Barış abi seni silah demeye çatmıyor galiba. Tamam. Oha o ne? Bekle. Ya. Tamam. Bırak. Solum. Soldan geliyor. Solum geliyor. Geldi. O da nak. Tamam. Bekle. Smokey'si birileri var galiba abi. Yok. Evet evet gördüm. Şu solda biri var galiba. Düşman görüldü. Arkamdan biri geliyor. Bak o bombanın bug'ına bak. Bekle. Burada bir bomba var. Hah gördüm. Al sen onu.
Doğruyorum o zaman. Hemen geliyorum abi, oynama. Ananın. Ay. Head yedim. Çeker mi? Head yedim, kaskım yoktu. Maç yoktu, üçüncü maç yoktu arkadaşlar. Ben kart da bulmamışım, şaka. Kaldırma yeri yakın da. Head yedim ya, kaskım yoktu. Çıkayım mı, kaçayım mı buradan? Vurursun vurursun, gir face face'e. Ama adam direkt head vurdu, daha vektör var. Adamın direkt vektörü vardı ya. Tek yedim kafaya. Ben de yeleğim, kaskım, hiçbir şeyim yoktu ki. Evin içinde de biri var bu arada, tek değil bu. Hazır verdim. Peti kastettiği oyuncu FF'ten değildi, çok yanlış anladım olayı. Niye yanlış anladım yani? Ne o? Muhabbet. Muhabbeti anlamadım. Ne oluyor lan? Bu tümü niye sürekli açılıyor ya? Oyun bittikten sonra açılıyor, evet, ben de onu fark ettim. Her elde kapatıyorum ya. Aa bak, gel sana şans kıyafetimi vereyim. Normalde bunu kimse vermiyor bak. Şans ki, aha bu kıyafet çok güzel ya. Bu rüzgar alacak mı? Aldım. Ah lan, şu kıyafetle video çektiydik. Ben sadece şey diyorum, oha. Bir saniye, hepimiz sizin dava açısından üyeler bir konuşmaya girerse, ben buradan bir saf spodunu alıp 5 saniye yaparsam daha iyi olabilir şimdilik. Tutturdu Barış dedi. Keçe yalan söyleyeceğini oyunculuk çalışacağım dedi. Ya oğlum harbi atlayalım şuraya. Ya sona atlayalım, okey. Harbi siz kulağınızla dinlemiyorsunuz ha. Benim demeyecek ne dediğim belli anasını satayım. Kulağınızla dinlemeyi öğrenin ya. Salak salak hareketler yapmayın. Ve diğer olayda da abi işte şu açıklama yaptı, bu açıklama yaptı muhabbetinde de açıklama yaptı. Kalsiyede açıklamanın cevabını verdi. Yalan dolan. Ben de o yüzden yalanlarla gelmeyin dedim. Bu kadar basit. Yani anladın. Boş yapmayalım yani. Şimdi muhabbetlere girmeyelim. Bana bugün yazılmış. Ben uyuyordum. Uyandığımda gördüm. Kalsiyede atılabilir. Yumruk atılsın zaten. Biz sadece beklemediğimiz taraftan öyle bir darbe yedik diye buna şey olduk. Tav da olmadık yani, canımız sıkıldı. Bir tane çelik dedi sırtımıza, çok da umurumuzda değil. Ama ben size şunu söyleyeyim. M4 işte M4 varmış da M4'te bana yazılanı söylüyorum ben. M4'te işte şey varmış, maskara varmış da işte o Silas aman Hamsi ile Kalsiymiş de falan. Yalan dolan, Kalsi'de M4 bile yoktu. MX-49 vardı. Yok maskarası falan, hiçbir şey yoktu. Yok arabalarına sıkmışız da ondan öyle yapmışlar. Alakası yok. Galatasaray'ın haberi bile yok sizin orada olduğunuzdan. Bir yılan olmuş zaten orada. Yapılabilir bu PUBG Mobile, bu taktik isteyen bir oyun. Durup yani bana bunu üzerine yalan açıklama yapıp izleyiciye kendinizi çok masum melek gibi göstermeyin. Gerçekten yalanlardan sıkıldım. Çok yalan. Bak çok yalan. Gerek yok. İzleyicilere aha demek böyleymiş ya falan diye muhabbet yapmayın. Tamam mı? Gerek yok. Millet kerizme anasını satayım sizin her dediğiniz şeye inansın. Acındırma muhabbetlerini biz çoktan geçtik. Hadi. Salın yani. Yok öyle bir şey. Kasire gayet bunun cevabına bir tane hikaye attı. Bu kadar basit. Bak, kaç lan? Bir canı var ama. Yani AK'le 3-4 tane batıydı. Bir canı var. Ya bunun bir can olmasa ne olurdu acaba? Kaç kişi var burada ya? Uyurum kasıyor. 31 kişi var abi şu an. Ben öldüğümde 31'di. Ya hayır, hep burada. Bir daha inelim oraya.
Ya bizim Selam. Yumruk gidelim. Bizim olayımız orada yumruk atılması buna benzeri muhabbetler değil. Bizim olayımız bunların hiçbirisiyle alakalı değil ya. Biz sadece beklemiyorduk. Dediğimiz muhabbet bu. Aşağıdaki yere atlayacağım bu arada. Ondan sonra oraya gideceğim. Araba gerçi gidiyor oraya da anasını satayım. Şunlar oynadık mı ya şu evden? Ben şeyim ama. Sana uzağım. Yok ben bunları bir itleyeceğim. Araba alıp geleyim o zaman. Bekle. Arabaya indim. Ne bu? Adam var. Oha. Volüm takılıyor lan. Bir dakika. Taktik. Tamam. Kalsın orada. Bir 20 saniye oradayım. Bu kimsin? Yapma. Hay ananı avradını adamlar var ya bir canla niye böyle ölmüyorlar ya? Çekebiliyor musun? Adamını kaldırıyor. Nerede bir işaret atabilir misin? Şurada tam burada adamını kaldırıyor. Adam da can yok önünü araştırıyor ama. Tepki bile vermedik zaten biz dünkü olaya. Biz sadece üzüntümüzü belli ettik. Yani böyle canımız sıkıldı. Bir suratımız bu yani. Çok da umurumda değil. Benim oraya sürüklemem lazım. Yoksa olmaz. Ya ama ta ebesinin nikahındaki Art Samet bir bırak ya. Nerede vurdu ya? Kerim oğlum ses veriyorsun ki. Evet. Evet. Adamların kulaklığı yok galiba. O ne oğlum? Abim. Art Samet o. Aptallara açıklama yapmaya gerek yok falan diye bir şey yok ya. Millet inanıyor. Bunlara inanıyor anladın mı? Biz inanmalarını istemiyoruz. Yalan dolan Samet çünkü. Samet buna niye vurmuyor? Samet buna niye vursun oğlum? Samet belki. Bunu görüyor mu? Oradan gözükmüyor ki. Bak şimdi Samet'e hayatımın vuruşunu atacağım izleyin. Can bile bakmayacağım. Nerede? Görüyor musunuz? Allah geliyor Samet. Geliyor bak geliyor. Zıpladım vurdu. Yok da kardeşim saat 8. Onu vur Allah, tamam ne istersen benden. Baba ya. Abi! İki kişiyiz Samet. Ulan Art Samet. Adamın nike bak şov başlıyor Art Samet. Olmaz kovu. Abi YT'ye teşekkür butonu geldi. Bağışlatabiliyorsun videoya. Nasıl yani? Şaka. Nasıl yani? Öyle bir şey yo, yok. Yo gelsene ben ya. Görmedim. Yo gel. Kerimli olmayacak. Kerimli olmayacak. Ben öyle bir şey görmedim bu arada. Maç başlamadı. Kimdeyse Kerim. Lan Seyit bu nasıl makarna yandım lan? Let's go. Dur ya ben oyun fokus olayım ya bir. Güldük eğlendik chat. Tryhard oynayalım bir. Oğlum bir dur lan. Bu arada ben şimdi aldım. Makro. Fer abi. Efendim. Bize bir challenge önersene. Böyle bir şey de bize. Bir şey uğruna oynayalım. Aynen. Bir dakika bakayım. Acele. Challenge. Ney? Tek pompalı oyna. Hayır. Kildin miydi bir şey söyle? Tek pompalı oyna ne? Öyle değil. Mesela 50 kil alamazsın dedi. Alırsan 500 bin TL dedi mesela. 500 bin TL zaten biliyorsun. Mesela örnek veriyorum. 500 bin TL senin için 25 bin euro falan herhalde. 300. 50 kil.
52 kill mi? Abi ama evet. Ben ördeğine abi verdim 50'yi onu. 50'yi salladı, 50'yi salladı. 50'yi salladım lan. 300. 45'te el sıkış alıp 45. Ben Sasuke'ye yalnız, Sasuke'ye yalnız 32 kill alıyorlar. Abicim daha ben de alırım 32 kill Sasuke'ye yalnız. Atla. Atla aşağı. Atla. 50 kaç kill abi? Hadi 40 olsun senin paşa gönlün. 40 kaç? Kaçına neyine oynuyorsun? Ne veriyorsun? Biz alamazsak ne veriyor? Ne veriyorsun? Aldım zaten daha ne istiyorsun amına koyayım? Abi biz 40 kill alırsak ne vereceğim? Ne vereceğim? Size niye vereyim lan? Çete veririm amına koyayım. Ya çete sen ver- ya çete verirmiş gibi yap da bize yani burada ya olmaz ama. YouTube başlığı çıkaracağız şurada ya. Ya abi böyle batta ha Fer abi diyoruz. 1000 dolar mı istiyorsun? Biz diyoruz 100 bin eurolar falan konuşur diyoruz şurada. Ya korkma abi alamayız ya o kadar kil. İnsan böyle 1000 euro. Ama bu bir bu bir bu bir aslan bu bir bu bir. Bu iki aslan aslan. Şş, kapatma kapatma gel buraya. Barış abi oynasana ki. Oy ne yapıyorum lan ben? Oy, lan silah bırak silah bırak silah bırak ölme. Oğlum! Uç! Kilimi çal! Tamam. Hayır ben çektim kilimi. Abici Pör abi hadi. He. Girdik artık gidelim, olaya. Ben sana söyledim. 40 dedi. Alamazsak bizi de atıyoruz Fer abiye. Ya alamazsa aynısını ben ona veriyorum ya. Ne? 1000 dolar 1000 dolar veriyorum sana. Tamam. Nasıl uçuna gitti. Her bir kuvar olsun yeter ki ya. Nasıl uçuna gitti? Ama bak bunu söyleyeyim ha. Alamazsan o 1000 doları sen bana vereceksin. Tamam ya, işte. Kerim'in parası bir kere de. Tamam aldım bir kill daha aldım bir kill daha aldım. Önümde adam var. Oynuyorum arkada. Para... Arkada arkada arkada. Arkaya çıktı vuruyor birilerini. Duvarın dibinde. Bir dakika. Lan! Dur dur! Arka geldi. Arka. Çek killeri, çek killeri, çek killeri, çek killeri, çek killeri. Gir 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 gir. Gir. Fer abi benim 1000 dolarım yok. Ya bir sus. Olur mu? Oh. Be. Ayrı kaç kira veriyorsun? Abi ne yapacaksın? Çocuğu evinde mi batış alalım? O zaman bak. Daha bak, daha bir kişi var, daha bir kişi var, daha bir kişi var. Alo. Yürü. Abi o arkada öbür tarafta. Tamam yürü yürü. Alalım çıkalım, alalım çıkalım, alalım çıkalım hadi. Yaparız lan lan, yaparız lan. M4'ü aldın mı? Aldın okey. İki tane drop var. Drop'u açarsan anlarız orada olduğunu. M4 var drop'un içine. O kutunun içine M4 ay, var. Ay 4 oldu sayı 4 oldu. Ooo 4 arttı. Arttı. Arabayla geldiler. Araba geldi. Araba geldi. Hoş geldi. Önümde şu evin arkası. Tamam yürü. Kaçıyor 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 kaçıyor. Araba gitsin araba gitsin şunu alalım biz. Devamı da var bir tek değil bu. Tek değil bu. Nak biri biri nak. Tamam ben soldan oynuyorum bekle. Sağdan oynuyorum. Evin içine galiba. Burada. Burada burada benim önümde gelseniz öleceğim. Öldüm. 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 Çekti. Gebe. Tamam sıkıntı yok sıkıntı ya. Yok. Gelirsin şimdi. Sen bir de başka bir yer bulsana. Sen bir de başka bir yer bul. Bende 8 kill var. Benim killim biri geldi mi? Geldi. Başka bir yer bul derken i̇ki abi. Bende var. 8 kaç? 2 2. Daha de oğlum. 81 kişi var. Yaptık biz bu sporu. Hadi. Hadi 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 hadi. AMR mi? Abicim emin misin? Bak bu iddia boyutu sıkıntıya girecek. Tamam gidelim gidelim. Amerim var. Gidelim 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 gidelim. Nereden ne yapacak uçakta görünmüyor? 5-5 amerim elimim var. 5-5-5-5-5-5-5. Önümüzde smoke var Barış abi o ne? Oynar mısın? O ne? Harbi o smoke ne? Araba geliyor araba geliyor yukarıdan. Adamını alacak adamını alacak demek yok yok. Demek ki nak oldu oradan. Bir şey oldu oradan. Koştum oraya ben. Koş. Koydun neyimi koştum oraya. Balon var ben de uçuyorum. Bir daha balon. Ben de bomba attım. Arabaya bindi. Nak biri biri nak. Öbürünün de canı bir abi canı yok. Canı yok arabanın. Arabanın canı değil ya. Lan! Çok iyisin. Güçlü. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Süpersin. Onu bir alayım da. Arabadan olduk anana avradı. Let's go! Arabadan olduk da sıkıntı yok. Kerim ölme. Kerim sakın. Yo size geleceğim ben. Aa Kerim ölebilirsin ya sıkıntı yok kardeşim. Araba geldi araba da geldi.
Gördüm. Bu arada Ferrari ver 500 dolara düştü. Al onu. Al onu, al onu, al onu. Evet, 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 evet. Çok da güzel arabası var. Çok da güzel arabası var. Go. Ferrari ver 500 doları satayım. 1000 dolar mı 500 dolar mı? Malısın oğlum ben. Hayatta hile hurdayla hiçbir zaman bir yere gelmemişim oğlum ben. O neydi lan? Abi Zafer'e giden yok. Kaybedersek adam sonra... gibi 1000 dolarımızı kaybederiz kazanırsak. Da adam gibi kazanacağız. Ama şimdi benim 500 dolar kazanma mevzum var. Ya bir sus Kerim. Sen daha bak canımı sıkıyorsun çocuk. Yürü. Yürü yürü. Yürü oğlum bu arabanın içine geçmişler ki bekle. Bu zaten buraya. Ben sana bir şey söyleyeyim bu arabanın yeri. Ben hiç vurmadım bu arabaya. Demek ki bu salak geldiği yerde fight var. Tamam yürü. Uçağın rotasyonunu açacağım bir. Nasıl açılıyordu lan? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bura mı? Bura mı? Seç. Direkt önünde kaldırma. Tamam hadi go. Kurucuya mı oynuyorsunuz? Kaldırmayı oynuyoruz önümüzdeki. Kerim sen ne yap biliyor musun? Hiç gelme bize. Adam ara. Adam ara. Vurma bize söyle. Gelelim yanına. Adam aratı. Oğlum bura oldu mu hemen nasıl heyecanla nasıl canlanıyorsun? Bura oldu. Ya abicim ben sevmem. Adam ara ki biz zaten adamları vururuz sana veririz onların lootunu. Loot yapmaktan daha iyi. Şuraya da kas gerek bulayım ya tekim. Adam yok. Saldım. Çadıra baktın mı? Çadıra baktın mı? Kerim, 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 Kerim. Çadıra bakmadım. Tamam ben gidiyorum çadıra bakmaya. Render bug'ından adam bulmaya çalışıyorum. AMR ile biri vuruyor. Bak onları temizlememiz lazım. Hem AMR mermisi için hem de AMR sıkıntılı silah. Bunlar kesin Toki'dedir ha. Toki değildir ya. AMR mermisi alsa diğer taraftadırlar. Kaç kill demiştik? 52 değil mi? Hayır hayır. 40 40. 50 derse 5000 de giderdim ama ben vermezdim yani. Adam yok. Abi şu çadırda adam vardır bak çadırda. Barış veriyor veriyor. İlk defa kazanmıyorum ya canım. Ay. Bugün gibi bakacağız. Var burada var burada var burada eminim. Kapılar açık da. Ben doğru anladım değil mi adam arıyorum. Yani tamam. Arabana gerek yok ben buradayım zaten. Yok abi. Yok budur adam. Daha fazla adam. Yok burada. Tamam onu var dendi. Koçunki var, koçunki var, koçunki var. Olur, olur. 3 katlının çatısında. Oğlum 3 katlının çatısında niye gittik ki böyle? Tamam buradan vuracağız. Bomba çektim. İyice. Bura değil ha, öbür 3 katlı da. Değil misin? Evet, evet. Gördüm. Düştü. Çok iyisin. Bekle. Atladım çattan sollu gidiyorum. Hadi. İki katlı da gördüm. Garajın evet 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 evet. Adamını kaldıracak o. Mola attım burada. Tam burada. Bir dakika ben çok güzel bir açıdan geldim. Mola attın gitti. Benimkilim geldi. Benimkilim geldi. Üstteki adama ne oldu? Bir dak var. Bir dak var orada. Üstteki adama ne oldu? İki daha var orada, iki daha var. Çöğe girme. Bir daha var. Bomba çektim. Girme, girme, girme. Bir vadisi var, bir vadisi var burada. Tamam, vuracağım onu. Bitti. Bittiler mi? Okey. Kaldır. Yerde lak var, yerde lak var, yerde lak var. Sen mi düşürdün onu? Şuna, biri benim, biri başkasının. Biri benim, biri başkasının. Şunu al. Çektim, şunu çektim, al. Çektim hemen, çektim. Başkasının oğlum, derken... Adam baydı, adam baydı. İki takım vardı. 6x'im var, biliyorsunuz değil mi ne olacak bu oyun? Niye emülatörlerle girince benim tabletim donuyor? Oy, adam var. Abi keyif kahvesi. Evet kardeşim. Tam bu adam değil. Hadi 11'leş bende. Arabalar al. Run. Let's go. Aa, kaç kill? Bot düştü buraya. 65 param varmış bir saniye ya. Bot geldi. Al abicim. Abi. Al al al. Ne yapayım bot oğlum? Bot değil, bot değil. Lan. Oy. Bot değildi. Değil salmayın de oğlum. Büyük iddia var diyorum. Hepimize girecek diyorum. Adamın yaptığı hareketlere bak ya. Neden mi yapıyoruz yani abi? Ney? Ben öndeki meke koştum. Tamam benim burada arabam var. Kaç kil? Kaç kil? Ya da dur bir yüz kaçmasın. 5-6 mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zor değil.
Daha kapamadı. Dön, adamlar yaptık, adamların geri dolması lazım sadece şu an. Köki tarafına yürüyelim mi bir? Ben gidiyorum. Beni almadınız. Araba var oğlum. 50 tane araba var orada. Orada 50 tane araba var. Şey. Uçak nasıl rotasyonuna abi bakıyorum chat. Uçak ortalı geçmiş aşağıdan da. Nerede lan bu 50 tane? Oh. Ki de galiba adam yok. Çok iyi de yok. Kaldırmaya bakalım. Abi şu çadırda olabilir sarı işaret. Orası kasıyordu az önce ben gelirken. Kaldırmada araba spawn. Saldım. Araba spawn oradaki. Tamam. Ben şu yoldan gideceğim. Abim nerede vuruyorsunuz birbirinizi ya? O arabanın benzini var mı Barış abi? Yo az var, az var, çok az var. Böyle biraz var yani, biraz götürür. Fişek var, fişek attılar, fişek nere, attılar. Nere, nere? Nova köprüsü, Nova köprüsü. Ebesinin nikahı, yürü yürü, orada demek ki bayağı adam vardır, yürü. Oy, deli gibi kasıyor, bu çadır kesin dolu. Araba kafa atmış. Yok. Soldan araba geliyor Barış abi, Barış gelmiyor. Duruyor mu lan o? Duruyor. Duruyor. Bunu ne biçim bir sikin lan? Doğa köprüsü. Yolumuz belli. Abi şuraya bagi kafa atmış. Bak bu kaldırma dolu muhtemelen. Ben kesin fight taraftarıyım. Kaldırmada da adam olabilir. Bagi kafa atmış. Bu Nova, Nova değil de köprünün başında atmışlar. Çok sıkıntılı ya. Aa burada adamlar var. Burada adam var. Bir takım nerede? Var. Burada. 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 Benim yanım işaretim. Saldım. İşaret. Gittim bir takımsa gittim oraya. Kesin garanti bir kill. 4. Fightlıyorlar. Bekle geldik. Ne çalabildiğini çal. Oynayacağım alttan. Adam kaldırma yeri mi? Neresi orası? Kaldırma yeri evet. Bekle. En son şuradaydı adam. Bir orayı halledersiniz ama. Neresi? Üstüm. Şuradaydı. Üstüm. Direkte, direkte, direkte gördüm. Direği vurdum. Altındakini vurdum. Üstüm. Çatın da var, çatın da var. Şurada adam var. Cio gelmen lazım. Bana sat, bana sat, bana sat, bana sat. Motor geldi bana. Oynayamam sana şu an. Şuraya motor geldi. Ben bu smoke'i nasıl oynayacağım? Ben öyle vuracağım. İnşallah. Bomba. Bomba atıyorum ben adama. Barış abi senin dediğin aha, de mi? Aha! Düştü, düştü, düştü. Çok iyisin be. Ben tele çıkıyorum. Ben evet, 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 evet. Tele çıktım, tele çıktım. Balkonu var, balkonu var, balkonu var. Bakacağım, bakacağım, motor bakacağım. Balkon vuramaz bana, bekle. Bekle, amireyi çekip bakıyorum oraya. Balkonluya yakın girdim. Balkonda adam gözükmüyor. Motor geldi. Motor geldi. Altımda adam var. Zıpladı. Kim var? Nerede? Bak geçiyor. Duydum şu tarafta. Altıma adam düştü. Gördüm merdivenden yukarı çıkıyor sana doğru. Headshot'ı var. Vurdun mu emin misin? Kırmızı eve de geldi. Bir tane headshot vurdum evet. Skade headshot dedi. Lan seni kop. Ya o. Tamam. Bir daha tamam, olması lazım. Bir kırmızı daha olması lazım. Kırmızı kırmızı evet. Kırmızı. Çatı çıktı çatı çıktı. Kırmızı çatı. Diyo düş be. Bunak bunak tuttu bro. Zıplıyor. Hadi. Şurada adam. Kırmızı çatladı mı? Evet. Ben onun arkasına döneceğim. Gitti. Onu alsana kill. Al kill al kill al kill. Gidelim. Al kill gidelim. Aynen. Ora bittiyse ben direkt köprüye gidiyorum. Geçmesinler. Geçmesinler. Yerden var. Hadi. Yo botlu 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 botlu. Okay. Alsana onu kill. Bagiste vardı aldım. Onun. Bagiste vardı onun. Bagi de aldım geliyorum. Benim amirim olduğu sürece var ya bütün oyun darma duman ederim. Biraz sıkıntı yok. Sıkıntı yok kanka. Döndüm. Araba gidiyor araba farma gidiyor. Farma araba gidiyor. Jeep girdi farma. Hangi farm? Önümüzde önüm tam önümde şu an benim farma girdi.
Kovalıyor. Evet, durdu gibi. Durdu galiba, durdu. Boğaz girdi, Ankara girdi, Ankara. Girdi, Ankara. Ankara'nın önünde durdu. Bir kişi galiba önümde. O evin arkasında gördüm abi en son. Hangi? O tek katlı evde. Burada, benim solda. Önümde, benim yanımda. Yanından geçtim. Vuracağım onu. Vurdun bayağı, vurdun bayağı. Ha. Tamam, al çık, al çık. Devam, 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 al, devam. Çekti. Abi sayı çok hızlı azalıyor ya. Hayır. Kaç oldu? Kaç gidiyor? Sus, 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 sus. Göreceğiz, göreceğiz. Sus. Mac var bende. Mac'lerim var. Geldi. Sana mı geldi? Gidiyor şu an. Gördüm, gördüm, gördüm. Kovalıyorum, kovalıyorum ben de. İkilerdir inşallah. Vuracağım kafayı, vuracağım kafayı. Headshot'ı var abi. Headshot 2 vardı. Headshot 2 vardı Barış abi. Canı yok. Tamam gitti bu. Dön. Tek miydi? Dön 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 dön. Nova köprüsü, Nova köprüsü kesin adam var. Kaçmış bu. Belli. Abi dağılalım. Sen dağıl, biz Nova köprüsüne gidiyoruz. Ben bakacağım köprüye. Ben köprüye direkt kafa atıyorum. Ben de direkt giriyorum köprüye de boş gözüküyor abi köprü. Boş abi bu taraf görmüş. Döndüm. Shelter taraf bana ait. Burada adam var, adam var, adam var. Geldik, kaç, dört de bana. Çektim, vurdum. Gelmemize gerek var mı? Yok, çekti çekti, bot kanka. Sayı yükseliyor mu lan? Geri düşüyor. Bir de daha birini vurdu. Adam kaldırma elleri dolu bence ya. Bir daha kontrol etsene Gio demeyecek vurduğumuz yeri. Ha, önümde adam var. Etmeye çalışacağım, etmeye çalışacağım. Doğa benziyor bu. Yo, do. Tamam gitti bu, sal bunu. Drop oynuyorum. Patates dolu olabilir ya. Bakıyorum. Ya da benim önümdeki evler. Kastı, kastı, burası kastı. Full fişek kastı. Attılar, fişek attılar, fişek attı, fişek attı tarafı. Tamam. Amere mermisi please. Bakıyor. Delta tarafı mı bir şey attı? Aa, burada aşağıda adam var, adam, adam var. Aşağı. Kaldırma yeri dolu, kaldırma yeri dolu. Yeni mi geldi orada? Tamam, oyna oraya. Evet, smoke falan var. Smoke falan bırak kaldırsa, var. Bırak kaldırsa, bırak kaldırsınlar tamam. Önce. O ne smoke lan öyle? Aa, adam, adam, adam. Tamam. Var mı başka? Sen şu tarafına bak. Smoke. Var, 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 var. Nerede? Gördüm. Enes'cim seninle uğraşamayacağım buram şimdi. Kusura bakma. Kaos oyunda. Var. İkiler, ikiler. Tamam gitti burası. İki 21. Mi? Dön, dön. Shatter'a dön, dön. Çevir oyunu Shatter'a. Tamam. Çevir. Benim önümdeki şeyde. Geldik. Abi sen git oraya, ben başka yere bakayım. Ben de seninle gel. Gel bak, bak etrafa bak. Geldim. Afriye Gancık önümüzde lan. Ay iki kişi burada, iki. Önümde, benim önümdeki evde. Hangi ev? İşaretimdeki. Aa, burada sabini sıktı. Lan burada adam varmış. O zaman ben bunlara yakın giriyorum. Hayır ya. Sen orayı vur, ben burayı vurayım. Geleyim mi? Lan hayır! Geliyorum. Alırım hayır! Seni. Hayır! Lan. Ülkan'ın kaç mermisi var? Yazıklar olsun. Çile. MK'nın kaç mermisi var? Ömer abi hani bugün çıkıyorduk ya. Bugünkü çıkacağımız sponsorluğu Barış. Çatır çatır o parayı yiyeceğiz abi. Evde. MK'nın kaç mermisi var? 20. Ya 10 ya 20. Attı diye gördüm. Post patlamadı lan o. Yo, senin üstten biri düşürdü. Bombalan varsa kullan gitsin. Küçük odadaydı. Balkonda? Hmm. Değil, değil. Tamam, balkonda değil.
Bana lan kendini mi yaktı? Ananı bani yaktı. Headshot mı? Yalnız. Çok iyi, çok iyisin. Bitti orası. Bir tane de önünde vardı. Önündeki evde. Orada bombayı aldım. Aldın mı? Son bir. Kaç kilimiz var? Senin kaç kilim var ya? Mas 40. Bir dakika. Bir dakika. Ha, 12 var. Çıkar. Vur. Son adamı vur. Vur o son adamı. Son adamı vurun. Vur, vur, vur. Lan son adamı vur. Tamam bulalım, vur. Bulacağım, bulayım da. Vurun adamı. Lan gel buraya, gel Fero abi, gel. Dur, dur, dur. Bir dakika. Bunu oğlum zaten kazandın. Bende kaç vardı? 21 mi vardı? 21. Tık oldu şu an. Abicim. Ya, Fakinci. Ömer abi. Akşam iptal Ömer, Ömer abi. Ömer abi, akşam iptal ya. Sana oradan bir bilet keselim ve Kıbrıs'a gelirsin benden. Yani öyle bir şey düşüncemiz vardı aslında. Niye şimdi patlayacağız? Tamam, bileti bunu benden ya. Bileti benden ya, ya Ömer sıkıntı abinin. Yok zaten, sıkıntı yok ya kardeşim. De. Almanya yaparken oradan bir İngiltere yap da gel. Ben seninle öyle gelmeni istiyorum Ömer abi. Yo, Hollanda yaptı ya. Yeter, Amsterdam yaptı yeter. İngiltere'ye gitmeyecek. Oh. Son adam nerede? Hal. Abi harbi. Ama kesinlikle yani. Ne? Evet, evet, evet. $500 verip kurtulmak varken $1000'dan oldu. Oğlum ben hayatımda hiçbir şey hileyle hurdayla kaybettiysem adam gibi kaybederim kardeşim. Kazanırsam da adam gibi adabıyla kazanırsın. Hileyle hurdayla işim olmaz. Sen adamsın abi, boş ver bunu. Biliyorum tamam. Zaten bu trek. Bye. Sıkıntı yok ya, o $1000'ları bir yerde işletiriz. Ben Türkiye'ye baba, gelene kadar o 2-3 bin dolar olur. Ben hem Gabi'yi hem de bu enerji içeceğini içersen biliyorsun değil mi oğlum? Al şunu enerjiyi, lütfen dolaba koyar mısın? Seni çok seviyorum, hadi. Takın. Arkasında da bir kola. Tamam, otur şimdi, bekle. Bana öldürecek beni bu adam ya. Hem enerjiyi getiriyor, hem Gabi'yi yapıyor. Aa, bu doğru lan, Valorant gece pazarını da kitlemiştim bana. Onun şeylerin, Riot Points'larını verelim lan çocuklara. Evet, onu 1000'den düşeriz abi, onu 1000'den düşeriz. Yo, yo. Ya ya ya. Ya Ferah abi ya. Bir dahakine daha fazla gelesin diye bana, anladın mı? Ya nereye yani böyle istiyorsun oğlum? Hayır hayır, bu zararı çıkartasın diye mesela şey diyesin ona. Barış geçen 1000 kaybı 2000. Bunu böyle bir seri yapalım biz seninle. Ya tamam. Alan dışı değil kanka bu, alan içi ya. Alan içi yattı. Ne yapıyor adam? Bulun ama, vurun bunu. Maç başladı. Maç başlasın, vurun ama adamı kardeşim. Vuracağız, vuracağız. Vurursak inşallah. Kerim pusmak istesen nereye pusarsın? Ben hiç pusmadım. 4. maç başladı ha Barış. Evet evet, daha şimdi uçak alanıdır. Aynen, uçak evet, gidiyor şu an. Uçaktan dağılıyorlar şu an. Uçak dağılıyor. Son adamı bulsunlar. Yo, benzinim bitti. Evet. Ya alan dışı çık amına koyayım ya, zaten kayıp kazandım. Şu biçim Barış'ta tek 20 kill varmış, 39'da bitiyormuş. 21'di ya. Ben 21 diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, 20 de olabilir. Yo 21'di canım. Bizde hile burada yok biliyorsun. Nerede bu, diyor musunuz bu adam? Vallahi inşallah bot değildir bu adam. Bot olsa ölmüş çok tamam adam. Olacak ya. Bot olsa alan ölmüştü. Galiba önündeki tepede gördüm lan Kerim. Aynen. Galiba. Yatıyor ya, %5 milyon yatıyor. Bence o evin içinde yatıyor, aşağıda shelter'ın oradaki ev var ya. Adam yok bu shelter. Aşağı iniyor bence ya. Adam yok bu shelter, geç shelter almış o. Bunun içine baktın mı la araba galerisine? Baktım. Araba galerisi uzaktan gözüküyor. Sis atmış. Abi, Allah senin belanı vermesin. Nerede adam? Sporcu olmasın lan, ben kit basıyordur alan dışı. Kaç bana? Ne yapıyor lan o? Vur vur, adam gibi vur. Adam gibi vur ya, vur şunu, vur bit. Tava attı ya. Tavalı yak, tavalı yak ya. Lan! Atamadı ya Kerim abi. Bende tava yok.
Sen vurdun buna, demek attın mı? Dur dur. Sağınızda adam, arkanızdaydı. Al şunu, al şunu, al şunu, bitir. Kerim info versene oğlum. Ay! Allah seni. Lan vur! Lan vur artık! Neden? Neden? Neden oğlum? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz lan? Benim komutumdan niye çıkıyorsunuz dışarıya? Heyecanlan diye yaptık abi. Alacağım biliyordum bu arada. Şu an el hareketimi chat tahmin ediyor. Baş parmak ve küçük parmak. Ben çok rahat çok ölmüştün de. Totalde. Hay abi. Abi. Pişki zaten. 41 kill. 41 kere maşallah dediğimiz bir oğlum. Hasara baksana. 6000 hasar, 60 kişilik hasar vurmuşuz. By the way. Nice yo. Teşekkür ediyorum Fer abicim. Devam edelim biz. Devam edelim biz. Nerede? Şunu şöyle yapacağız. Yok kardeşim. Halledecek. 3 aşamada da iyi performans gösteren ekipleri bir bence ele almamız. Beşiktaş en azından kötü olmayan haftası Beşiktaş var Beşiktaş yani. S2G. Evet. Beşiktaş çünkü Nexus'a 2 aşamada çok iyiydi. 3. aşamada niye öyle bir şey yazıyorsun kardeşim? 2 aşamada Sinan. İyiydi. 3. aşamada derdin birazcık gerilere düştüler. Hep istikrarlı olan bir Beşiktaş var ve bir S2G var. Şimdi S2G içerisinde en iddialı oyuncu bence Kayseri. Çömbeleyecektim aslında gibi ediyorlar. Beşiktaş içerisinde... Saylas da çok iyi oynadı zaman zaman. Saylas da bak zaman zaman hamsici neler yaptı. Reis de galiba. Reis de yeni katılmasına rağmen yani. Bu arada sözümü unutma. Bu arada bu video gider mi arada Barış abi? Kayseri miydi? Var değil mi? Kayıttaydın her zaman. Tamam. Riyad'daki sözünü ne zaman tutacaksın? İşte onunla şey diye konuştuk. Sezon bitince diye konuştuk. İşte adam dünya şampiyonası bitiyor. Sonrasında ya, yapıyor bu spor arkadaş. Yemek evet. Yemin de maç arası video çıkarttı adam. Yarın da Barış tamam o zaman Reis'i sözünü hatırlatayım dedim sadece. Evet, ne? Devam et. Fotoğraf olarak paylaşırsın hadi böyle. İnşallah. Burada Barış şey, harbi varım buna ha. Ondan ayda bir iki defa bunu yapabiliriz. Sabit yani. Yemin ediyorum. Kalsiye önüme yazıyorum. Senle ben iddia her zaman. En son seni 25 TL'ni yedimde güzel gidiyordu yani. Ya bak ya. Çok iyi. Aynı Silas klasmanı gibi aslında ama düzenli olarak böyle yüksek skor ve hasar. Abim kaybetti Allah'la 141. iddiasına girdik. Ben kazandım. Şimdi ikiye düşüreceğim. Kalsiye'nin karşısına Enjoy mu yazıyoruz, PC mi yazıyoruz? Ben biraz %51'e 49 Enjoy diyorum. Ben de tam olarak aynı sayfadayım. Sen de mi aynı sayfa? O zaman yazıyorum. SMB patlamaya düştü. Enjoy. Nereye? Şimdi adayları ikiye düşürdük. Kalsiye ve Enjoy. Rektum kareyle fightlamış. Regatta direkt çektik ile. Birimiz Enjoy, birimiz Kalsiye alıp devam edelim. Aynen yolu. Hay aklınla bin yaşasın. Evet. Tamam. Ben ikisini de çok seviyorum. Hangisini istersen alabilirsin. İkisi de çok iyi oyuncu. O bitti karamele sebeplerden. Jimnastik biz size geldik. Kalsiye. Kalsiye'yi aldı. Bence Enjoy'u aldı. Evet güzel tamam. Cevap verdik. Evet, bu arada bayağı iyi cevap verdik ama algoritmik bir cevap verdik. Tabii. Matematiği kullandık. Her şey aday sayımızı düşürdük. Yani, Kırcalı da burada bir şeyler kullanmalıydı. Az önce Kairos bu arada kaybedildi. Sen bir de onu ben bir söyleyeyim hemen. Biz oyuncularımızı seçerken ama yani... Demeyecek ki maç Beşiktaş'a kadar puan çekti. Oğlum arada. Alındığını da skoru söylemek lazım. Bilmiyorum nereye ama finalde. Sanırım aracı açıkta patladı ve düşürdü diye gördüm ben. Yo nereye X aldı? Nereye X aldı pardon. Nereye X aldı? 119 yaptı. Birazcık daha ben sıkıntıya soktu senin de söylediğin gibi. Şöyle bir aslında bakmak istiyorum pozisyonlara. Bizim Sinan'la başta yaptığımız yorumları çok destekler nitelikte oyunlar geldiğini söyleyebiliriz. Zeglum Kare tarafından alınan bir skor var. Kardo oynadı mı Sar biraz hemen? Ciddi bir yakınlaşması söz konusu değil. Rotasyonlara devam ediyor olacaklar. Bu arada sevgili Skat'tan bir haber geldi. Haber geldi. O da yanılmıyorsam Lux'ı birazcık daha ön planda görüyor. Lux'ı ön planda görüyor. Ama şimdi ben genele baktığım zaman daha istikrarlı performans bireysel anlamda daha iyi. Lux belki saydığımız isimlerden istatistiksel olarak daha iyi olsa da hasar skor bakımından belki hayatta kalma süresi bakımından. Şöyle girsek şu oyuna 25 kill. 15'te öyle 40 puan. Bir dakika bu tahmin. Bir dakika. Da yapabilirim açık istiyorsan yazabilirsin. Tamam yazayım bir bakayım. Dostlar da maça bakayım. Tamam. Bir şeyler yapıyorlar sıkıyorlar çünkü sağa sola. Ama uzaktan hala tabii SMB'nin bulunduğu bölgeden haberdar Regnum Karya. Yükseklik avantajıyla burada bir şeyler yapmak isteyecekler. 210 puan da Sürreal onlardan da aslında iyi bir performans geldi. İyi açıldı, ya hatta ben değiştireceğim bu arada ya. Biliyor musun? Sinan bu arada ben yaptım. Benimkini değiştirebilir misin? Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar yayını. Beğenmeyi unutmayalım. 11 bin beğenmeyi. 15'e tamamladık bugün. Bir dakika ben ilk önce bir kendimi... Bu maç sonuna kadar. Telefonu sana vereyim. Tamam. Sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Şu anda çok zorlanıyorum. Neden ya? Bilmiyorum parmaklarım birazcık büyük geldi galiba o küçük boşluklara tıklamak için. Ha evet oradaki küçük biraz boşluklar. Tamam ben yaptım. Hatta senden bir ricam ben yanlış kalktım. Oy. Boşluklara da bir şeyler yaptım. Onları da güzel şey yapmışsın. Rica edeceğim. Katmışsın. Evet oraya acaba birazcık saçma işler yapmış olabilir. Sen neyse maça bir dönelim bakalım.
bakalım. Ama aslında maçın da şu anda erken dakikaları olduğu için çok ciddi bir yoğunluk olan bölge söz konusu değil. Ekiplerin birbirini tabii ufak tefek rahatsız etmeleri, sürtüşmeleri söz konusu olabiliyor ama net sonuçların çıkması için henüz erken. Bu dakikalar içerisinde tabii ekiplerin en iyi yapması gereken bu şeylerden bir tanesi bence oyunun algoritmasını aşağı yukarı tahmin edip oyun sonu bitireceği bölgelere doğru bir rotasyon atmaları gerekecek. Kesinlikle. Yani Sinan, ben şunu gördüğümde şok oldum. Yani ekiplerin özellikle çalışma ortamları formam olsun, annemde. Ne kadar ince detaylara, ne kadar küçük ev gruplarına biliyor olmaları, gelen alanlarda alacakları pozisyonların önceden net bir şekilde belli oluyor oluşu. Hani biz burada görüyoruz, evet, evet. Rotasyon atılıyor ama o rotasyonun arka planında gerçekten bilmediğimiz çok fazla olay söz konusu. Evet. Evet. Yani bu da aslında bu oyunun güzelliği. Şu an harita içerisinde bulunan bir ev. Sizin belki oyun sonunda oraya girmenizi sağlayacak. O evi daha önceden biliyor olmanız ve sizin belki oyunu kazanmanızı sağlayacak bir yer. Ortaladı. Kesinlikle katılıyorum bu arada bu söylediğine. Yani şimdi bizi alan biraz daha Minas Generals Labendite ortalı diyebiliriz. Biz soldan gidiyoruz yani bu sefer. İyi yerde alan sağa bilecek sağdan gidiyorduk. Sola atmışlar hatırlıyorsun değil mi? Sürreal yine ortalara yaklaşmak isteyecek ama yani farklı dışarıdan geliyor. Kuzey bölgesi olacak gibi ama güneybatı. Gerçekten bir tık anlayış geçtik yani ya. Fenerbahçe oradan geliyor. Dark Passage. Onlar Los Angeles'in içinden geçip sanırım doğuya kayacaklar. Şahitler gelecek. Universe aynen gelecek. O güney bölgesi biraz. Açıkçası benim orada anlayamadığım noktalardan bir tanesi şuydu. Denizbank Valkes ekibinin bir split içerisinde bölünüp şu anda iki takımın yani Game Bedel'in ve Surreal'in arasında kalıyor oluşu benim kafamda birazcık soru işaretleri yansıtmaya başladı. Özellikle kuzey taraflarından Ozarox oyuna çok net bir alandan, net bir yerden dahil olabilecek. Çevrelerinde herhangi bir ekip olmadığını söyleyebiliriz Sinan. Aynı şekilde tersine tersine gidiyordu. Finallerde böyle olmasın. Söyleyebilirim. Ama yani güney batı bölgesi, Los Leones'in bölgesi çok daha yoğun, orası aşikar. Ama kuzeylerde kalan ekipler özellikle net bir kuzey hardchief ile birlikte oyun sonunu kazanma, yüksek skor toplama potansiyelinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Lux, Lux 7'i aşağı çekiyor. Yudret, o da Kyle'in hedefinde kalmış. Açıkta yakalanacak oyuncu ve Kyle tarafından aşağı çekilecek hızlı bir şekilde. Skor garantisi de Boran tarafından alındı. Valkes burada bir skoru çekiyor olacak. Dark Passage'in önünden güzel bir şekilde atladı bir an. Dedim acaba Yudret'in açısında mıyız? Hala onun üstünde uçan bir Valkes oyuncusu var ama onu hayır. Alabilecekler mi onu düşünüyorum. Yani çok kötü bir yerde bence almayı denemek de çok mantıklı olmayacak. Amigo, Beşiktaş, Fireflux var, iki tane Scott ve Erman Yaşar'dan. Sencer'den Valkes, ben Surreal ve Deniz'de Regdum Karya demiş. Ya Boran'a gittiler. Boran'ı şimdi kaldırmak isteyecekler ama çevrede gelen mermiler de pek kesilecekmiş gibi durmuyor. Mermileriyle birlikte Denizbank Valkes tarafını rahatsız eden oyuncu Defoe'yu geride bıraktı ikili. Lux ve X-Ray Boran'a doğru getirdi. Defoe şimdi arkada tek kalan oyuncu konumunda. Artık o kuzeylerdeki boşluğun da ekipler tarafından değerlendirdiğini söyleyebiliriz. 0-0 Beşiktaş mı anda? Team Demiral ve Firefox söz konusu. 0-0 Beşiktaş mı? Fox'a bir oyuncu kaybı yaşadı. Lux gitti. Yine Sürreal de timbülü kaybetti. Yani çok fazla bir oyuncu kaybetti. Eşleniyor da bana. Özellikle SMB, Sürreal, Dark Passage, Firefox oyun sonunda aranacak. Özellikle oyunun erken aşamasında verilen bu skorlar. Çünkü net bir savaşa girmediğin için Sinan, bu verilen skorların pozisyonel hatalardan verildiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle katılacağım. Yani bir de takımlar bu bölgede en azından o anda bu kadar fazla ekibin bir anda bitebileceğini fark edemediler. Jetkill, o da Fenerbahçe cephesinden gelen mermilerle yarı cana kadar çekildi ama yani çok da bir problem sakin olmayacak. Evet. Bir açalım. Yani üst tarafa bakıyorum hala. Ben Tim Demiral'a Ozorox birbirine çok yakınmış gibi bir izlenim söz konusu. Galatasaray yine çok fazla etliye sütliye karışmadı en azından. Şu ana kadar onlar Kuzeydoğu'dan içeri giriş yapacaklar. Takımlar yerlerini alıyorlar gibi gözüküyor. Sadece Şangiller herhalde Impala üzerinden girecek gibi görüyorum ben. New World'sa biraz daha Dark Passage'in arkasına yerleşecekmiş gibi. Evet yani yavaş yavaş kuzeylerde ve güneylerde olmak üzere iki farklı yoğunluk dikkatimizi çekiyor bu dakikalar içerisinde. Alan bir kez daha ekranlara geldi. Burada daha net bir şekilde yorumlama şansına sahip olacağız. Bir sonraki biz güzel gidiyoruz. Yerimiz güzel. Eğer yani bizim solüse çekerse oyunlarımız var buradan. La Bandita'ya. Ben nereye verdiğimi söyleyeyim mi sana? Söyle. Impala'nın kuzey Milas'a verecek bu arada. Abi Impala'nın önüne atmasın ya. Impala'nın önüne atmasın. İyiymiş, güzel, 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 güzel. Biz direkt girdik oradan. Graveyard'ı da geçtik. Direkt aldık. O dağın infosu var mı acaba? Jukyard'ın tepesi çok iyi olmaz mı? Galiba Graveyard'ın tepesini alıyoruz biz. Neden bunu acaba ister? Çünkü Valkes demiştir.
Bak şu tepe var ya abi. Ozo'ya sefer yazıyor. Onun sol tarafında bir tepe var. Orası çok iyi ya. O da açık kral çıkarmaz var ama. Kuzeydoğu bölgesinden Junkyard yakınlarından oraya oynayacaklar bence. Oynuyorlar. Geçtiler yolu. Güneybatı bölgesi karışacak. Güney ve Güneybatı. Yani Fenerbahçe uzaktan tepelerden Süreyya'nın bulunduğu bölgeye doğru memlerini gönderiyordu ama şimdi yakına kadar gelmiş gibi gözüküyorlar. 4 oyuncuyla birlikte Beast'in etrafı çevrildi. Beast'in canı az. Geriye doğru çekilmek isteyecek. Jetkill de arkada. Oyuncuyu koruyacak memleri gönderebilir ama Fenerbahçe oyuncuları da çok iyi bir şekilde bu çevreyi sağladı. Aa, bombayı çekti diye vurmadı. Bomba sen de söylediğin gibi kendi canını götürüyor. Belki bombayı Beast'e doğru atmış olsaydı Beast'in az canı olması sebebiyle onun düştüğünü bile görebilirdik. Jetkill'den hemen anti bir bomba pişiriliyor. Fenerbahçe kadrosuna karşı pencereden gönderdi bombayı. Yok, içeri gitmedi o bomba. Bir tane daha pişiriyor olacak şimdi. Bu arada Owner'ın tepedeki pozisyona da dikkat çekmek istiyorum. Nasıl bir yer lan içeride? Bütün Süreyya oyuncularını açıkta yakalayabilir. Eğer Süreyya oyuncuları tepeye doğru açık verirse Fenerbahçe oyuncuları iyi bir cover fire'a sahip. Biz bir dakika biz nereye gittik? Tepeye aldık. Ben sana dedim yere. Ay Ozorox'a giriyordu ama solda da M28 var. M28 çok ağır tördü. Çok ağır tördü gidecek. Çok yaklaştı oyuncuyu düşürmeye. Canını yeniledi. 2-2 pozisyon burada kilitlenmiş gibi gözüküyor Sinan. Yani açabilecekler mi ondan da emin değilim. Fenerbahçe Kezis'le beraber burada dışarı balyalara kadar çıkmış durumda ama o da fark edildi. Bir sürpriz yapamadı oyuncu. O yüzden kilitlenecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle de Surreal de kendisine siper alabilecek bir eve sahipken diyecektim ama sanırım ilerlemek isteyecekler. Yani burada yanıcılar ve bombalarla Fenerbahçe'nin ilerleyişini bir süreye kadar durdurabilecekler ama Fenerbahçe belli ki buradaki çatışmayı kazanmak istiyor. Bir noktada oynayacaklar. Fenerbahçe burayı çok iyi oynuyor. Neden mi diyeceksin? Rebellion ve Raxi ikilisi yakın mesafede. Arkada Kezers'ı farklı bir açıya gönderdiler. Süreyya'nın artık sol taraftan açılma şansı 0. Öbür balyaya bir oynasa attı. Bir pozisyonu var diyecektim ama Beast bombalarla birlikte. Belki de bu iki takımın savaşının kaderini değiştiriyor olacak. Kezers'in burada olduğunu biliyorlar Sencer. Hızlandılar. Burada geldi ve Arkon Raxi skorun garantisini aldı. Owner'da tepeden kendisini aşağıya doğru bırakmıştı. Bizim aldığımız maçların kili gelmiyor. Benim canımı sıkıyor. Kezers. Bir tanesini çektik dışarıda galiba. Yok. Takım arkadaşlarına kavur fire oluşturan oyuncuyu Rebellion ve Owner ikilisi 2-2 bir savaşta yakın mesafede Jetkill'i yakalıyor olacak. Şimdi Rebellion Beast artık tek başına Owner'la karşı karşıya pozisyondalar ama Owner da Beast'i düşürüyor olacak Fenerbahçe. Oğlum güzel oynuyorsun ya. 3 tane skoru almaya burada oldukça yakın. Arkon tepelerde ve uzakta takım arkadaşlarını kurtarma şansı adeta sıfır Sinan. Kesinlikle öyle. Yani ben bir an aslında Süreyya'yı kazanabilir mi dezavantajlı pozisyonda diye sormadan edememiştim ama yani senin de söylediğin gibi aslında çatışma içerisinde Fenerbahçe oyuncusu Owner P'den güzel reaksiyonlar da geldi. Zaten 4-3 pozisyonda çok zorlandıklarını söyleyemem ben Fenerbahçe kadrosunun. Buradaki savaşı da Killfeed'den takip edebiliyorduk. Boran'ı düşürmüştü Gembeler oyuncuları. Şimdi Defoe Cancan'ı düşürdü. Regnumkarya'nın elendiğini göreceğiz. SMB, Regnumkarya'yı bitiren takımdı. Kyle şimdi arkasına gelen bir Niverse oyuncusunu yakalamayı başarıyor. Alan bir tık vuruyor mu? Düşürülüp bitirilen isim oldu. Tek başına Kyle game bedeli. Bakalım hayatta tutabilecek mi? Canı az. Alan fena vuruyor. Boran çatıda iyi bir açıya sahip. Flows önünde. Kyle tepenin arkasında. Tabi Boran oraya doğru bakıyor. İki skora sahip oyuncu ama oradaki tepe Kyle'ı hayatta tutacakmış gibi. Dylas. Kesinlikle yani şu Dylas anda kili çekildi. Ayakta kalabilecekmiş gibi izlenim söz konusu tabii. Flow skorunun garantisi yok. Şeyin de kili çekildi. Damsin'in de kili çekildi. Ama burada iyi bir iş çıkarttığını söylememiz mümkün. X'e oyun alanı dışında düştü. Üçüncü skoru oldu bu arada. Harbi bad day. Yani Boran tabii şimdi hala Kyle'ın bence orada olduğundan haberdar. Orada fena ortalandık. Oyuncuyu arıyor. Bombalarla birlikte. Oldu. İki takım var ekranımızda. Yani şu anda bir oyuncu yerde. Denizbank Balkes ekibinde. O hangi oyuncu? Onu saptamaya çalışıyorum. Alan içinde kanamaya devam ediyor. Alınamayacaktır. Alabilecekler yok, mi? Yok. Alan dışarısında. Bizim diğer ikili nerede? Gibi. X-Ray oyun alanına düşüyor olacak. Artık Denizbank Balkes ekibi de oyunun kenarından 3 kişi mücadele etmek zorunda. Catch. Futbolist'ten bir oyuncuyu düşürdü. Özür dilerim. Foot Espor'dan bir oyuncuyu düşürdü. Bu arada Şangiller de Boran'ı düşürmeyi başardı. Çekmiş. Yani şu anda ekiplerin birbirinden karşılıklı olarak skorlar aldığını görüyor olacağız. Boran'ın skorun garantisi de recent'a geldi. Şangiller'e gitti. İşler karışıyor Sinan bu dakikalarda. Yani kesinlikle karışıyor. Sürekli bir iki kalıyoruz ya. Niverse'de birbirine oldukça yakınlar ama yani Kör Cerrah'ta bir avuk var. Bu tarz bir yani Miramar'ın yükseltili ve orta uzak mesafe. Ezer geçer diyorsun. Ezer geçer gerçekten avuk. Ben çok seviyorum Miramar seven bir oyuncu olarak da aynı zamanda. Yani Kör Cerrah'ta bunu kullanacaktır. Haritay niye böyle yamuk veriyorlar oğlum bunlar? Bu arada Fenerbahçe baskılı oyuna devam ediyor Sencer. Kesinlikle Fenerbahçe. Skorları. Dördüncü Harbi anlamadım skorunu, ha. Hatta belki beşinci skorunu şimdi çıkartmaya yakın olacak. Ya bizim turu atacak güzel görünüyor zaten.
Tepenin altında hayatta kalmaya çalışan oyuncu bandajlarıyla birlikte canını yenilemek isteyecek. Şimdi enerjiyi değişiyor. Rebellion, Recent'ın kafasını gördü. Mermilerle birlikte Recent'ı geriye püskürttü. Şimdi öndeki yanan aracı da patlattıktan sonra iyi bir cover'a da sahip. Fenerbahçe kadrosu Şangillere karşı daha rahat bir oyun ortaya koyabilir. Kezirs'ın da hızlı şekilde tabii canını yenilemesi gerekiyor olacak. Şangillere karşı Jon Snow tepenin hemen altında güzel bomba ile birlikte Fenerbahçe'nin aslında bir şaşkınlığa ulaşmasına sebebiyet verebilir derken Torex bu şaşkınlığı yaratan oyuncu oldu. Rebellion'ı düşürdü. Recent'ın aslında iyi bir açıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bandajı Kezirs'ın yani bir enerji daha yuvarlayacaktır ama işi zor. Yakına geldi Jon Snow, yakına geldi Jon Snow. Şu anda Owner Rebellion'ı kaldırırken arkadaki Kezirs'a tek başına takım hayatta tutmaya çalışacak olan oyuncu Skarı ile birlikte. Şimdi oyun yerden Rebellion'da kaldırıldı. 5 skora kadar bizim çıkan adam bir Fenerbahçe bakalım bu pozisyondan kurtulabilecek mi? Alanın en güneyinde bulunuyor buradaki iki ekip. Jon Snow'un tabii pozisyonu oldukça kritik. Fenerbahçe'ye karşı en önde oynayan oyuncu. Arkasından gelen tabii yardımlar söz konusu ama Jon Snow'un ellerine parmaklarına bakıyor adeta takım diyebiliriz Sinan. Ay. Uf, fena yakaladı son çok var ya Çelmi'yi çok kötü taktı. Alacak mı lan Kezir tibine gitti. Şimdi Kezir tabii birbirine girecekler bu mücadeleyi verecekler. Kezir sakın mesafede. Onu o çekiyor, onu o çekiyor. Onu da o çekti. Geldi onu düşürdü ama arkadan Fenerbahçe oyuncuları Recent'ı yakalıyor olacak. Yani iki ekip de birbirine hasar verdi. Buranın net bir kazananı asla olmayacak Sinan. Ay çok komikti bu arada. Aynı yükseltiye çıkan herkes aynı yerde düştü. Evet. Düştü bitti. 3-4 oyuncuya mezar oldu orası adeta. Kesinlikle öyle. Şimdi Kezita tabii ağaç arkasındaki rakibinin farkında. Yani çok zorlanmadan burada skoru çeker diye düşünüyorum ama Torex de bugün iyi formda. Onu da söylemek gerekli. Gayet net bir oyun ortaya koydu şu noktaya kadar. Şangiller adına 4 skorları var onların da. Torex birine sahip bunların. Oo gidiyor. Bir bomba geldi şimdi Owner'dan Torex'e doğru ama yeri görülebilir mi diye baktım çok hasar yakındı. Verdi. Çok yakındı hasar da verdi senin de söylediğin gibi. Sis bombası içerisinde herhangi bir cover'da yok. Torex'in koşusuna başladı. Owner'a karşılıklı olarak mermileri gönderdiler ama Owner Fenerbahçe'yi ayakta tutacak. 8. skorunu almış oldu. Yani sıralamadan biri aldıkları garanti zaten şu anda 9 puanı aslında sahipler diyebiliriz. Fenerbahçe'de yani 8 kill var tek başına. Pozisyonuna bakınca çok kaldı iyi bir yerde olmadığını görüyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Ne diyor Cio? Bölge var. Minas'ın iyi yazısının oradaki dağın eteklerini hesaplayabilirsiniz ve sizi Suji de göremez, doğu tarafındaki ekip de göremez. Bunu yapabilir bence. Ya Owner 1000 hasara kadar neredeyse çıkmak üzere 900 hasarda. Bu sefer de M28'e yazmadık mı? Bu bölgede birazcık kendisini unutturursa gelen sıralama, burada birazcık sıralama puan almamız lazım ya. Çok etkili bir maç Fenerbahçe adına geçmiş olabilir. Sol kaybolmalarla birlikte e-spordaki oyuncuları yakalamak istiyor Elvis. En öndeki oyuncuydu. Abi Amigo Beşiktaş demiş Beşiktaş oynamıyor maç. Doğru çekiliyor olacak. Bir taraftan da Keçin attığı mermilerle birlikte Galatasaray takımının 9. olarak bu Miramar'a veda ettiğini görüyor olacağız. Artık yalnızca 8 takım. Galiba alan gene bizimkilere verdi ha. Yoksa ben mi yanlış gördüm? 8 takım 21 oyuncu ayakta. Yani bizimkileri bir göremiyorum ki. Bayağı sıkıntılı. Bakar mısın? O kadar uzak mesafeden adeta ip gibi bir sprey gönderdi ve Elvis'i düşürmeyi başardı. Körcer'e raftan güzel cevap. Körcer'e raftan güzel ya. Cevap solası. Kafa atışlarıyla bir şey düşürüyor ama senin de söylediğin gibi Solkay hemen solasının yanında alan içerisinde bulunduğu için zaten ekip oyuncuyu kaldırma şansına sahip olacaklar. Oscar 4 Ozorox oyuncusuyla karşı karşıya. Zor bir pozisyon olacak Oscar için ama Oscar bir önceki karşılaşmada pardon bu karşılaşmada Oscar da yani ev içerisinde seviyor böyle oyunları. İmza atmıştı. Bakalım ne yapacak. Şimdi Oscar yavaş yavaş geriye doğru çekilmek isteyecek. Kendisi iyi pozisyon yaratmak isteyecek. 4 tane Ozorox oyuncusu karşısında. İşi çok zor. Dur. Oscar'ın birinci yakalayabildi mi? Baktım hayır. Biz galiba arkada iki kaldık öyle bekliyoruz ha. Rafael'le birlikte evet. Bir oyuncuyu düşürmüş olsaydı bile yine işi çok zordu. İyi sıralama. Ben şu an yakalayabilir mi diye baktık. Hayır Ozorox buna izin vermedi. Birlikte oynadılar. Toplu oynadılar. Hataya yer vermediler. Şimdi Good Guys ve Ozorox 4'ler oyuncuyla birlikte aslında en iddialı ekiplerden iki tanesi Sinan. Oo bu arada Keş'ten çok iyi rotasyon geldi onu söylemek lazım. Solkay'ın da biraz sanırım arka tarafında kaldı. Üst tarafta kalacak burada SMB'ye karşı. İyi pozisyon oynayabilir. Güzel bomba olabilir. Güzel bomba olabilir. Soldusa doğru gönderdi şimdi bombasını. Yok istediği kaldı. Geç yukarıdan görecek. Burada çok iyi pozisyon aldı Fireflux. Tabii çok net oynayamayacaklar. Doğu kısımlarını komple sistemeleri gerekiyor. Good Guys o zaman biraz açı alabilecek ama yani üst yani yükseklik avantajını bir anda ele geçirdiler Sencer ve bir mi kaldık? Buraya koşması lazım. Oğlum ileride mi gidiyorsunuz gene? Gönderdi. Oyuncuyu düşürmeye yakını. Sevin'in canı azaltıldı ama
Henüz ayakta oyuncu. Catch şimdi oraya doğru da bir bomba gönderiyor olacak. Güzel de bir bomba gönderdi ama Savion'un canı çok azalmasına rağmen hala hayatta. Şimdi canını yeniledi. Şurada var ya, şurada bir bomba daha söz konusu. 4 olsak, 4 olsak. Cici'nin yeri ağır ya ama. Mermileri aldığı için Catch oldukça agresif bir şekilde o bölgeye bakamıyor. Fireflux ve Paparazzi Furması Blaze arasındaki savaş hala sürüyor. İki takım da sürpriz içerisinde. Ama baksana Cici bize bakıyor. Cici biliyor bizim orada olduğumuzu. Bu bir kilini açabilir. 4 de bize bakma be. Ama evet 2 de 3 bize bakıyor bu arada. 3. Catch tabii oradaki yükseklik avantajı ile birlikte. Abi ben hiçbir okunu görmüyorum arkaya bakan. Bir tanesi biraz sol çapraza bakıyor. Yo yo 3 bakıyor. Ama çok yakın. Çok yakın. Hem ne demek biliyor musun? Düşürdüm deyip bırakmak bu. Sevilla da aynısını yaptı. Canını 1'e kadar indirdi. Şimdi Arvin'e yaptı bunu ama Catch henüz bir oyuncuyu düşüremedi. 7 skorun 5'i onda ama. Çok iyi bir oyun geçiyor. Çok iyi bir oyun geçiyor. Sefir Kalsi yakaladı. Tutucu artık yalnızca bir oyuncuyla birlikte. Vallahi Reis gitti alana sonunda. Bir şekilde girdi kafaya koydu. Tabii şu anda bütün hep de bizi adam oynuyor. Oha. Ekipten hızlı bir rotasyona ihtiyacı var. Bir sonraki alan daha iyi şekilde çözüme ulaştıracaktır oyunu diye düşünüyorum. Aparo Supreme'si Blaze'e de ciddi bir split söz konusu. Arvin daha geride kaldı. Fireflux oyuncularının seslerinden haberdar şu anda. Bütün Paparazzi Furması Blaze kadrosu Crawl açılışı yaptı. Kafa atışlarıyla birlikte solu yere yığdı. Bakalım 3'e 2 durumu oynayabilecek mi burada? Paparazzi Furması Blaze. Yani işte iki takımı da bu arada diğer ekipler kitliyor. Good Guys'dır diğer ekipler. 8 kişi Reis'e bakıyor. Allah beni yaksın 8 kişi bakıyor. İki takım size dakika gibi 8 kişi bakıyor. Yani Ozorox var orada, Good Guys var, Reis var yine aynı şekilde Stujit'in ama Reis tek başına onun bir şey yapması yine kişi. Çok kolay değil ama burada iki takımı da birbirine karşı da kilitliyor bu pozisyon. Yani oyun sonunda Fireflux ve SMB karşı karşıya görseydik özellikle bu düşürmeden sonra daha agresif bir oyun izleyebilirdik Paparazzi Furması Blaze'den. Ama Sinan'ın da söylediği gibi tepedeki takımlar onların bütün açılarını adeta kesiyorlar. Good Guys'ın nasıl pozisyon aldığını biliyoruz. Hemen yanlarında Ozorox var. Yani alanın tabii buradaki kampant gruplarından çıkmaya zorlarsa birazcık daha güneylere doğru giderse şükür fark ettiler, başka yerde fight var. Solus'u bir kez daha yere yığmayı başardı. Yani Solus'a bir yatsı yığındırdılar. Bakalım bir kez daha Solus'u yerden kaldırabilecek mi? Yani kaldırdılar. Ama alanın gelişi tabii burada birazcık ellerini çabuk tutmaları gerektiğinin de habercisi. Çok hasar aldılar. Sinan Kas yelek yani. Herkes bizim adama bakıyor. Durumdadır diye düşünüyorum. Ozorok susacaktır. Hadi alana girin. Boyu takıma verecektir. Yani hadi alana girin hadi. Diye oraya dönüp sıkıntıya sokabilirler diye düşünüyorum Farflux'ı ama hayır, Farflux'ın oynamasına gerek bile kalmadı, alan onlara verdi. Sinan, içimde şöyle bir his var. Son alanda belki son savaşın kazananını başka bir takım burada belirleyebilir. Sana abi. Çünkü çok fazla ekip yan yana ve sığınabilecekleri de bölgeler olduğu için çok iyi bir oyun sonu izleyeceğiz gibi duruyor. Catch birazcık daha takım arkadaşlarından ayrıldı. Hava yardım paketinin oraya doğru geldi. İki oyuncuyla birlikte Paparazzi Furması Blaze'in kontrol alınmak isteniyor. Catch de Ozorox'u kontrol eden oyuncu konumunda. Alan güneye doğru verdi bu arada. Alan güneye doğru verdi. Yanlış görmüyorsam Ozorox'un ve Good Guys'ın buradaki ev kampan gruplarını terk etmesi gerekecek. Ve burada da kıyamet kopacaktır Sinan. Kesinlikle öyle. Yani zaten Good Guys artık yavaş yavaş burada araçlarla beraber bu yolunu yapıyorlar. Sürüşe başlayacaklar gibi. Hani SMB'nin tabii burada yapabileceği pek bir şey yok. Onların biraz daha Farflux'a doğru yaklaşması iyi olacak gibi gözüküyor. Yani Savion'un bulunduğu konumdan sanırım böyle bir 3-5 saniye daha sürünürseniz alan içerisine girebiliyorsunuz sanırım. Evet girebiliyorsunuz ama işte girdiğiniz anda da Farfax'a çatışacaksınız. Yani burada Reis gene hasar yedi. Reis alana bırakacak galiba ya. Keşte doğu tarafını tutmak zorunda. Ozorox'a çıkacak. SMB biraz daha avantajlı gibi şu anda. Ozorox'a çıkacak. Raum Reis'i buldu. Yani. Artık 4 takım. Başka bir bakalım şey hangisi kazanıyor olacak. Catch şimdi Ozorox'a doğru memleri göndermek isteyecek. Naxx tabii etraftaki kontrolü, etraftaki oyuncuların infosunu, bilgisini şu anda aldı. Takım arkadaşlarına verdi. O bölgede Fireflux'tan bir oyuncu olduğu biliniyor. SMB şimdi atağa başladı. Solkai bu oyuncuları tutmak zorunda olan oyuncu konumunda. Arvin ve Solkai karşı karşıya ama Arvin burada. Solkai yere yığıyor olacak ve artık en güneyin tek bir hakim var, o da Paparazzi Furması Blaze. Fireflux kadrosu da Ozorox'la bu mücadeleye girmek zorunda. Bir yandan da SMB bomba var ya, bütün her şeyi değiştirir orada. Oyuncu Max bombasını gönderdi. Yok yemedi. Gönderdiği konumda Solus var ama onu ne yaptın lan Catch? Hızlı bir oyun izleyeceğiz. UMPC ile birlikte Arvin onu. O taraf dolu diye. Şimdi Solus geliyor. Bakalım onda yere yığmayı başaracak. O taraf dolu diye, o taraf dolu diye buraya gelmek zorunda kaldılar. Elemeyi oynadı. Fireflux oyuna 4. olarak veda ederken Max da yere düştü.
düşürülüyor diğer tarafta. Ozorok ise good guys'a kafa kafaya girmiş durumda. 4 bomba mı? Elinişte inanılmazdı bu arada. SMB o pozisyonu çok iyi oynadı. 3 bomba. Kadın ayakta. Bomba Ripse 11 can. 1 can Ripse başımı çıkan oyuncu yakalıyor olacak. Ozorok selendi. 3'e 2 pozisyon SMB bir anda galibiyete mi gidiyor? Yani o kadar iyi oynadılar ki o Farfax pozisyonunu seviyorum. Bulunabilirdi. Bulunabilirdi. Raum'un da canı çok az. Zaten Good Guys'te bir oyuncu yerde. Raum oğlum çok bombalar var. Yerdeki oyuncuyu alma ihtimali çok zor gibi gözüküyor. 4-3-7 bomba. Doramla yapacak mı şimdi yaptı o hamleyi? Zwolf'a doğru geçti. Zwolf'u kaldırmak isteyecek. 3'e 3 net bir oyun sonu izleyeceğiz gibi duruyor şimdi. Good Guys'da sizlerle beraber o bölgeye gidebilecek yollarını hazırlamaları gerekli. Çok kolay olmayacak ama Raum'u yakaladılar. Crawl'dan çok kritik bir hamle geldi. En öndeki Good Guys oyuncusunu düşürdükten sonra Good Guys savunmasını böylelikle kırmış olabilir. Paparos vurması Blaze. Zaten sis bombaları gelmişti. Raum skorunun garantisi de geliyor. Artık tamamen 3'e 2 bir pozisyon olduğunu söyleyebiliriz. Seven UMPC ile birlikte yaklaştı. Rip 7'dan bir bomba geldi. Şimdi Seven onu gördü. Rip ay ya, bombayla düşürdü. 1 ve 1. 2'ye 1 pozisyona kadar geldi. Aa 2 ve 1 mi? Pardon pardon. Başına. İki oyuncuya karşı mücadele vermek zorunda. Ay. Bakıyorum geldi birebir ama şimdi gelen oyuncu galibiyeti. Bombaları çok geç kullandılar ya. Bombalar çok geç kullanıldı bombalar. SMB kadrosu adeta yoktan var etti bu galibiyeti. 1800 andaki verdi. 8 alınan hasar, 11 skor ve 26.49 devrettim size verdim hazır. Kalma süresiyle hani beni şaşırtmayı başardılar. Daha bu maç var. Bu maçtan sonra bir de üzerinde Libik maçı var arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım yayını. Durumdu. Beğeneceklerimizi atalım. Farklı işleri çok gizlilikle halledemedi. İki oyuncunun oraya güzel, döndüğünü görünce hemen hızlı bir şekilde o bölgeyi bastılar. Sonuçta güzel oynandı. Yani şu anda analiz masasında bu maçın Kerim analizini dinlemek için sabırsızım. Bu kadar. Yani ben de sabırsızım. Geldim, geldim, o geldim, zaman geldim. Ben sizlerin de sabırsız olduğunuzu duyar gibiyim. Sizleri çok fazla bekletmeyeyim efendim. Kısa bir ara geçtim aradan ben, sonra analiz masamız sizlerle birlikte. Alo. Geri geldik biz de Kerim. Göreceğiz, göreceğiz. Nasıl olacak göreceğiz. Şimdi dediğim gibi artık yani lig şampiyonluğu dedik biz üçüncüyü de koyarız da. O biraz artık imkansız şu an. Ama artık PMGC biletini garantileme muhabbetimiz var. İki maçımız daha var. Bir tanesi şimdi oynayacak Erangel maçı olacak galiba. Değil mi? Erangel'da abi. Bir tane de arkasından Livik maçı oynanacak. Livik maçındaki olaylar bonus puanlar. Bakacağız. Eklenecek mi gelen sıralamaya? Ney? Ekleniyor. Gelen sıralamaya eklenecek. Livik ekleniyor değil mi gelen sıralamaya? Bak ben hep bunu soruyorum ha. Bonus ya bonuslar yoksa şey mi gidiyor? Yok Livik de ekleniyor ya. Genel total puana. Ya bir tık... Genel puana ekleniyor. Bir tık anlaki yap geçirdik ya bugünü. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Sağlık olsun. İki gündür böyle bir kendimize değiliz de geleceğiz kendimize. Aman. Ya şu an genel total puan alabilirsem alayım ama o daha bugün gün sonunda artık veririk. Ver abi $1. Evet. Boş yapma lan. 45 gelmiş mi? 62 lan. Arkadaşlar bilet daha bizde. Ne saçmalıyorsunuz? Abi nereye atayım? Galiba nereye ama arada 70-80 puan falan fark var. Bir de o puanı korumam. Aynen oraya atlayalım. Puanı korumamız lazım. Yok atlatın. Ma. Yok mu bir anda chat reklam basmam ve sizin sıkı tutunmanız? Evet. Var. Basıldı. Biz atlayana kadar. Şimdi gelen var mı? Ben göremedim. Ben bir takım gördüm sadece. Bir takım var. Benim önüme geldiler. Burada silah çıkması ben öldüm. Mole attım oraya, mole attım oraya. İrina. Mole attım oraya, yanabilir, yanabilir. Oo tarlada da. Aa aşağı düştü abi, aşağı bak, aşağı Barış abi. Şunlara bak, şunlara bak. Bakıyorum, bakıyorum. Canlar az, canlar az. Vuruyorum birini.
Sağda bir tane kaldıydı. Sağda bir tane kaldıydı. Şuradan. Şuradan. Düştü. O da mı düştü? Düştü mü o da? Düştü düştü. Bilmiyorum ki, ben düşürmedim. Tamam, o da düştü. Nereye kaçarsınız be? Onları ben arabayla ezip geleyim mi? Kaçamam, kurtulamam. Ben arabayla ezip geleceğim. Nice. Güzel başladık. Aa, kill geldi. Ne alaka? Yerde vurdunuz mu siz onları? Yoo. Ha, vurdum bir tanesini, bir tanesini vurdum. Ben öyle random spray attım valla. Kanka. Kanka. Ezim seni kanka. Aha. Soldan. Ne? Soldan sıktı. Bizim kill mi çaldı o? Kampant, kampant. Yolda kampant bot duruyor galiba. Hayır hayır, öyle bot sıkmıyor kardeşim. Bot yok, o adam bot. Benim şu an gittim bir yerde be. O ne? Tamam. Arabayla gelen kim? Benim de. Onu güzel çaldın sen de ya. Ben mi çaldım? Ben çaldım ben. Oha! Nasıl çaldın onu? Abicim yapıyoruz bu sporu ya. O ellerde adam var bu arada. İleride de buggy var. Beraber 60 kill. 62. Yok, çok zor bu oyun. Çok zor bu oyun. Çok zor bu oyun. Bende 4 var da çok zor. Mümkün değil, 62. Belki 40 gene olur. Buradaki adama ne oldu? Bilmiyorum, görmedim. I got supplies. Gidelim, gel. Toplamış abi. Efendim? Gel bunu bulalım. Gel gel, buçuk yap, buçuk yap, boş ver. Bir adam peşine koşmayalım. Mutfak kitabı. Sen hangi duraktaydı? Fikirtepe durağındaydı. İleride ATM'ler var, oradan gel. Mutfak kitap neresiymiş ya? Aslında gördüğüm. Kaldırma elinde adam var mı diye bakıyorum da yok. Haydi bekliyor mu? Uçsa bizim şuradan. Uçurayım mı? Evet. Onu boş ver, onu boş ver. Sen kolum var ya, şey yaz oraya. The Mandaris yaz. Bayağı uçurdun ama ya. Lan A bloğa gel. Aşağıdan de. Oğlum sen yayındasın mal. He? Oğlum Kerim ya, Allah Allah, mikrofonu kapatsana bir kardeşim. Salak adresini. Ne yapıyorsun? Abi güvenler değişti. O şey yapar, beni arayacak. Halen konuşuyor, ben bunu bir atayım ya, amına koyayım. Sus. Otoparka inme, otopark değil. Kapıya git abi. Susturdum ben onu, şimdi adam olmaz. Aptal bir çocuk ya, vallahi aptal bir çocuk, yemin ediyorum. Boş adamlar hep bizi buraya amına koyayım ya. Durduk yere adres verdi salak. Ne yapıyorum ben ya? Bura boş abi. Geldi herhalde. Lan ben niye vuruş alıyorum? Sen mal mısın adresi, niye veriyorsun? Şunu kamaro yapsana. Aa, kapattım mikrofonu. Açıktı oğlum. Salak. Ne? Mikrofonun açıktı. Valla. Ciddisin. Yo ciddi. Şaka yapıyorsun sana. Kapattım mikrofonunu, baktım sen devam edeceksin. Ay, her şeyi söyledin mi? Evet. Otoparka kadar söyledin. Otoparkta olaylar bile olmuş, onları da duydum. Ay ciddisin. Pizza söyleyin, acıkmıştır diyorlar. Ben oturmuyorum, sadece bir yayı yapıyorum. Normalde ben evim Kadıköy'de oturuyorum. Oran da adresini ver şimdi. Yok yok. Allah kahretmesin. Kerim'e pizza söyleseydi. Hayır hayır, bir pizza söyleyin de bir keyfi yerine gelsin. Çok abi kastı. Çok kastı. Nario Rubas'ı söyledin mi? Nario Rubas'ı söylemedim. Yalnız söyledin mi? A blok dedim. Abi tepede. Lan ne yapıyorsun? Biraz sıkıntı oldu, biraz sıkıntı oldu. Tamam. Peki siz adres alana kadar niye susturmadınız abi? Anladınız. Anlamadık ya. Duyuyorsun zannettik. Duymadım ki ben, kulaklık yoktu. Telefon çaldı. Bir dakika, yine telefonu çaldın mı? Önce kulaklığını kapat, öyle konuş, tamam mı canım? Mikrofonum kapalıydı, ben dokunup artık kapatmalı değil aldım ya. Çok güzel bomba attım. Bak. Yan evde adam var. Gerçekten mi ya? Oğlum hala gerçekten diyor ya. Tövbe yarabbim.
Yiğitlerim bir gelsen mi ya? Biz Toki'ye biraz sıkıştık gibi geldi bana. Abi geliyorum. Hangi Toki kanka işareti? Ben burada Toki olmuşum. Adam beni Toki'ye çağırdı. Birini naklayacağım abi, bekle. Arabayla... Lan! Oğlum bunlar ne? İkiler. İkiler. Çok iyisin. Bitir hepsini yerde. Allah bu nereden çıktı? Bu ne? 1, 2, 3. Lan bu nereden çıktı? 4. Ha başka adam. Bu kim ama? Başka adam. Ana ne oğlum bu nerede? Başka adam çıktı. Aa taktiği atlamadık mı geri tepelerini? Ben de bitti diye geliyorum rahat rahat. Geldi o, geldi başkan. Diğer maç başladı. Koydum kuiti. Attım abi. Başka adam çıktı. Şaka. Falan da kim sonunda bana selam söylesene böyle programdan. Söylerim. Tabii ki de. Alan çok kötü. Daha hatta sen şeyi bile kaçırdın bu arada. Ben alan gibi. Alan çok kötü. Senin isim babası olduğundan alakalı bir şey. Köprü fightları göreceğiz. Onu söyleyeyim yani. Ama yani nasıl bir Wildcats alanı gelmiş. Hattin alanı pardon. Ne Wildcats alanı ya? Haydi. Haydi. Ya ben değiştirebilirim. Oyunuzu başlıyor. Oyunuzu başlıyor. 2-7 ve Food Esports çok şaşırmadık diye düşünüyorum bunu gördüğümüzde. Sanoktan Kör Cerrah rakibinin üstüne M16 Burst'la birlikte basmak istiyorsa da burada Ezen'in rakibini düşürmeyi başaracak ama bu arada burada Ezen'in arkasından çıkacak. Yani bu nasıl oldu haftalardır çözümlenememiş bir sorun olarak karşımızda ben bunu bilmiyorum. Ölçer sen yayı geçip sesleyeceksin değil mi? Bilmiyorum. Abicim. İki tane potu dolan ekibinin burada karşısına çekiliyor oluşum. Bu pozisyonda kalabilir bir pozisyon. Levels yani sürprizini çok kötü yaptı. Çekemedi ama yani sırtında oyuncuyu almış olan elbisesi de aşağı çekmeyi başardı. Şimdi Kör Cerrah ve Andorex ve Levels'inden aslında burada çok ciddi bir oyun gelmesi gerekecek ama Andorex'in sağlık malzemesi de yok. Canını burada yükseğe çekemiyor. Evet. Yani burada Foot Esport tarafına bir oyuncu daha hasar verirse eğer veya yerdeki skoru çektikten sonra gerçekten Foot Esport için 1 ve 3 oynaması lazım. Bir oyun onları karşılayacaktır. Yok, Seven için çok büyük problem. Onların aslında burada 20 puanlık bir galibiyete falan ihtiyacı ya da 20 puanlık, 25 puanlık bir oyuna ihtiyaçları vardı ki ilk 12'ye girebilsinler. 14. sıralar 142 puanda. Şu 17 mermisi var galiba. Yavaş yavaş o defter kapanıyor onlar için. Yani bir oyuncu daha yerde. Levels'ın oyuncuyu tabi alma ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Senin de söylediğin gibi Sinan ilk 12'nin dışında kalacakmış gibi gözüküyor. Eğer Levels şapkadan tavşanı çıkartmazsa. Yani açıyor. Şimdi böyle 30 oyuncu falan kalmış olsa alanın ortasında bir kulübeye yakın olsa diyeceğim belki de. Evet. Yani alana da uzak, yani çok yakın değilsiniz ve alan da zorlayıcı bir alan. Şimdi sizin bulunduğunuz bölge Camp Charlie'desiniz. Camp Charlie'den Hattin'e gitmeniz lazım. Baba zaten. Geyve atladı. En yapabilecek mantıklı hareketini yaptı burada. Tek bir isimle beraber burada hayata tutunmak isteyecek, o da Levels. Yani şimdi bootcamp'ten o hafif hafif hareket edecek, çevreye açılacak bir Beşiktaş. Payınan bölgesinde Fenerbahçe. Bir duvarı oluşturacak Fenerbahçe. Zaten biraz daha batıya gittiğinde Galatasaray ekibi o bölgeleri komple kapatmış olacak. Hepsini geçtik. Çok rahat geçti buradan. Şahangiller. Şeytan üçgeni var zaten ya. Hepsini hatta ilk yukarıyı da alıyor. Oğlum Ozorok ne yapıyor? Yukarıyı saldı mı? Yoksa loot'a mı döndü? Ben sana söyleyeyim, Ruins Köprüsü de Galatasaray tutar. Yani ne diyelim, kolay gelsin. Kolay gelsin diyelim. Çok zor işi var. Zor işi, zor işi var. Ya bir de işte mesela burada şeyi gördük bence. Foot bayağı daha rahat oynadı pozisyonu. Hiç gerilmedi mesela. Lucky Seven bayağı daha abi bugüne kadar attığınız main yani, fight'larını kim daha fazla gibi kazandı sanokta? Sorunun çözümlenmesi gerekiyor. Ben genel olarak şeyi gördüm. Ben Seven'ı gördüm sanki de. Geç kalmadı Sinan. Ben sebeplerinden biri bu. Bana mı diyorsun canım? Evet. Sana şöyle söyleyeyim yani. Tam da adamına sordum. Birbirine çelmeler takıldı. Çok güzel. Dün ne yediğimi unutuyorum abi. Genel tabloyu bitirebilirdi. Ben de sana 3 için konuşmuyorum ama genel tablo için konuşuyorum. Mesela ilk hafta Ömer abi main fight'ları kötüydü ama ne kadar kaybettiler Camp Charlie'de. Yani sanoklar hep boş geçilmişti evet. Neredeyse. Oradan toplanan puanları olduğu zaman iki taraf da kaybeden taraf çok daha iyi bir konumda. O zaten Allah'ın emri ya. Onunla yana bir sıkıntı yok. Ben açıkçası şöyle düşünüyor olacağım. Çok uzun bir süreçte yani, bir turnuva oynuyor. Sıkıntı yok kanka, halledeceğiz. Ama ve Türkiye şampiyonası PNPL, Türkiye Pro League, yani Türkiye'nin içerisinde düzenlenen. Abicim 15.000 beğeniye kaldı 2200. Let's go. Kapı çaldı, pizzalar geldi. Konusu oluyor. Bunun çok daha erken çözüme kavuşması 10 hafta falan oldu. Olmuştur bu arada ya 10 hafta. Tabii ki hazırlıklarla birlikte kattığı zaman ki problemleri abi çözüyorum. Kapı ikinciye çalıyor. 10 haftada neler yapılmaz. 10 hafta sonra şey
Rambo. Benim mal oğlum pizzalar yer. Gerçekten lan. Bana Rambo ile gelmedi bu arada. Duymayan olduysa diye bir daha söyle de emin olun. Tamam, hangi blok bile olduğunu söylemiştin lan mal. Rakip sen bana mesela 1 saat 30 dakika bir daha söyle. Sokakta girme kanka. Ağlayacağım ama. Mesela tanışmak istediğim bir aktör olursa kim olur derlerse benim çocukluktan beri cevabım odur. Berab sana özelden adresim atayım mı? Ben herhalde aktörle tanışmayı tercih edebilirdim ama. Yok yok ben de yeri çok ayrı Sinan. Gerçekten yani biraz çok ayrı. Geri sararım orada zaten gerçekten. Var. Evet abimin de vermiş olduğu bir etki olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukken o da böyle gençlik yıllarında olduğu için sürekli onun filmlerini falan izliyordu. Benim için de bir rol model edasında. Neyse şu oğlum o ballık sende var lan. Ben bir şey diyeceğim. Hatin'in tepesine verirse biz de book yiyeceğiz. Abi köprü oynayacağız. Cool. Köprü alacağız. Yani aynen kesinlikle katılıyorum. Başka bir alternatifimiz var mı? Bayağı netti. Bayağı yaşlanmış. Ya da sahil deneyeceğiz. Ama hala kral. Sen de öyle olursun orada. PMV ayda yani, sahil atıyor. Yani, başına gelmiş bir olsa. Evet o zaman. O PMV ayda. Evet o PMV ayda Alaaddin sağ olsun. Olmadık vücudu deriz ha. Yok be. Aklıma gemdi gene. Daha gençsin. Burada bunu beğendim. Neyse ya, ben gidiyorum abi. Yok ya Sinan seni bir cebinden çıkartırsın ya. Bu pizzalara karşı. Çok az kaldı. Sen demiş mesela kimse inanmayacak zaten. Çay var çok kötü oldu. 25'imde bence de hiç detaya girmeden devam et. İnanırlar mı ya? Bence inanırlar. Kimse bilmiyor zaten. Bence bundan sonra öğrenciler artık isteyebilirsin. Yo onlar da. Adam unutun şu an. Bunları yayından siliyoruz. Bu pozisyonu da yani yine kalbim kırıldı. Oğlum o niye onu sırtlamış babayı ben anlamadım ki. Yanlış tücör basmış. Odaya götürecekmiş. Yapacaktır galiba neyse. Bir umut ama olmadı. Yani biz Çağangilleri indirmemiz lazım oradan. Değildi. Ozarox da bir çok ciddi hasar aldı ama yani şimdi şunu bu belirleyici alan çok önemli olacak ama Hatin'e kapatacak. Bravo, oraya oynamak da çok zor. Buradan başka bir yere kapatması çok arkadaşlar, zor bir ihtimal. Hatta yani. Ben Hatin'in kuzeyine doğru kapatacağını düşünüyorum Sinan. Direkt. Evet. Olabilir bu arada. Ay. Evet. Dediğin gibi ay. Gerçekleşti. Bir dakika. Bu tarafında burada Nivrose S2G'de hala bir Şangiller yine aynı şekilde bir oyun şansına sahip. Ne yapacağız buradan? Lorsettik yani güzel yere gitmiş. Yani bir takım yüzmeyi ama oradan Ivy sokmadı içeriye. Çok zor. Valkes hep biliyorsun Hatin. Biz orada kevleri alsak arkadan yani, Getsu giriyor. Çok arkada durmamamız lazım. X-Ray genelde hatta kontrol eden isim oluyor ama X-Ray bu sefer Lux'la biraz daha aşağı kısma inmiş. Bir isim ama yine bırakılmış orada belli yani suyu kontrol edecekler. Yani şey yapabilirdim ben herhalde. New vs. S2G Şangiller yerinde olsaydım batı tarafının çok dolu olacağını tahmin edip yani sahilden oynamayı tercih edebilirdim bir süre daha. Karşıdan skor kovalamak adına. Çünkü yüzmek ya da köprü kullanmak bilmiyorum. Ya şu pozisyon aklıma geldiğinde hatırlayacaksın S2G'nin bir pozisyonu vardı. Köprüdeki mi? Invitational'da köprüden geçmeyi tercih etmeyip evet. Tekneye bekle ondan sonra gidemedik. Geçmeye çalıştıkları evet. Sonra teknede patladıkları evet. Hatırlıyorsunuz. Bence orada da mesela sahilde kalıp skor kovalamaları daha doğru olabilirdi mesela. İşte ama tabii burada da şöyle bir durum söz konusu dokunma. Yani sen bir şey demiştin. Yılanlar da bazı şeyleri belirleyecek. Burada belirlenen başka bir şey var. Zehir o da bir yılan da aslında ama başını çok hızlı ezdiler burada. Next Rüya kadrosu Dark Passage oyuncularını bulurken çok da sıkıntıya düşmüş gibi görmedim ben. Wild'da görmediğimiz açıda White tarafından aşağı çekilmiş. Dark Passage bir anda iki kişi kaldı. Sinan ama Next Rüya'nın açılışıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. PNPL'e hızlı başlayıp ilk iki aşamada iyi oynayıp üçüncü aşamada veya birde iyi oynayıp ikide üçte tökezlemektense kötü başlayıp iyi açılmak çok daha iyi bir özgüven. Güzel lootlarını çektiler bu arada. Bir tane adam site bırakabilirler ya. O özgüveni orada devam ettiriyorsun. Sonra. Hani Forza bir anda Regnum Kare'ye bakmak isterken Tim Demiral tarafından aşağı çekilecek. Turun'da sağlığı bir o kadar azaltılmış. Loxi de burada skorun kokusunu almış gibi ama yine de kendisini dışarıya göstermek istemeyecek. Farklı açılardan ekiplerin de buraya görüş açısı olduğunu o da farkında. Ya bir de Tim Demiral Demiral'dan da baskılı bir oyun gelmeye başladı. Yani Tim Demiral da bu arada günler geçtikçe bana daha dirayetli, daha sağlam basan, çok daha net bir iş ortaya koyan bir ekip görüntüsü çizdi. İlk haftaya kıyasla çok daha iyi bir konuda olduklarını düşünüyorum ben de. Ya kötü takımın mesela bu sefer yok gibi o kadar yani. Mesela bir önceki PNPL'de yine böyle sıkıntılar çeken, uzun süreler boyunca sıkıntılar çeken ekipler vardı ama burada bütün evet Gio ne diyorsun? Hep birlikte tanıklık ettik. Uf Kırcalı'dan bu arada. Kodes'te kötü şeylere tanıklık Gio nefeste. Ama dediğim gibi yani bütün takımların ilerleyişini ben bu sefer gördüm. Ona %100 ben de sana şu konuda katılıyor olacağım. Kötü sıkıntı yok kanka. Yok. Çünkü artık kötü takım bir alt sırada kalan ekipler var. Onların bile ama yer pozisyonlarda kaldığında galip. Mesela şu anda genel sıralamada kim en atlarda? Atıyorum Game Bedel ekibi, atıyorum Team Demiral ekibi. Bunların bile zaman zaman iyi pozisyonları çok iyi değerlendirdiklerini de görüyoruz. Şey hatırlıyorum bir bootcamp, Sanok'ta bootcamp pozisyonu vardı.
sevgili Dukes'le anlatıyorduk. Ben demiştim Tim Demiral buraya düzgün varsa kazanır demiştim. 4 alan falan vardı. Nekşe basıyor ya taktisi yürüsüne. Ve bootcamp içi pozisyon biliyorsun o kadar kolay değil. Çok zor pozisyon. Evet ve o maçı yani çok kolay olmadı ama kazanmışlar. Bu Lirik maçına kaç dakika? O sonrasında yani, bir ikincilik almışlardı ki. Hemen yani direkt maça giriyorlar mı yoksa bekleme mi var Barış Şey? Hemen giriyorlar diye biliyorum ya. Aynı ara olur abi. Çok iyi işler başarılıyor. Dark Passage Nexria tarafından zaten oyuncuları bulunmuştu. Onlar bu karşılaşmaya çok erken bir şekilde veda etmek durumunda kalacaklar. Yani Lucky Seven de bu duruma oldukça yakın ama Levels bayağı olaylardan alakasız. Sende de var. Sende de var. Beyin okuma var. Var mı? Tam Levels'ın pozisyonunu anlatıyor olacaktım sana. Alanın dışarısında alakasız bir pozisyonda muhtemelen kit topluyor diye. Şu anda da ekranlara geldi. Evet, ne topluyor zaten biliyor musun şu anda o kitleri? Kaç kiti vardır? Şu an fazla yoktur bence. Bence yani geçtiği 12. Ev gruplarını alan ekip çok oluyor ama evet oluyor. Onun yani kampa da değil. Sence kaç? Bence biz orada geç söylemeyiz bize gireceğiz ben galiba. 17 18 falan nereye verecektim bu arada. Ben de aynısı demiş oluyorum çünkü 20 ise iyi bayağı evet, bence. 17 18'dir diye düşünüyorum ama 17 18 de size iyi alan, iyi alan, iyi alan. Fena arşiv. Köprüye verdi. Sanok haritası. Fena arşiv. Oyunların boş olduğunu biliyoruz. Evet biliyoruz. Bir tanesi herhangi bir haritada. Bırakın bunları, bırakın ya bunları. Mi diye konuştuğumuz kısım belki burası için geçerli. Bu alanı verdikten sonra Reis hasar yiyorsun Reis. Arşiv çektiği takdirde doğuda kalan Anakara'da kalan ekiplerin fazlasıyla zorlanacak bir senaryo bizleri bekliyor olabilir. Kesinlikle ve şunu da belirteyim ben. Bence bu karşılaşmanın kazananı maçı da kazanan ekip olacak. Ya burayı kazanan. Getso S2G çarpışması. Ooo iddialı. İddialı bir daha. Next rüya ama buraya. Neyli nasıl buradan çıkaramayacağız galiba abi. O zaman tam Next rüya da geldi. O dörtlüden. Eşli olsun benim hatırım için o zaman bir de. Tamam burada defteri kapatalım. Bakalım Spron bombayı pişirdi. Fena değil de aslında. Evlere gidersek kafa çok rahatlar. Daha orada olduğumu zannediyor. Yoğunlaşmanın farkında hemen çekildiler. Next rüyanın araçları. İğrençleşeyim mi? Evet lütfen. Bu 15'liden biri kazanır. Çok iyiydi, harikaydı. Yalan söyleme, yalan söyleme. Yani, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Söyleyemedim bile Forza. Burada Tron'u aşağı çekecek. Kırcalın üstüne de yüklenmek istiyorlar ama işler çok kolay değilmiş gibi. Loxin'in de ve Tron'un da yerde oluşu Kırcalın aslında sırtında çok önemli bir yük bindiriyor. Burada takımını girerse parçalar içeriye. Olacak isim kodumunda içeriye doğru White tarafından atılan bir bomba var. Kırcalı çok agresif çıktı ama arkalardan gelen mermilerle birlikte onu da aşağı çekecekler ve Regnum Karya. 4 skorla beraber 15'incilikte yetinmek zorunda kalacak ve bu 14 takımdan biri kazanabilir. Yani kesinlikle artık bir sayıyı daha düşürmüş olduğumuza göre oranlar 14, biraz abi oranlar yükseliyor. Durumdayız. Ya bundan sonra iddiaları da mı öyle yapsak ya? 16 takımdan biri falan çok iyi. Sonra bu oynamayan bir takımı koyarlar oraya resim. Yaparlar, yaparlar bu yaparlar, arada. Yaparlar, yaparlar. Öyle espriler seviyor bizim reji sağ olsunlar. Galatasaray'da yani yine Tim Demir'e de... Sesi gitti. Sesi gitti. Sesi az geliyor, aç dediniz, tam açacaktım bak sesi gitti adamın. Ne dediniz lan chat? Neyse silahsız daha iyi geliyor. Hadi be oğlum. Alana düşecek o. Ay. What? Oy. Kitleri toplayacak büyük ihtimalle hep. Ne oluyor lan? Biz ileriye oynayamamışız çünkü 4 Neverse oraya 4 split durmuş ayrı ayrı. Ama evimiz güzel. Evimiz güzel. Ev güzel. Evet yani tabii şu anda bir yeniden oyuna dönüyor olacağız. Yeni alanı görüyor olacağız Sinan. Ama ben anlatamayacağım. Şey oldum ya böyle. Bakalım. Ben de Good Guys demiştim. Onlar da burada acı çekiyorlarmış. Evet Good Guys şu anda sıkıntılı pozisyon.
pozisyonda olan takımlardan bir tanesi aslında. Uf, nereye verdi? Alan inanılmaz yukarı görüyoruz. Zeval yakalanıyor Oscar tarafından. Onun da performansı Oscar. Gün geçtikçe alan devam ediyor. Hadi. 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 Ben çok yüksek oldum. Maç o maç mı be? O maç bu maç hadi. Beğeniyorum kendisini. Ya Selim gibi tecrübeli bir isimle de birleşince ortaya güzel bir reaksiyon çıkmış gibi gözüküyor. Bu sezon kötü gittik. Bir tanesi neydi biliyor musun? İnşallah bu oyun etkilemedi o mentalleri. Yanına genç oyuncular alıyor. Team Demiral'da bu tarz durumları görüyoruz. Ekipler aslında 31 kit mi? Harmanlanıyor. Evet. Bu da ekiplerin çok iyi sonuçlar almasına sebebiyet verebiliyor. Ve yani bir anda yeni yıldızların doğmasını da aslında önünü açıyor. Oscar evet, burayı alırsa var ya hazine bulmuş olur o. Ya ben Storm Sven'i izlemiştim. Yükselen dizilerde beğenmiştim. Ama tabii yani lobinin seviyesi var. PMPI seviyesi apayrı. Yani ilk aşamada da pek tabii yani iyi oynuyorlardı ama böyle işte günün MVP'sinde falan çok göremiyorduk. Ya biraz daha tabii şimdi o özgüveni almaya başladılar. Tabii. Hızlı aldılar. Bir dik. Zıvov kaçırdı. Zoylan'ın da kafası karışmış gibi gözüküyor şu anda. Kendisini göstermek istemeyecek ama Zıvov gerekli mermileri rakibi üzerine yönlendiriyor. Şimdi Selim burada takım arkadaşına yardımcı olmak isteyecekti ama geri dönecekti büyük ihtimalle. Onun yerine intikam ateşine koşuyor olacak. Açıklardan geliyor. Zıvov bombasını çekti. Pişirmeye devam ediyor. Ay. Round'da bir 50 kit olur ya. Round burayı rutlatın. 50 kit var. Ve bir 50. Elendiği anlamına gelecek. Kit de yok ki. Kit bassınlar. Sinan bence bu pozisyon Zvolf'un kalitesini ortaya koyan bir pozisyonda evet. Orada oyuncu açıkta çıkayım vurayım diye hiç düşünmedi bile. O bombanın çünkü gideceğinden çok net emindi. Benim üzerime öyle biri koşsa muhtemelen elimde bombayla heyecandan bayılabilirim. Ben de yani ya da öyle sola doğru bile eğilmeden böyle çıkıp komple evet. Vücutla ateş yani etmeyeceğim. Yani bizimkileri görsek güzel olacak. Ama yani yapmamış da olabiliriz. Çok izledik. Allah'ım map'ten gerek bari ya. Yani. Ben de dedim kendimize niye bu kadar haksızlık. Evet evet çünkü ben arada oynuyorum. Hiç öyle şeyler olmuyor bu arada. Evet yani aim'im mobilde çok iyi değil. Hadi. Her zaman öyle istediğim şeyleri yapamıyorum ama mekanik konusunda çok büyük bir sıkıntı yok. Çok izlemişiz çünkü. Kesinlikle ben de sana katılıyorum ya. O birazcık da aslında pratik isteyen bir İyiyiz. Şey. Nexia da karşıya almış. Olarak belli antrenmanlar yaptığında yani Ezel güzel yere gitmiş. Bazen tabletten oynuyorum, bazen telefondan oynuyorum. Ne olduğu belli değil. Tablete geçiyorum. Her şey apayrı. Ayarlar gidiyor. Evet, telefona geçiyorum. Yine tam olarak öyle evet, aynen. Hissedebildim seni. O yüzden telefona geçtim artık. Sadece tablete hiç dokunmuyorum. Anlaştık. Evet. O zaman bir VS'miz var sende. 1v1. Yani iş. Lord Cedric de Boran'ı aşağı çekiyor. Yani Valkes de Doğu tarafına verilmesiyle beraber biraz sıkıntıya düşmüştü ama bir şekilde X-Ray'in köprüye çıktığını görüyoruz. Yani diğer isimler biraz daha sıkıntı aldı. Aynen ya, Getso sadece bize kaldırıyor, ben anlamadım bu ara. Bulunacak. Yani Getso çok iyi bir şey imza atıyor. New World'un önünde oldukça açık bu arada. Kuzey Batı bölgesinde Lux skorunun garantisi de gelecek. Valkes kayıplar yaşamaya devam ediyor. Bir isim kanıyor. Su içinde default kurtarılamayacak. X-Ray ile beraber hayata tutunacak. Yani X-Ray ile birlikte hayata tutunacaklar ama senin de söylediğin gibi o Kuzey Batı bölgesinin tek hakimi New World olacakmış. Evdeyiz. X-Ray'in de o kadar ama Şahangiller çok değişik, çok değişik bir oyun olacak. Çok değişik bir oyun olacak bu oyun. SUG'yi onların birazcık daha doğusunda görüyor olacağız. Sürüşü ötesinde bir hareket. Sinan bu arada şunu da söyleyeyim. Doğu da çok karışık. Getso, Beşiktaş, Foot. Bakar mısın? Oralarda çok karışık. Vakiti bile yok burada. Rookie tarafından yakalanması an meselesi ve mermilerde tabii Rookie babacığım, tarafından... Babacım bize doğru gelsene işte. Niye oradan sen? Niye orayı tercih ettin? Bir dakika, ismi ben hakkını vermeden olmaz ya. Kim? Orada New World'de de şimdi söylemek lazım. Bence Related Kamikaze, yani Cedric'i yine bir önceki sezonda atladığımız için bir şey söylemiyorum ama yani 3 isim de bence oldukça iyiydi. Genel olarak Related, Rookie, Kamikaze. New World ve Ozorokus bu sezonda unutulmayacak olan ekiplerden iki tanesi kesinlikle. Evet. Hafızalara kasındı şimdi performansları. Yerlerinin hakkında konuşmuşken yani onların da hakkını yememek lazım. Onlar hafızaya kazındı. Evet, hafızaya kazındı. Ben yine evet. De bir söylemek istedim yani. 9. alanda da sıklıkla bahsediyoruz. New World'e Ozorok yeri çok ayrı olan. Daki 7 elenmiş. Levels daha fazla dayanamamış alanın içerisinde. Ve onlar pardon, bir şansını pardon. Kaçırıyor olacaklar bu sonuçla beraber. Evet. Yine onlardan da bahsetmek heyecanlı lazım bence. Onlar da genel olarak iyilerdi. Yani işte, başından sonuna değil belki ama sonlara doğru bir kalkınma oldu. Kesinlikle. Onun işte birazcık daha erken aşamada yapabilen ekipler kendilerini daha iyi gösterme fırsatı bulabildi. Uzunca bir süreç olduğu için ikinci haftadan sonra artık o hataları tölere edebilme şansları da çok düşük oluyor ekiplerin. Katılıyorum. Cedric Lost'u gördü. Havalarda uçan oyuncuya bir iki mermi isabet ettirmek istemiş olsa da şu anlık bunu gerçekleştirebilmiş değil. Aşağı doğru inmek isteyecekler şu anda. Koşu başladı ama başlar başlamaz bitti. Sexy'nin yere yıldığını görüyoruz. Spron içinde çok iyi bir saniye. Buraya giremeyecekler ya. Burada durdurak bilmeden koşmaya devam etmeleri lazım. Lost buradaki ya, oyuncuyu düşürmeye çok yaklaştı. Kili çeker miyiz? Çeker miyiz skill'leri? Alanın içine girmiş gibi gözüküyor. Hayla skill'leri çek. Çok zor. Hayır ya. Bir tanesi bile gelmedi galiba bize. Gelmedi. Arkadan
gelen alanla birlikte hayır nak aldık. Nak aldık yani. Bir kill almışız. Şu anda dejavu aldım adeta o pozisyonda. Yine alanın dışında kaldılar. Yine koşmak zorunda. Yine hareket etmek zorunda olan ekip ve bu koşulları da tabii alanın içerisinde bulunan ekipler cezalandırıyor. Evet, evet. Yani ve yani bir de hem alan içerisindeler hem de bir siper avantajları var. Evde oyuncuları eve basıyorsun. Pencereden istediği zaman bakıp istediği zaman bakmayabiliyor ki şekil bir ağa gördük pozisyonu. Bir de batı tarafında da başka bu alan nereye verdi? Görebiliyorken o koşu zaten ölüm koşusu oluyor. Çok zor. Biz dibindeyiz galiba. Dua edip koşsan bile olmayacak alan bir koşu. Alan bizde. Yani o bölgeye girse de alanın tam ucuna girse için bir sonraki alanda yine bir koşu yapması evde lazım. Hadi bir koşu utilitelerle, sis bombalarıyla yapabilirsin ama diğer koşu bu sefer hiçbir şey kalmıyor. Aynı Nexus'a ve S2G'de de hiç fena bölgelerde değiller. Shangil'ler, Sefir'i ve X-Ray'i yakalamak durumunda görülecekten bilmiyorum. Silas yakalanacak gibi ama Silas istediği mermileri yönlendirebilmiş. Oraya bomba gider. İki kill girer. Related hala alanın içerisinde bulunmaya devam ederken Silas öyle atma ama. Ay iki nak mı? İki nak mı? Adamını al. Biri daha gidecek. Kamikaze düştü. Tamam. Bir bildiği varmış. O bombayı atabilmek içinmiş. İki kişi aşağı çekecek ve çıkıp killeri başkasına vermesin yani ya. Reverse takımında da related zaten alanın dışarısında kaldığı için ya onların çıkma da... Çıkma dışarı babacım, dur orada. Çok çok zor oyuna yani... Çıkıyor dışarı. Hayır. Pozisyonda bir sonraki alanın ama hangi köşeye doğru çekiyor olacak? Garantiye atsalar ya bizimkiler. Ortaya versin, herkes ortaya koşsun. Kimse avantajlı olmasın. Solüste bak. Madem son maçı. Orada da işte onu garantileyemez saklayan kazanır gibi olacak Sinan. Evet. Sakla zamanı, saman, samanı. Sakla sis bombasını. Evet, tamam. Gelir son alan. Son alan. Burada çağın gelir 9. alan. Aynen. Tamam. Bakalım yani sisler saklanmış mı? Next round'da bulunur. Tamam, halen daha kit dönüyor. Kaç kit var? Görüyorum ben şu anda. Bunun çok daha kitlerini 22 kit var. Bu ikinci olur. 3 oynar bu buradan. İkinci. Onu da aldık. Tamam, 2 kilimizi de aldık biz. 22 kiti var. 3 kilo oldu. İmdaya girelim mi? Aha Şahan. Ne oldu? Kahve. Tamam, kahve olur ya. Kahveden büyüğü olur. Ben sadece uldurma olmaz mı? Girdik şu anda. Kahvesine. İkinci olur dedim. Yok, ben direkt zaten bombalamaz değil mi bize? Düşünmedim bile yani. Kahve, yok ya. Bomba olsun, beni biliyorsun. Anlaştık. Biz orada nereye alacağız ki? Silas. Abi o tepenin az bir amacı var. Biraz daha yakın. Oraya oynayacak mıydı? S2G takımınıza alanın ortasına diğer isimler biraz daha geride gibi gözüküyor. Kalse riski aşağı çekecek. Şangiller ilk hasarı almış ekip gibi gözüküyor. Aratese de gelmeye başladı. Çok güzel vurdu. Belirtin gibi koşu başladı. Johnson'a okudu. Hayır, Silas düştü. Silas tarafından görüldü. Silas bitiriyor burada. Şangiller aşağı doğru inmek isteyecek ama Hamsi'nin tamam, çok güzelsin. Hamsi'nin yeri çok güzel. Hamsi'nin yeri çok güzel. İyisin oğlum. İyisiniz çocuklar, iyisiniz. Kudur gördü. Kudur gördü. Çok iyisin, çok iyisin dostum. Çok iyisin dostum. Bir şekilde iki, üç ve iki. Gördün, gördün, onu da gördün. Frozen'ı da gördün. At bombaları, at bombaları. Bombalar at, bombalar at. Bombası yok ki. Bombası yok ki abi. Dokunma. Bir bomba daha çok güzel, çok güzel. Canı isteyecek ama başarı elde edemiyor. Bizde bin. Amuriye yandı. Frozen. Ama yanarken gitti. Tamam, Kase gördün onu. Kase onu görmen lazım. Çok güzelsin. Artık Rüyanın kokusunu yaşamak zorunda kalmayacaklar. Roma'nın 11 kiti var. Related bakalım onun kaç kiti var. Helalcisiniz oğlum. Beğendik ya, bu bine beğendik. Bu bine beğeni attık. Kahve borçlusun bana. 2003'lü meyve daha geldi bu ne? Amigo S2G dedi, bokeylik diyenler ağzının payını bir kere daha aldı mı bu arada? Amigo az önce de S2G'ye geldi. Kaçıracağını düşünmüyorum. S2G'de bu arada. Özellikle sen Kıbrıs'ın kaşarı Burak. Sen aldın mı? Ama sen yayını kapattın herhalde Amigo. Amigo yayını mı kapattın sen? Amigo yayını kapattın. Tamam yani, o zaman senin var ya ben bu... Gayet güzel bir oyunu girdi bu arada. Kesinlikle öyle yani, dediğim gibi zaten. Hadi hadi 14 değil. Yaptık 20 bin beğeniye doğru götürdük, bu bine gider. Ama alsak yok ki de. Ya ver la bize. Nexus'a ve S2G sonra kadar geldiler ama S2G kazanmasını bildi. Related'da burada oyunun dışında bitiyor olacak. White Mocha. White Mocha olur. Olur olur, anlaştık. Roam'da burada bana sağ olsun bir White Mocha. Enerjiye gönderin, biricik gelsin, abonelik atacağım diyen var. Tebrik ediyorum ben de. Hem seni. Beğen alamıyor zaten, biliyorsunuz. S2G'yi, hem Good Guys'ı, tamam, son hem bir kitin kaldı Ram. Hem Nexia'yı diye bütün takımları da geziyormuşum. 16 takımı da burada, 20 takımı da sen. Bir 10 kiti olsaydı hepsini dönerdim de kit. O yüzden susabilirim. Dansını da yap hadi. Son kiti de bastığına göre burada Ram. Artık bizler S2G'nin kazandığını söyleyebiliriz. Günün son karşılaşması, Livik'ten önceki son karşılaşmasını S2G kazanacak. Güzel. Winner, winner, chicken dinner.
Yok kilimiz çalındı ama güzel. Hasar, 1102 alınan hasar, güzel. 9 skor ve 23.21 saniye hayatta kalma süresi Sencer. Ya Sinan, özellikle son alana geldiğinde hem Şahingiller kadrosu hem Destuya kadrosu galip olmak için abonelikler geliyor, tıkı tık takımlardan. Abonelikleri. S2G'nin bu zor kilitleri açabilmesi gerçekten çok muhteşem bir özellikle Destuya savaşını hatırlarsan utilitlerin, bombaların çok kritik olduğu yine bir oyun sonunu izledik ama Silas'ın düştükten sonra o zor pozisyondan o koşuyu gerçekleştirebiliyor olmaları, bu galibiyeti kazanabiliyor olmaları bence çok değerliydi. Finaller öncesinde de böyle son maçı, ilk öncesindeki son maçı kazanarak güzel bir motivasyon aslında. Kesinlikle öyle, çok iyi bir motivasyondu. Bütün takımların da aslında yani elini sıkmak lazım. Güzel bir sonok izlettiler bizlere. Aslında abonelik geldi, 50 tane üyelik geldi. Almak için tabii ki yayını beğenmeniz gerekiyor. Unutmayalım onu. Abone olmanız gerekiyor kanala. Bilgi derdiniz de olsun neler arkadaşlar. Neler düşünmüyor ki? Neler düşünmüyor? Vallahi benim amiye bir muz. Bacağını kırdım. Ben kırdım, S2G'yi kırdı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Doğru diyorsunuz. 5. maçta artık olacak olan oldu. Sonunda S2G dönüşünü yaptı. Öyle değil mi? S2G dönüşünü yaptı. Bizim sevgili Mehitra ile genelde özellikle de Mehitra'nın söylediklerinin tersinin çıkması ünlüdür. Biz bir önceki analiz masasında dedik ki S2G, ben dedim. Scott'a da pas attım. Scott devam etti. Son Sanok haritalarını çok iyi oynayamadı. Biraz sanki çözüldüler. Eskisi kadar iyi performans çıkaramıyorlar ki. Bugün ilk Sanok'ta da 2 puan alabilmişlerdi. Evet, yorumlarda ama, bulmuştun. Herhalde duydular. Birazdan. Onlar duydu. Ya. Benim tahminimin tutmasını hiç bir önemi yok, öyle mi Erman'cığım? Tabii ki var. Ben yani size söyleyeyim mi? Ah be. Hiç haber. Ne ya? Dur bir dakika, hesaplıyorum. Ulan bir win ya da böyle bir 20 kill ya, 20 puan bir ekstraması olsaymış Livik maçında şampiyonluk fight olurmuş. Şöyle bir durum vallahi. Var. Nasıl bir durum var? Puan tablosuna baktım da şimdi. Sports'un oynayacakları bir bonus harita var. Çünkü 3. aşamada Livik oynamaya hak kazanacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü sıralamaları fena değildi. İlk kaç gidiyordu Livik'e? İnanılmaz işler ortaya koyması durumunda Lucky7'in hala şansı sürebilir ama Dark Passage puan çekemedi. Bunlar olurken Lucky7 bir puan ilk 12 takım değil mi? 16. İnanılmaz bir şey vardı. Sanok 12. Livik'e. 12'dir abi. Turnuva başından beri çözümlenemeyen bir savaş var FUT eSports'a Lucky7 arasında ve onları aslında Sanok haritasındaki ezeli rekabete sokan bir durumdu. Gökçe teşekkürler. Mami teşekkür ediyoruz abonelikler için. Lucky7'den 3 skor çekmeyi başardı. Lucky7'nin tek bir oyuncusu en son Kampong bölgesinde kit falan arıyordu gerçekten ve 1 puanla bu maçı geçtiler. İnşallah kırarız şey tanım bacağına. Maçta, yaramaz çocukta inanılmaz bir darbe 12, 12, 12. Oldular. Evet. Onun dışında yani 15.000'i geçtik ya, bu arada. Son teşekkür maçta yaramaz çocuğun olması birçok şeyi değiştirebilir diye Hatim bölgesine alan gitti. Daha sonrasında biraz daha doğu tarafını alan çekip Tatmok'la Hatin arasındaki o köprü taraflarını bile gördük alanda ve oynaması çok zor pozisyonlarda, zor konumlardan bir tanesi de oyun bitti. En nihayetinde S2G kazanmış oldu ama yani alt sıralar böyle müthiş müthiş puanlar çekemedi. Aynen. Genel sıralamadaki alt sıralar Murat, thank you. Savaşı için. Hepsini yani göreceğiz birazdan hepsini zaten. Hepsini az sonra göreceğiz ama önce bir tabii ki muhtemelen Livik haritasından sonra göreceğiz. Livik haritasına biraz kadar bir maç daha çektik bu arada. Ver ready. Oo. Kaç kill? Kerim Yaman oyunda bile değil ya. Kerim Yaman oyunda bile değil ya. Atın ya şu Kerim Yaman'ı. Atamıyoruz da. Arkadaşlar. Biz de alalım. Biz de alalım. Zaten bir işe yaradı yok tamam. Hiç haberin yok. Duo mu giriyoruz? Demin Conjure vardı. Conjure da var. Conjure. Davetiye mi yollayalım Conjure? Abi gelemiyorum, bir dakika. Abi nasıl bin olduk ya? Abici bilet muhabbetini ben bunu sorayım bakayım, söyleyebiliyor musun? Söyleyebiliyor muyum durumu şu an? Hadi iddia 2000 dolar. Tamam kaç ki? Ama abi şu an 8 dakikada maç bitmez ki. Ha yok tamam. Bilik biraz hızlı dönüyor. Ne sıkıntı yok kanka. Abi hiç para çoksa biz şey yapmazdık ya, istemiştik. Bir dakika, eğer puan tablosunu söyleyebiliyorsam söyleyeceğim size. Bekleyin, sordum. Abi bekleyin, bir saniye bekleyin. Bugün turnuva var, bak. Orası da sıkıntı ya abi. Orada mı son güne kaldı, Conjure? Orada.
ya, son güne. Çok da kötü değil durumumuz aslında. Atayım ben size. Buradakileri atayım. Böyle bir durumumuz var. Böyle bir durumumuz var. Dur haberleşmeye de atayım. Şöyle bir durum var. İlk kaç? İki zaten PMGC'ye gidiyor. Tamam o zaman garanti yok. Ama işte final haftası var. Final haftasında peki bizi ezersek, eskitirsek, yok edersek? İşte final haftasını da ezersek, eskitirsek ona göre şekilleneceğiz ya. Ben bunu nasıl başardım ya diyece. Bir dakika beni takip etmedin. Nereye ne oldu? Bananı ben nasıl çıkardım bunu? Ana Barış abinin oyunu sesi. Daha bunu yazmadı. Bekleyelim. Elgato'm gitti. Elgato'm gitti. Tamam sıkıntı yok. Sen mi atlatıyorsun bizi? Yok. Yok atıyor. Yok. Konjur gidiyor. İşte mobil oyuncu olmanın zararları abi. Ya oo, bu herhalde söyleyebilirim. Birazdan açıklanacak zaten durum da. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Olmaz da. Nexria ile aramızda 111 puan fark var. Arkasından FF geliyor. Onlarla 211 bin puan farkı var. Ben bir dakika. Bekleyin. Oynayacağım. Burada bir adam var. Tamam. Yo bekle. O beni nereden gördü lan? Aa beni finishliyor ya. Bekle. Şuradan. Canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. Al al acı, acı, acı. Beni tut. Tamamsın. Süpersin. Cana bak. Nefes al. Biz ikinciyiz. Beşiktaş'la da aramızdaki PMGC biletindeki puan farkı 41. 39. Şey 39. Bir şey değil yani. Sen kimsin lan? Seni tanımıyorum. Silahla vurayım. Vallahi Joe bitme diye nasıl geldiğim belli değil ha benim. Vallahi var ya abi. Arkada şey çalıyordu. Yetiş ya hız. Aslında burada kenara düşmekten çok ortaya düşmek daha mantıklı. Hayır hayır kenar. Kenar. Evin bir tane hayır abicim çıkıyor. Her türlü çıkıyor. Bir tane evin içinde çıkıyor, bir tane arkada çıkıyor minimum. Kutuların üstüne bak burada mesela iki tane çıkmış. Gökte 60, Gökçe de 60. 50 tane üyelik çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Bu arada finalde de biliyorsunuz önümüzdeki hafta da biz izleyeceğiz maçları. Buradasınızdır diye düşünüyorum. Çok bir program yapmayın önümüzdeki hafta sonu da doluyuz. Ondan sonra bir hafta galiba boşluğumuz olacak. O bir haftalık boşluktan sonra arkasından ne olur neler olacak göreceğiz hep beraber. Nereye gideceğiz kimleri yalacak falan. Hepsini göreceğiz bu an tablosuzda. Nereye oynayalım abi? Kafana göre. Oyna istedim. Yukarıya çıkalım mı? Bence gitmişlerdir. Polyana'nın çıkışında buggy var mı? Konju. Ooo remake bırakmışlar. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Rektum Karya da geliyormuş. Hayır, içeride adına. İçeride gel gel. Hangi içer? Aa burada. Ayak sesi geldi. Hayır evin içinde orada değil. Allah be. Allah kahretsin. Burada adam var mı? Ses gelmiyor. Var, karakolda. Var, burada adam var. Eyvah. Çok iyi bomba ya. Arkamdan sıktı. Çok iyisin. Tependekini ekip hadi attım Konjur. Bak bombaya gideceksen 2. İşaretimi görüyorsun değil mi sen? Evet.
Nasıl? Gitmedi. Konjur gitmedi. Sola, sola gitmiş. Bekle, bomba bulur muyum? Seni bekliyorum. Evin üstünde mi? Evin üstünde mi? En üst sol tarafta. En üst sol taraf. Şu an tam üstümde. Tam üstümüz yalı abi. Ay. Molluyorum. Hı hı. Sisliyorum yukarıyı. Ben girdim abi, aldır aldır. Bende de var. Böyle değişik bir sis attım. Adam diyor ne oluyor anasını satayım. Çok iyi bir sis attım bu arada yukarı. Sana vurdu ya. Yo yo. Aşağı atladı. Evin içine girdi. Dışarıda, dışarıda. Ev misin? Araba geldi bir de. Araba geldi, et 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 dışarıda. Kaldırmaya araba geldi. Oo, 3 geldi kaldırmaya. Benim için çok kötü oldu. Geri gelmem lazım. Aldın mı lan? Aldın mı lan? Aldın mı lan? Sen oynatma. Ya ben kaçtım ya. Tamam, o, tamam oraya da oynatmam, hiç sıkıntı yok. Sağdaki kim? Aldım onu da. Orada biri daha var, orada biri daha var. Diğeri solda, duvar dibinde kaldı. Siz sağ iki oynayın, ben sol tutacağım. Ananı. Ben çok güzel yerdeyim. Abi ben hiç altımda var, altımda var, altımda var. Conjure oyna Barış abi altına onu. Ama bay kaldırdı ama. Barış abi. Abi oğlum. Nereden attın sen onu? Köşeden attın. Şurada, şurada. Hayır, şu evin üst katında. Senin ben kafanı s- dedim ya nereden attın diye. Maç başlamadı be. Aa başlamış lan maç. O zaman direkt quit. Çıkalım quit'i. Pardon chat, maç başlamış, kusura bakmayın. Verdim ekranı. Bot'u öldürtmem seni. Bot bitirdi beni. Etme. Oğlum bırak bot bitirsin, adama gidecek tekini. Okumaya çalışıyorum. Hangi oyuncu kamikaze'de ayak. Kamikaze yerdeki isim de hangi oyuncu bitirdi tam göremedik tabi. Ne oluyor lan orada? Evet, orayı ben de şu anda görme konusunda biraz problemler yaşıyorum. Nerede size abi? Yani oyuncu nasıl bir başladı biz katın short'u konuşurken. Ya ama bir fight duruyor burada. Burada da ayrı bir savaş var. Burada da ayrı bir savaş var. Ben sana söyleyeyim, Duol'un en sevdiği harita bir anda Livi 2'ye dönüşebilir. Yani maç başladığı gibi bitecek neredeyse. Good Guys'la Beşiktaş arasında bir savaş söz konusu. Tabii henüz oyuncular yeni atladıkları için iyi bir silaha da sahip değiller. İyi bir ekipmana da sahip değiller. Bunun son adamı nerede? Evet yani az volt arkada. Tabii burada birazcık kilitlenecekler gibi gözüküyor doğu tarafında. Yani port kısmında o basıyorlar sence. En sevdiğim bölge, en sevdiğim bölge. Pompalılar da çekildi. Arkon karşısında related var. İki oyuncunun elinde de pompalı. Related girişik yaptı. Ay. Tabii kaskı olmadığını söyleyelim ama Timber bombayla birlikte. İster related'ı buldu. İnanılmaz bir oyun. Şimdi Rocky. Ay. Yaratabilir. Birinciyi vurdu. Ay. Ne diyorsun lan sen? Bakalım merdivende ayak oyunları geliyor. Bir anda Sürreal kadrosunun tek başına... Lan canı bir bir de. Çekilde. Buraya doğru dahil olmak isteyecek savaşa elinde SMG'si var. Tabii hızlı şekilde Timber'ı yerden kaldıracak. Arkon da merdivende canını yenilemek isteyecek. Yalnız Rookie'den aşağıya doğru bir koşu var Sinan. Elinde belediye birlikte. Bırak derdi. İkiye bir pozisyon. Prefire'ler geliyor karşılıklı olarak ama Rookie kendisini yeniden yukarıya doğru attı. Ya orada bence bir bakabilirdi diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü birazcık süreç geçmişti, takım arkadaşını kaldırdığını tahmin ediyordu o da ama ya tabii pozisyon olmak da o kadar kolay değil. İki kişi yerde, iki kişi ayakta Sürreal'de. Üçüncü oyuncunun ayağa kalkmasında da çok az bir süre fena, kaldı. Fena. Yani Rookie artık en azından burada devam edebilmek istiyorsa oyuna bir şekilde buradan tamam, çıkmanın yollarını almalı. İlk yardım çantası al. Almadı. Vallahi yani şu anda ne yapacak merak ediyorum. Sürreal oyuncularını dinliyor. Arkon eline çekti bombasını. Tabii evin üst katından, buradaki binanın üst katından karşıya doğru gidebildiğini tahmin etti mi diye baktım. Hayır, merdivende beklediğini düşünüyor şu anda. Yalnız jetkill açıkta. Şu anda Rookie'yi hiç beklemedikleri bir noktada arıyorlar. Karşı tarafa doğru bir koşu başlayabilir. Bereli ile birlikte Rookie'nin üzerine doğru çıkmak isteyecek Arkon. Yanında bir oyuncu daha var. Rookie bir oyuncuyu tekrardan düşürmeyi başardı. Oy, oy, Rookie bir tane daha almak istiyor ama hayır bulamadı. Kendi canını azaldı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Rookie sen? Pompalısıyla çıktı ve New Earth'sakinde noktayı koyuyor. Dansöz etmeyi vurdu ya.
inanılmaz bir pozisyon oynadı. Onu söylemek lazım. Ya oyuncuyu da Niverse oyuncusuna wow kutlamak lazım. Çok dirayetli ama Harbi yani Sürreal burada 4 kişi devamlı şansa sahip olabilecek. Footy Sports onlar da görmediğiniz noktada bir oyuncu kaybı yaşadılar ama bir skorda çektiler. Yani işin komik kısmı ben de akıyor kaçırdım. Ben de başladım oradan abi. Tercihini yapmamışsın. Hangi takımı tercih ediyorsun diye. Ben de böyle bir baktım. Footy Sports dedim bir kişi bitti direkt. Bağış falan da bak ya. Yazdım Foot yazdım. E-Sports'u arkadan yazıyordum. Büyük bir şans. Güzel durumdayız Hüseyin. Güzel durumdayız. Şuradan birazcık puan çekersek daha da güzel olacak bizim için. Bir şey var böyle bir hani buna tövbe estağfurullah. Uğursuzluk diyelim. Uğursuzluk diyelim noktayı koyalım. Diyebiliriz bu arada. Eskiden de benim tahminlerim ne çıkardı hatırlıyor musun ilk başta? Hatırlıyorum. O zaman müneccim gibiydin yani. Bakıyorum. 2 S2G var. Bir Beşiktaş, bir Next Real, bir Foot Esports benden ve bir Firefly. Laksır oynayabileceği pozisyonlar diyecektim ki. Körde face to face iyi bir oyuncu. X-Ray bitiriyor. Elvis'te Laksı bitirince Deniz Bank herkes de 11. olarak bir skorla birlikte Levin haritasına veda ediyor. Sen buradaki pompalıyı çok seviyordun değil mi? Ben çok öyle seviyorum yani. En sevdiğin pompalı değil mi? Pompalı, en sevdiğim pompalı yani Senceres pompalısı bile diyebiliriz hatta buna Sinan. O kadar mı? Tamam bundan yani sonra ona Senceres yani pompalısı diyoruz. O kadar. İnanılmaz bir yakın mesafede. Seviyorum ya silahları. Sinan, biliyorsun evet, tabii ben özellikle kendim oynadığım zaman oyunlarımın büyük bir bölümünü Livik'te geçiriyorum. Evet, şaka yapmıyorum. Aynen biliyorum. Ya, özellikle zaten mid bölgesini atlıyorum. Buradaki savaşlar çok keyifli oluyor. Keyifli oluyor değil mi? Yani bir de Stein herkesi vurduğum zaman zaten bir 10 skorla falan oradan çıkıyorsun. Sonrasında devam ediyorsun. Tepelere çıkıp oradan gelenleri avlıyorsun falan. Gerçekten oynamaktan keyif aldım. En büyük haritalardan bir tanesi. Ben geçen hangarda 15 vurdum. Kendinden geçtim. Arkadaşlar muhabbeti boş edin. Yok şu gitsin, şu kalsın, şu şunu yapamıyor falan. Muhabbetleri salın. Bisik muhabbetleri değil onlar. Desteklemek böyle bir şey değil bu arada. Bir adam da oynuyor diyorsun. Şimdi biraz sessizleme seyahat. Bir de normal amaçlı böyle bir şey yapıyorlar diye. Bir takım bitmeye bir kala. Yani Footy Sports'ta bir oyuncu kaybı yaşadı. 4 skor almış. Burada sana bir şey söyleyeyim mi? O mermi de gitseymiş. Onu da düşünüyormuş. Sürreal kaldırıcı orada mermiyi burada bekliyordu ama o binanın üst katından dolaştı. Diğer tarafa geçti. İki rekat kandırdı vallahi takım. Vallahi. Bir 50 üyelik daha geldi Gökçe'den. Çok teşekkür ediyorum. Ama Sürreal yine burada oyuncu kaybetmeden 4 skorla gayet iyi çıktığını söyleyelim. Solkay yakın mesafede. Senceres pompalısı ile birlikte karşısında diyecektim. Demon var. Demon yakaladı Solkay'ı. Ya şu pompalı gerçekten oyuna kaldırırsın. Konuştu karşılıklı ama Demon'ın Senceres pompalısı bir tık daha iyi çıktı. Daha iyi çıktı. Etkili mantıklı çıktı. Okunmuş pompalı da diyebiliriz tabii ona. Kendini attı abi o gün. Dışarı yo attı. Dışarıya bir bomba da gelecek. Yandı dışarıda yandı. Tabii takım aksın. Evin içine attı ama. Evin evet içine attı ama Demon arka odada. Demon bombadan hasar almayacak. Solus bir bomba daha pişiriyor. Keç de çok uzak olmayan bir konumda. Yani Şangiller ekibinde de arkada Torex'in olduğunu söyleyelim. Bir cover fire'da oluşturabilir isterse Şangiller kadrosu. Lats'ı beklemediği bir açıdan dahil ederse Fireflux kadrosu buradaki savaşa daha ön plana çıkabilir. Regnum Karya geldi ama buraya Loxi Torex'i düşürmeyi başardı kafa atışlarıyla birlikte. Miskin olucu bir Regnum Karya kadrosunun daha hızlı bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Öyle de oldu. Loxi çekti eline pompalısı yakın mesafeye doğru koşuyor. Johnson'a o pencereden cevap vermek isteyen oyuncu Regnum Karya kadrosuna. Valt arkada düşürüldü ama iki oyuncu da. Rant'ta keşten geldi. Karşılıklı olarak bombaları çektiler eline. Johnson'a doğru bombayı gönderen ikisi Loxi oldu ama bak dışarıya. What? İsabeti bulamadı. Dışarıda patladı. Ağzında değil tam Loxi. Pencerenin bir tarafında patladı. Oğlum bu Loxi nasıl bir oyuncu lan? Jon Snow biraz aceleci oynayınca harbi ligde çok kaliteli oyuncular var ha. Loxi cezayı kesti, faturayı kesti. Recent'a düşmeye oldukça yakın. Demon ya bir hatasız bir oyuncu bu bölgede savunma yapmaya değil çalışıyor. Yani, hatası yok bu oyuncu. Yani, arka taraftan koruma sağlamak isterken Fireflux tarafından aşağı çekildi. Ama Regnum Karya buradan fena çıkmadı. İki skor çektiler. Bir oyuncu kaybedildi ama hızlandıralım. Yani zaten haritadaki takımların dörtte biri sadece. Dört oyuncuyla ayakta. Geri kalan bütün takımlar oyuncu kaybının tadına baktı. Yani Şangiller şu açıdan kötü pozisyonda kaldı. Ön taraftaki iki oyuncu Fireflux'la karşı karşıya. Arkadan da Regnum Karya yaralarını sağladıktan sonra buraya dahil olmak isteyebilir. Ay, onun canını azalttı ama arkalardan gelen Recent'a solusu düşürmeyi başardı. Livik'te kimsesiz dönüyor değil mi? Ama biraz geç kalınca solus yerdeki isim oldu. Ha, ben hızlandırdım. Demon artık tek başına Şangiller kadrosu içerisinde. Ben küçülmadım. Şimdi ay yanlıştan hasar aldı. Karşı karşıyalar. Bakalım catch mi? Demon mı? Catch kazandı. Şangiller kadrosu da 9. olarak bu Livik haritasına veda ediyor. Artık yalnızca 8 takım 26 oyuncu hayatta Sinan. Değişmeyen tek bir şey var. Herkesin bir silah Senceres pompalısı. Evet yani Livik haritasında. Kaliteyi nasıl arttırayım oğlum? Adamların verdiği kalite bakalım bu. Bakalım biz nereye yolluyoruz? İkisi iyi pozisyonda bu arada alan ortasında. Sürreal iki oyuncuyu aynı S2G'nin Paradise yaptığı gibi aşağıya doğru gönderdi bilgi alma amacıyla. Fireflux iyi pozisyonda olan takımlardan bir tanesi ama onlarda da bir oyuncu dezavantajı söz konusu. Power plant, bomboş.
S2G de yavaş yavaş birazcık daha kuzeydoğulardan oyunun içerisine dahil olmak isteyecek. Oyunun %90'ı Power Plant'te bitiyor zaten yani, ben anlamadım. İki oyuncu görüyoruz. Evet, Livi'nin öyle bir saçmalığı var. Musa'da şeyde... Çalışıyorum şu anda. Keç. Yine o üçlüye çok yakın. Yakın mı? Tamam. Çok yakın. Tamam, şimdi gördüm. Farm değilsin geliyor. Ona tabii biraz daha güneye doğru inip sonrasında orta... Özgür alabilirler ama zaten yani Askeus Refinery bölgesinin çıkışları çok elverişli değil pozisyon almaya. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet lütfen. Next Rüya çok sessiz, dikkat et. Bir anda herkesi vuracaklar mı diyorsun? Çok sessiz. Şşşş. Sesini çıkarma, anlamasınlar. Tamam, söyleme kimseye. Anlaştık. Evet, Lutz yeniden zıplayarak bilgi alma amacıyla çevresini kontrol ediyor. Kırcalı üst tarafa doğru baktı. Keçin canını bayağı bir götürdü. Arabayı ama tabii aldı. Ki oyuncuyu düşürmeye ve bitirmeye yetmeyecek bu mermiler. Ve Dumkarya, Şahangiller'den aldı. Bizimkiler. Oy! Bay bay bu seçim. Alırsın bunu, alırsın orada. Düşecek. Rahat. Rosen da Amsici'ye bir cevap verdi. Dokunma yerdeki isim Nexio'da. Loki'si de S2G'ye mermileri gönderiyor. O ne oğlum? Üçte bir savaş dokunma var ya, canı çok sıktı şu an. Kur'an kaçıyor. Eğer onlara dahil olursa dörtte bir savaş olacak. Yekta Loki'si yakaladı. Master Truck'lar çok iyi ya. Sen sessiz kaldılar biraz demiştin. Sessizliği bozacaklar gibi gözüküyor. Amsici yerde ama oda içerisinde kaldırılacaktır. Yani burada bu takımlar biraz daha sakin oynamak zorundalar. Mesafeler çok fazla, bitirmeniz çok güzel olmayacak. O yüzden aldı. Sonraki alanı da görecekmişiz gibi hissediyorum ben Sencer. Bu takımlar birbirinin üstüne çok basma yolunu tercih etmeyeceklerdir. Yani bir de 3. aşamanın en iyi 12 takımı burada olduğu için işler çok kolay gibi değil hiçbir takım için. Biz falan burada. Ben de sana katkı olacağım. Güvenli oynamıyorlar. Harita yeni. Evde 4 kişi var. Harita yeni yani. Bir Eren geldi oynuyor rahatlık. Miramar'da oynuyor. Rahatlıkları yok farkındaysan. Böyle geçerken sağa sola bir bakıyorlar. Normalde ezbere bildikleri yerler ama diğer haritalarda burada bir temkinsiz dolaşıyorlar gibi hisset. Temkinsiz değil mi de böyle bir özgüvenle bak. Yani şimdi Eren geldi. Lutz'u mu cebindeki silah? Bambinay silahı mı? Olduğunu, çukur olduğunu bile ezberlemiş oyuncular. Onhal var galiba. Hayır hayır. Bilmesi yok, silahı var. Sen de söylediğin gibi yeni. O yüzden o kadar da rahat coğrafi şartları bilmedikleri için ben de sana katılıyorum. Bu tedirginliği zaten oyuncuların atmış olduğu koşulardan, pozisyonlardan da aldıkları pozisyonlardan da anlayabiliyoruz. Rose'un çatıyı aldı. Güzel de bir pozisyon aslında. Yekta'yı biraz daha ileriye doğru gönderip Fireflux kadrosuna karşı öncü güç olarak kullanmak isteyecekmiş gibi duruyor Nexio'ya. Geçiş skor almış bu arada. Körcerra Elvis de ikişer skorla onları takip ediyor Footy Sports oyuncuları. Sefir Timbers'a ikişer skorla yine bu oyuncuları takip eden isimler konumdalar. Tabii ayakta kalan S2G'ye bakar mısın Sinan? S2G'ye bakar mısın? Çok yakın oynuyorlar birbirlerine. Bu dikkatimi çekti. Bir evin içerisine giren 4 oyuncuyu genelde biz görmeyiz. Abi ne yapalım? Onlar... İmkanlar böyle. Normal yani. Dokun meşin. Tank mod. Evet. Open. 58 biraz evet, garip. Bilgisayarım. Herhalde. Nexria bize sıkıyor. Bizimkiler aracı aldı kalse. Tank mod, exe. Şu araba duma atıyor. Birbirlerine de girecekler gibi bu alanda beraber. Çok güçlü kaldı Nexria çünkü oynamak durumunda ve önlerinde... Ay 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 ay. Kudur. Kudur Amsici'yi düşürmeyi başardı. Üstücü kadrosuna karşı Nexria'nın burada bir üstünlük ele geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Ay ay. Saylas güzel bir cevap. Kudur'a doğru geldi ama dokunma. Saylas düşürmeyi başarıyor. Amsici bitirildi. Frozen'ın gelen mermileriyle birlikte şu anda S2G kadrosunun başı birazcık dertte. Bir de bomba geliyor olacak. Yo. Nick'ine yaraşır bir aracı da altına almış şimdi. Raze'den bir cevap bombası geliyor olacak. Nexio'ya kaldırsa doğru. Bakalım burada isabeti buluyor olacak mı? İstediğini henüz bulamadı. İstediğini henüz bulamadı. Diğer taraftan yok. Arkalardan gelen bir Foot Espor var. İşlerin kaderini değiştirebilir. Foot'un gelişi S2G eskisi kadar arkaya güvenli bir oyunu oynayamayacak. Evet, orada ne yapacağız oğlum? Araç çok yani, geçmemiz lazım. Bir de alanın ortasından geldi o baskı şu anda Foot Esports tarafından. Ya çok arada kaldıklarını fark edecek şimdi S2G oyuncuları. Çok rahat bir oyun kurma şansları olacak zannetmiyorum. Bu da yani MG ile Lutz'ın aldığı skorlar. Bir değil, iki değil. Gerçekten çok net işlere imza atıyor. Yani onlar da iki kişi kaldılar. Onu da söylemek lazım. Rahat bir oyun şansı yok şu an. Lutz ve Soldus biraz daha böyle kutuda köşede İnşallah Ceygun abi. Rakiplerinin İnşallah, azalmasını bekleyecekler. Efendim. Uzar Oksa dikkat et. Niye dört kişiler diye mi? Öyle hissettim. His geldi. Tamam. Tamam şimdi Lutz aracına bindi yeniden. Rotasyona dahil olmak istedik. Reis'i aldık mı? Kaybetmişti Fireflux. Sanmıyorum abi. Bakalım Solus'la birlikte çok durum burada toparlayabilecekler. Alan içerisinde bulundukları bölge iyi olduğu için hala ciddi bir şansları olduğunu söyleyebiliriz. Evet evet kesinlikle öyle. Vallahi alıyor. Daha da sürükleniyor. Çok iyi bölgede bu arada. Tabii 3 kişi olmaları biraz onları diğer ekiplere nazaran geride gösteriyor. Yani Surreal, Ozorox ve Nexria 4'er oyuncuyla ayaktalar.
Yani Beast işte kaslı kolların avantajlarını burada bize bir kez daha gösteriyor. Oraya tutunup o kadar mesafeyi kaymak kolay iş değil. Bazı bünye kendisini o kadar kaldıramaz. Evet, mesela ben öyle bir şey kullanmak zorunda kaldım. Beni direkt böyle vücudumdan bağlamışlardı. Evet, yani ben de şimdi daha önce. Yani oraya çıktığım anda etkiye birlikte düşerim. Sven, Timber'ı aşağı çekti, basıyorlar. Ay, Seki çok açık çıktı. Ama ona cevap Orca ondan geliyor olacak. Sven'in bakalım face'ini attı bugün. Bakalım Storm mu, Arkon mu? Buradaki Kaya'nın, buradaki pozisyonun sahibi olacak. Karşılıklı ayak oyunlarını izliyoruz. Oy, şimdi Arkon'dan inanılmaz bir vuruş geldi. Bomba da geldi buraya, okey. Storm'u düşürmeye yetecek bir vuruş ama tabii ki Ozorox'un hepsini bitirmeye yetmeyen vuruşlar. Çünkü arkada daha fazla Ozorox oyuncusu var. Sven canını yeniliyor olacak. Nax'la birlikte Storm'u o bölgeden almak imkansız ama iki oyuncuyla birlikte Ozorox'un hala şansı devam ediyor. Evet, yani Jetkill ama güzel bölgeden gelecek. Şimdi burada Ozorox oyuncularını hazırlıksız yakalayabilir. Timber da artık kanamaya bitiyor olacak. Biz kaldırıldı. Storm zaten çektiler. Yani Jetkill şimdi tabii onun yerinden haberdar olacak. Sven hızlı döndü zaten artık. Bu Lordcusun sen. Sıkıntıya düşmüştü bence. Ama yok kesinlikle yok yok. Jetkill eline bombası var. Sven beklemediği noktadan mermileri alıyor. Dikkat etmesi lazım. Kendisi yere bıraktı. Bu mermilerden birazcık korumuş gibi gözükse de Jetkill attı bombayla birlikte. Sven düşürüyor olacak. Basamayacak ki. Tek bir oyuncu var. O da Nax. Bakalım neler yapabilecek tek başına. Beast açıklarda. Elvis onu uzak mesafeden yakalamayı başarıyor. Kute Spor 5 skor puanına kadar ulaşmış durumda. 16 oyuncuyla birlikte Levi haritasında yolumuza devam ediyoruz. Harbi olduğumuz yerde çıkmasaydı. Çünkü oyunda devam eden diğer altı takımda geçseymişiz daha iyiymiş. Evet. Evet. Yani Nexon'un avantajı var. Biz orada bir şey yapamayacağız galiba. Onların da olduğunu biliyoruz. Ben olsam alana bırakırdım. Lazım. Yani diğer takımların ne yapacağı çok önemli. Guys, Zwolf oraya yaklaşıyor. Bu isimlerin yapacağı tercih bence maçın gidişatını belirleyecek. Ne diyorsun yani, diyor? Alana bırakır mıydık kendini? Unutmuyor. Hayır hayır, bakıyorlar bakıyorlar. SG'yi temizlerse oyun içerisindeki takımlara karşı çok daha agresif 4 kişi bakıyor bize orada. Arkon'un tabii gelen oyun alanına düştüğünü görüyor olacağız. 7. olarak 7 skorla veda. Bandai dönerdi. Aa, bizimkiler sistere atıyor. Yok. Olur mu ya bizimkiler? Durumdayız. Alemin delikanlısı. Nexion'dan saldır. Sonra en çok oyuncu sayısı koruyan ekip Foot Espor. Onlar da 3 oyuncuyla birlikte yoluna devam ediyor ama geleceğimiz bir yer yok. Ulaştıklarını söyleyelim. Bunun yanına gelecek güzel sıralama puanlarıyla birlikte Foot Espor bu Libby gayet güzel bir şekilde geçebilir. Budur. Ya zaten bu alan daraldığında artık gerçek 13 kitim var lan KS. Belki basarsın o kiti bugün ha. Ya fark ettiysen SG'yi rahat etmiyor oradan. Yani sonuna kadar belirmek zorunda. Raze gösterme boş ver. Raze gösterme boş ver. Dışarıdan buraya bakan oyuncuları boş ver oğlum. Durumda kalacaklar alanın gelişiyle beraber ama bizim KS başaramaz kit basmaya oğlum. Ha neyse, foot aldı güzel. Güzel 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 güzel. Yakaladı şimdi, skorun garantisini çekecek uzak mesafeden. Solus görmediğimiz tarafta Frozen düşürüyor bu arada. Tamam. Ya KS'e git dönmeyi başaramayan bir insan. Ben de çok emin değilim abi şu baza videonundan. Erken bak. Gitti bir ıskal. Hayır hayır, ıskalarsa gidiyor. Geçen defa öyle yapmış ya. Yerden tabii kaldırılabilecek mi diye bakıyorum ama Foot'un çok iyi pozisyonda kaldığını söyleyebiliriz. Alanın her bir köşesine adeta kuzeyine, güneyine, batısına hükmeden bir Foot var. Yani KS'ye çok açıkta kaldırılıyor ama sanırım KS'nin o bölgeye açısı yok. Yani hem kaldıran hem de Frozen'ın tek... EG'de mi ikisi de? Şarjöre bitirebilecek bir galiba açısı var ama. Yok, CC alan dışı. Şu anlık alan tabii Kalsi oraya bakamayacak. Alan içinde kit basıyor sanırım. Ayy. Farfax'a kötü sıkışmış. Oyanıcı kim attı? Lutz. Anlayamadı ne yaptı yani. İçini de vurdu. Diğer oyuncu da düşüyor. Solus da düşüyor ve Farfax 5. olarak oyuna veda ediyor. Nexion'un da alanın içerisine girmesi için bir koşu yapması gerekli ama hadi lan şu GG de ölürse üçüncülük. Koşu yollarını tutmuş gibi gözüküyor. Hadi lan. Yani Zwolf'un neler yapacağı dediğim gibi tek kalan oyuncuların neler yapacağı çok önemliydi. Nax'ın çok büyük bir etkisi olmadı ama yani Zwolf'un etkisi Elmiş çok büyük oldu. Burada Farfax'ı bitirdi başka bir bölgede ve şu anda yani o bomba götürür mü? Zwolf'u kontrol etmek zorunda. 2'ye 4'te yani burada Nexion'u tutabilir misiniz? Hadi bilmiyorum. Kit bitiyor, kit bitiyor bizim. Kit bitiyor. Hadi. Zwolf'un üzerine oynatıp burayı tamamen temizleyip diğer 3 oyuncuyla diğer takıma odaklanmak da isteyebilir. O Zwolf'a başka yerden mermiler geliyor. Öldü. Tamam. Öldü. Belki iki. Ne diyorsun? Ya o kadar kötü. Yok yok. 9 skora kadar çıkan bir Foot Espor var. Şimdi hedefi Nexion olarak belirlemişler gibi duruyor. 600 hasara kadar çıktı Elvis Yekta. Bombayı gönderecek. Güzel bomba olabilir. Senin de Hadi lan ikicilik. Hadi. O geldi. Yürüyün. Kalsın. Kundur aldı bir de. Ne yapıyor? Ulan gider he. Abi basanlardan öğrendiğimiz kadarıyla bu kadar oluyor.
Ne yapalım? Önce takıma kiti alıştıralım abi. Bak, takıma kiti. İkinci olsak yeter. Kalsiye veriyoruz oğlum artık bundan sonra kitleri. Gerek yok. Ne oğlum millet ne yapıyorsa bir de aynısını yapalım. Örse değişiriz taktiği. Vallahi Storm Rapid'i bir tane kill aldı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şu puanları bir görelim. Beyinleri atalım ama. Beyinleri atalım. Bak güzeldi bu maç. Yani olunabilecek en pozisyonu saç sponsorun olmak isterim. Hatta kendi markam olan saç bakım ürününü sana görmek istiyorum. Hediye olarak kabul edersen memnun olurum. Abi bakalım abi. Saçta bir sıkıntı var zaten. Şurada bir dökülme var. Onu bir halledersek güzel olacak. Destücüden sonra şurada bir dökülme başladı. Evet, destücüden sonra bir dökülme başladı abi. Hafta mücadele edecek. Beyaz sıkıntı yok. Kimler olacak? Nasıl bir sıkıntı. Yol haritası çizecek benim yorumcularım acaba? 15 puan mı buranın puanı bilmiyorum. Yok. Bilimiz vardı ya birinci, abi. Birinci 10. 8 puan. 8 puan. Güzel. 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 8 daha düş abi. 31 puan kaldı aramızda galiba şu an. Yapma. Galiba 31 puan kaldı şu an Beşiktaş aramızda. Evet. İşte çekemedi zaten. Futi Sports almış olduğu güzel galibiyetle beraber 3 çekmiş. 3 çekmiş. Bir dakika hemen hesap yapayım. Galatasaray'ı güldürdü. Gider ayak. Gider ayak bir de çelme taktı piç. 34 puan var. Genel olarak oğlum acaba biz düz sayılası çok mal ettik diye mi ya GTA'da? Birçok şey olacak. Çok kanser ettik. Geldiğinde hangi takımlar katıldı katılamadı onun üzerine konuşacağız ama şunu söyleyelim. Lig aşaması benim bu zamana kadar izlediğim en çekişmeli lig aşamasıydı. İzleyenler de bana katılacaktır. Sen katılıyor musun? Tabii ki. Ben bunu hem anlatımda çok söyledim hem bugün de ilk analiz masalarından birinde dedim ya yani mesela güz tabii ben senin kadar PMPL ya da ben senin kadar turnuvada görmedim. Bir ilk PMPL'de çalıştım. Aha, bir de sonrasında Avrupa Şampiyonası ve Arabistan'daki World 233 puanla bitiriyoruz. Gördüm. World Invitation'a ayırmak güzel, lazım. Orada evet. Dünyanın en iyi takımları mücadele güzel ediyor ama diğer PMPL'e oranla İyiyim. Hatta bence Avrupa Şampiyonası'nın kalitesine bile alo. Üstündeydi alo. Bu turnuvanın size, kalitesi. Şöyle, çok evet, fazla yan var. Rol takım vardı. Ya ben yok mu? Birisi mi dayandı? Şimdi iki kötü haberim var. İyi haberim yok. Hatta üç kötü haberim var. Ney? Tamam söyle. Birincisi turnuvanın komşu. Hayır, komşu geldi. Sıkıntı şu an. Bayağı bir tartıştık ettik. Ben oynayamıyorum. Sen oynamadığın için ben oynayamıyorum. Nezarete mi götürüyorlar seni? Sen oynamadığın için biz de oynayamıyoruz. Yok. Ben sordum. Siz oynayabilir misiniz diye. Oynayamıyorsunuz. Hep konjur yani açsın. Konjur da açamıyor. Partner olmadan oynatamam sizi diyor. Tamam sen açacağım de, oynayacağım de ama yayın dışı oynayacağım de. Üçüncü yayın dışı da oynayamıyorum. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir dakika. Kötü haberler var bir saniye. Evet. Bir kötü haber daha. İyi haberi söyleyeyim mi? Söyle. Oynuyorum. Sikerim komşuyu. Devam. Yok. Ben bu malın bağlantısını kestim. Bir daha geldi, bir daha kestim. Allah'ım ya Rabbim. Bak, abi sakin çetin. Bu diyor bir dakika içinde kalmasın. Bu çetin huzurunda demek istiyorum. Tamam mı? Sizin huzurunuzda da arkadaşlar. Harbi bunu gibi mal bir insan görmedim ben. Tamam abi sakin. Yok. Bir dakika. Şaka yaptım. Gerçekten komşuyla konuştum. Bir günlük daha idare eder ya. İdare eder. Ben komşumu seviyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Yarın bilgisayarımı zaten taşıyacağım. Nereye? Salona. Dur ben genel puan tablosunu falan size göstereyim chat. Onu bekliyorsunuz değil mi? Alabilir miyim genel puanları? Arkadaşlar beğenelim. Yayını 17-18 bin beğeniye tamamlamadık mı şimdi? Bak 10.500 kişi bir anda beğeniye atıldım. 17-18 bin olur. Free beğeni ücretsiz biliyorsunuz. Like amcaları like. Basalım unutmayalım. Bakalım kaça kadar çıkıyorum. Aranızda beğenmeyen ilk arkadaşlar var biliyorsunuz. Şu puan tablosunu verene kadar. Ben de ya da buradan puan tablosunu alana kadar. Biz zaten Nibo'da yayına geçeceğiz birazdan. Turnuvayı oynamak için. Onu söyleyeyim. Ya bu arada hemen geçmemiz lazım abi. Kaç dakikası var? Evet. Şimdi başlayacak. 8 dakika sonra başlayacak. Daha varmış abi ben buradan giriş yapayım. Ya odaya gir abi. Kim kaybetti? Sencer kaybetti. Sencer. Oğlum Sencer çok iyi aslında da nasıl kaybediyor ben de anlamadım.
çok teşekkür ediyorum. Beni resmen ne derler ipten aldılar. İnanılmaz. Beni ipten aldılar. Ben benim Minecraft dostum nerede ya? Kim şu direkt? Kim neyi ipten aldı ya? Oğuzgun. Bizim challenge'a da karar. Bir dakika. Noktalarda. Yer kaybetti. Mesela abi yazmış. İnanılmaz. Sen Ceres. Geldim. Yer kaybedeceksin be adam. Olur bu arada. Yayına kapanmış da gelmiş. S2G ipten aldı da bizi almadı. Abla S2G ipten aldı bizi almadı abla. Ne yapalım yani şimdi biz? Gerçekten bu kadar olur. Bitirdiniz lan bizi. Dur ben biraz sayla sağa söyleyeyim. Abicim seninle GTA 5'te böyle oynadığımızda ağlayacaksan ve bu senin moralini bozacaksa söyle bir de ya. Oynamayalım. O değil de sonunda kör cerrah ne oynadı lan? Evet evet. Tamamen odaklandım. Kanka ay ben net MVP Kalsiye'yi yazdım ya. Senin o karışımlarından sonra. Ona bakacağız ona finallerde biraz daha. Kalsiye bu arada harbiden takımı kurtardı. Evet, kanka dokunmuyorum ya. Dokunma. Çünkü yani Mehit Reis'in dönemde biliyorsun paintball silahıyla taramıştık kendisini. Biraz dokunma fetişi olabilir. Sakin sakin ilerliyorduk ama finallerde işler çok kardeşim ben iyi oyuncuyu takdir ettim. Dokunma. Bana da sordular ya kim hangi oyuncuyu sevmiyorsun diye. Oyun tarzından dolayı dokunmayı tercih ettim ben. Geçen jumping check yaptı burada. Harbi çok sıkıntı oldu. Stüdyonun ortasında bir bunu yapmamıştı. Daha zor bir şey olsun. Puan tap bu hadi. Challenge'lar. Yani kendisine tarçın yedirdik ki. Dokunma. Orhan Gencebay'ın böyle bir şarkısı var biliyor musunuz? Dokunma. Dokunma diyorum ben de. Dokunma. Cerim gel. Dokunma. Dokunma. Yani o da MVP'si olarak. Günün de MVP'si, aşamanın da MVP'si, kaserin de MVP'si, hepimizin MVP'si. Selamünaleyküm. Evet, güzel bir pençeniz geldi. Dokunmanın şu üçüncü hafta oynaması fena. Bugün ikram etti bu arada. Ne yapıyor? El kol yapıyor sana. Sencer'le World Invitational başlamadan önce... Ama dün de oynadılar değil mi? Dokunma bu son hafta çok iyi oynadı. ...kaybeden taraf olmuştum. Damla aynen. Beni yaktı. Evet. PNPL finallerine sakalımın bir kısmı açık mavi bir şekilde geleceğim. Abi intro verecek misin? Ve gerçek boy olacağım. Vereceğim de... Neler olmuş, neler olmuş. Çok heyecanlı. Dur bakacağız. Vay vay vay. Sencer ne yapacak acaba? Buradan giderek keyif almaya başlıyorum. Bu atapusu gelecek mi ya? Zaten keyif alıyorum. Genel sıralama zaten verildi. Oğlum sen hangi bir sıralamayı beğenmek ediyorsun? BMG'si bitti mi yani burası? Evet finale gidiliyor işte. Haftaya final var. Tamam gene BMG'si falan olur yazmayacak mı? Bu programımızın sen sonunda da bir puanlamayı diyor. Birlikte olacak. Abi onlar genelde yayın sonunda vermiyorlar. Vermiyorlar ki yayının başında veriyorlar. Söylemiyorum. Ha verdiler. 817, 782. Güz döneminin Cöy, zor oldu. Güzeldi. Beşiktaş'ta. Ama... Beşiktaş'ta. Yok, bu şey. İşte ikinci dönem bu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bu arada. Ben... Güzel oynadı çocuklar. Bizim FF tepkilerimiz aynı olması. Yok lan aynı değilmiş lan pardon. 391. Pardon aynı değilmiş lan. 21 fark atmışız. En fazla bizde mi kill var? Bu arada siz şu an koç burada mı? Değil. Finale kaç puanla gidiyorsunuz? Kanka biz... Bu ne anasını satayım. Aha. Ya sıkıntı yok. En fazla bak, skor... Bak 3. aşamayı 3. bitirdin. 18 oradan. 19 buradan. Genelden. Evet. Kaç etti? 28-37. 2. aşamayı kaçıncı bitirdiniz? Hatırlayan var mı? Onunla galiba kötü gittik. Ben de öyle hatırlıyorum. Ama kaçtı onu hatırlamıyorum. Marjla tabii ki yani öyle çok ucundan kıyısından yakalamadılar. Bir 60-65 puanlık bir farkla finallere gidiyorlar. Ah be Lucky Seven. Aman. Adel ve Team Demiral finallerde olmayacak bu 4 takım. Lucky Seven, Dark Passage, Game Bedel Esports ve... Toplamda 75 puanla gidiyoruz. 76 puan Beşiktaş. Bayflak 69. İkinci aşamayı birinci bitirmişsiniz. Ben de anlamadım. Hayır. Evet. Evet nasıl oldu bilmiyorum. Biz birinci bitirdik ya oğlum. Herkes bir yazıyor. Pardon. İyi de bizim kötü yok bu arada. Bizim kötü yok ki. Hep iyi gitmişiz. 20'de oradan 57. Birinci aşama kaç? Birinci aşama ne çet? 18. 18 yazıyor ya. Dostum üstlerinde aşama 1 diye. Ah be. El Seven finallerinde yok. Ekrana vermişler. Bir daha yazdı. Gelin pazarlık yapalım. Ne yapalım? Sağlık olsun canım benim. Next. Go next. Bence ilk başlangıca göre gayet güzel daha. Abi ben zaten böyle düşünüyorum. Evet. Ama şu garantiyi size veriyorum. Next sezon
ilk 5. Direkt sezon direkt şampiyonluk buluyorsun peki. Bu hayır hayır. Ben o kadar kendimi camdan çıkartmıyorum kardeşim. İlk 5 yeter bana. Para boyu mu peki? Efendim? Para boyu mu? Gelsin amına koyayım. Parasını saymazsam adam değilim. Abi onlar paraya gelmez mi? Bu arada kanka sana bir söyleyeyim. 75 puan almış. Beşiktaş 76 almış. Çok iyi abi bu arada. Çok iyi. Yani alabileceğin maksimum 80 zaten. Daha fazlasını alamıyorsun. Yani. Yok mu? Çok iyi. Bu sefer... Yok mu bu sefer? Şaşırtıp. Buradaki şampiyonluğu bu sefer bıraktık. Değiştirdik. Evet işte bu kış günü. Global şampiyonluğumuz. Şeyde... Finalde... almamız. Bu niye geldi lan? Frozen diye geldi oğlum. Frozen ranzada mı yatırıyorlar lan seni? Bak yatakta oynuyormuş da. Ortaya koydunuz. Başarıların daim olsun ve seni teknik sorularla. Abi bizim Mesut'un game'i kalks. Baş başa bırakıyorum sevgili Frozen. Abi biz de ranza çok iyi. Biz de ranza koyalım artık. Vazgeçtim. Bize fazla bizimkilere fazla. O ev çok iyi. Bizimkiler evi bayağı ya. Biraz daha geriye gitmek istiyorum. İyi de. Neyse. Oldu? Eski şampiyona ne oldu? Çünkü televizyonu hak etti mi bizim aşamada, ekip? Yani gerçekten bize ikinci aşamayı bence hak etti. Hak etti mi? Sonra bunu konuşabilir miyiz? Hayır abi, finale gitmeden önce. Hak ettiler mi? Büyük dev ekran böyle. Hak ettiler mi? Ben de gitmiştir kanka. Maksimum 80 puan. Tamam. Kerim çok çok teşekkür ediyoruz. Kerim çok çok teşekkür ediyoruz. Ne için? Kendi televizyonunu vereceksin. Oğlum. Kendi televizyonunu verdiğin için. Helal olsun. Bizlere alkışlayalım. Alkışlayalım. Bravo. Alkışlayalım. Alkışlayalım. Daha 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 anal daha iyi biz buluruz. Yaptırtırız. HDMI kablosunu takarız. En iyi şekilde. Televizyonun dandik değil mi oğlum? Gördün. Kaç bu ekran? Bunun televizyon devasa ve mükemmel abi. Abi ya tamam. Daha fazla bir çıkar. Çok teşekkür ediyoruz Kerimcim. Gerçekten abi, takım çok, çok iyi analiz çok, edecek. Çok, çok daha iyi analiz ya, edecek. %100 sana kazandığımız ödüllerden %1 de pay veriyoruz. Bu helal televizyonun olsun. Helal olsun diyoruz. Alkışlayalım Kerim Yaman'ı. Chat. Chat alkışlayalım bak chat. Alkışlar sana geliyor Kerim Yaman. Kerim bitti. Bitti. Tamam ama şöyle bir şey var. Emre'yi çağırabilir miyiz? Emre'yi çağırabilir misin? Bir an Discord'a gelebilir miyim telefonuyla arasaydı? Paketlesin. Yani hemen hızlıca bir telefon bir çağırabilir misin bu Discord'a? Emre ya da Seyit biri gelebilir mi? Başlayalım bak abi şimdi. Televizyonu bir taksiye bindirip yollayabilir mi? Gel. Yani çok teşekkür ederiz. Takım Kerim Yaman'a borçlu olacak. Tamam, kolay. Helal olsun diyoruz Kerim Yaman'a. GTA 5'teki next oyunda da üzerine oynamayacağıma söz veriyorum sana. Bunun da. Tamam, duyuyor söyle. Emre duyuyor. Emre. Efendim gir abi. Abim Discord'a telefondan. Gir hemen 2 dakika. Geliyorum hemen. Abi niye? Bir saniye ya. Ama paketleyeceğiz oğlum da. Sıçarım böyle işin içine ya. Bir yaklaştır bakayım televizyonu. Buna bir de beğenileri bir 20 bine tamamlayalım olsun bitsin arkadaşlar. Olmaz. Böyle olur. Hayır ya hayır abi televizyon olmaz ya. Şey olacak. Kerim Yaman yazarak takip edebilir misiniz abi? Tamam Kerim Yaman olarak da. Ay alacak ya turnuvadan olmaz abi. Gel bakayım gir. Kerim ne Yaman diyor, olarak. Ben anlamadım ki Barış abi yine bir şeyler planlıyor. Gir bakayım. Nerede Emre gel. Emre. Sendeyiz kamerayı. Dostum. Aç kamerayı. Açma. Aç. Televizyonu göster. Anana avradını OBS'i verdik salak gibi dur. Televizyonu göster diye. Aç kamerayı. Kamerayı aç Emre. Televizyonun yanına alalım seni. Senin tipini değil. Oğlum. İyi. Emre bir git bakayım yanına. Kötü. Emre git bakayım bir yanına. Yanında git bakayım. Zaten. Yanına kamerayı git salak. Dursun sen git. Aynen. Selfie al. Bakayım. Karanlık mı o? Ben anlamıyorum sen bir şey an ne yapayım? Bu ekran kaç? Kaça kaç bu ekran? Kaça kaç bu ekran? Galiba ya. Kaça kaç? Abi yanda da şeyler var bu arada. Işıklandırma falan sessiz. Oğlum, çok güzel. Allah sizi kahretmesin. Kanka nesi küçük iyi devasa bence. Ben benimkisini vereyim. Kaç abi seninki Türkiye'de değil. Abi biz ne olmuş ki? Sanki ilk defa televizyon abi götürüyorum Türkiye'ye. Kanka ben şeye aldım bunu. Tamam. 37 mi 38 bin liraya mı ne aldım? Şu tamam. Anda bilmiyorum. O zaman. Bu burada çarşamba günü dönüyor ya. Veririz onun elinde bir tane. Sevgili YouTube ben artık buradaki yayını kapatıyorum. Çok çok teşekkürler ediyorum siz güzel izleyicilere. Biz şimdi hızlı bir şekilde
Nimo'daki yayınımıza geçeceğiz. Onun ayarlarını yapayım. Hemen maç esnasında Nimo'daki yayına girmiş olacağım. İsteyen arkadaşlar sık kanalından Nimo TV Barış Chart listinden bir saniye ses kapat gelelim. Barış Chart listinden gelebilir. Nimo TV Barış'ı unutmayın. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Çıkar ayak, gider ayak. Bir yayını beğenirseniz de sevinirim. Desteklediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Öpülüyorsunuz.